Yaşanmamış Yaşamlar. Yazan: Hasan Akkuş. Türü: Roman. Basım yılı: 2022. 1. Bölüm. Savrulan Bir Hayat. Geçmişi midir insana hüzün veren yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geçmişini düşünen? Bir bataklık gibi geride kalıp kuruyan mı yoksa gölge misali insanın yakasını bırakmayan mıdır geçmiş? Kendinizi tanımaya başladıkça kendinizden nefret ettiniz mi? Ben küstah bir adamım evet ve bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki ben küstah, çıkarcı, kötü düşünceli biriyim. Aklımdan zorun var, kendi kendimi tüketircesine eziyet eder, kendimi en alt sınıfta gören biri olarak bu hallerimin normal olduğunu düşünüyorum. Sizin ne düşündüğünüz ise şu an pek umurumda değil. İnsan açık sözlü olmalı efendim, en başta kendine açık sözlü olmalı. Kendine bile açık sözlü olmayan insanın iki böbreği olduğundan şüphe duyarım. Bu türden insan görünümlü mendeburlar hayatlarının bütün evrelerinde yalanla nikah kıymış gibidir. Nereye gitseler, nerede konuşsalar muhakkak küçük de olsa bir yalana yer verirler. Şimdi diyeceksiniz ki yalanın büyük küçüğü olur mu? Olur. Bal gibi tatlı, sakız gibi yapışkan olur. Hem unutmayın ki en başta söylemiştim. Benim aklımdan zorum var, lütfen düşüncelerimi sorgulamadan önce biraz sabırlı olun. Aranızda sanki sen de sütten çıkmış akkaşıksın diyerek homurdananlar var, duyuyorum. Elbette değilim, hiç kimse değildir. Yüce peygamberler bile sütten çıkmış akkaşık değildir. İnsan hatalarıyla, yanlışlarıyla, günahları ve ıstırabıyla insan niteliğini taşır. Velhasıl bunu hayatımızın neresine kadar yaptığımız önemlidir. Konuyu dağıtmadan devam edeceğimden kuşkunuz olmasın. Ben ki feleğin çemberinden tam geçecekken kapısından dönen biri olarak müsaadenizle biraz kendimden bahsetmek isterim. Çalışma azmiyle adeta yanıp tutuşan, Allah'ım iş olsun, deve kulağında tüy olsun hesabı, her işi yapabilecek, gece gündüz iş arayıp bulduktan iki gün sonra belalar okuyup kendimle beraber çalışan diğer insanların hayatını da zindana çevirince mesaisini bitirmeden adamların işini oracıkta bırakıp cehennemin dibine kadar yol alan biriyimdir. Bir keresinde yine harıl harıl çalışırken, ben bu dünyaya hep çalışmaya mı geldim? Düşüncesi kafamın bir yerinde doğu verdi. İş görüşmesine gittiğim sırada ise kendimi adeta bulunmaz Hint kumaşı gibi pazarlamış. İş sahibinin gönlünü daha o anda fethetmiştim. O zamanlar kendimi pazarlamayı iyi biliyor, tıpkı hayatımız boyunca farklı yerlerde ve farklı durumlarda kendimizi pazarladığımız gibi asla o kör olası gururumdan ödün vermiyordum. Bu düşünce beni yakıp kavururken bir anda ocakların altını kapatıp önlüğümü de bir savaşçı askerin zırhını yere atması havasında imalatın ortasına fırlatıp basıp gitmiştim. Biçare adam, iş sahibimiz konuşurken bile dinlenir, iki nefes alıp bir nefes verirdi. Nereye gidiyorsun, sorusunu soramadan nefesi tıkanmıştı sanırım. Boğazıma yumruk yemiş gibi, gözleri o koca biçimsiz burnunu bile gölgede bırakacak biçimde genişlemişti. Tabii bunlar beni durdurabilir miydi? Tabii ki de hayır. Adam sözünü bile edemeden ben ufuktan kaybolmuş, kendime zevzek zevzek sözler mırıldanıp, koca ağzımla iğrenç sesimi aldırmadan şarkı söyleme cüretinde bulunuyordum. İlk iş günümde yaptığım davranışı adeta kutsal buluyor, kendimi öve öve bitiremiyordum. İnsan kendini, kendisine över mi? Diye soracak olursanız evet, yapar bunu. Hem de öyle bir yapar ki, acaba bu kişi ben miyim, diye kendine sormadan da edemez. Sorarım size, aşağılık bir karaktere sahip olmayan biri böyle bir davranıştan utanmaz mı? Yaptığı davranışın ne kadar ayıp, sersemce bir durum olduğunu anlamaz mı? Ben bunu anlamadım, belki de anlamak istemiyordum. Burasını pek hatırlayamıyorum, fakat içinde bu belli başlı düzene karşı öfke, kin ve nefret vardı. O kadar çok nefret etmiştim ki, bu düzeni kuran ahmaklarla bir yerde denk gelsem, Allah yardımcıları olsun. Her şeye itirazım vardı. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul edemiyor, illaki benim istediğim şekilde olması gerektiğini düşünüyordum. Sanki evrende yalnızca ben yaşıyor, benden başka herkes boşuna yaşıyormuş düşüncesi damarlarımdaki kan gibi benliğime işlemişti. Peki ben kimim? Kim oluyor da böyle düşünebiliyordum? İnanın cevabını hala tam manasıyla veremiyorum. Ama buna biraz da olsa sebep olan durumlar da vardı elbet. Hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez ya. Sen taş atmazsan denize dalga neden oluşsun veya sen gülü koparmak istemezsen dikeni nasıl eline batsın. Tabiat bu düzen üzerine kurulmuştur, her şey bir neden ve sonuca bağlanır. İnsanın hayatında yaşadığı olayların nedeninden daha çok neye mal olduğu, nasıl bir sonuca vardığı önemlidir. Bu hovardalı bakış biçimim beni bir anlık halkının kurtuluşu ve refahı için göğüs göse savaşan asil şövalye yapsa da, genellikle sefil ve rezil hayatımın verdiği hayalperest düşünceden ibaretti. Ellerimi, paçaları beş karış katlanıp çoraplarımın arasına sıkıştırılmış pantolonumun delik ceplerine koyduğum zaman bütün sefilliğim yüzüme vuruyordu. Aylak aylak gezerek zamanımın çoğunu Doğu Bayazıt'ın çamurlu, yamuk yumuk yollarında başıboş volta atarak harcıyordum. Çevremdeki yaşıtlarım ise şeytandan kaçarmışçasına bir telaş içerisinde gelecekleri için para biriktirir. Arap ülkelerindeki köleler gibi sabah akşam demeden çalışırlardı. Hemen hemen hepsinin tek derdi bir ev satın almak ve belki bir iş tutmaktı. Bu zevksiz, bir o kadar da görgüsüzce olan düşünce koca toplumumuzun hayata bakış açısı olmuş, et tırnak gibi ayrılamazdı. Tabii bu benim fikrim, kimin ne düşündüğü bana vız gelir. Elbette ki çalışmak gerekiyor ve bir gelir elde edilmeliydi fakat koca bir ömür sadece bu kıt düşünce uğruna harcanamazdı. Bana gelecek olursak, Allah belamı vermiş ikisini de yapamıyordum. Zaten bütün hayatım hep yapmak istediklerimi yapamamak, kaçtığım şeylerin esiri olmaktan ibaretti. İradesi zayıf biriydim, hala da öyleyim gerçi. Birazcık akılandım desem inanın yalan olur dostlar. Bütün bu olumsuz yönlerime rağmen çok kırılgan biriyimdir. Birinin bana ters ters bakması bile içime dert oluyor, uykularımı kaçırıyordu. Bir ortamda konuşmak istesem belki on kere düşünür sıra bana gelmeden ne konuşacağımı ya da ne cevap vereceğimi belirleyerek konuşuyordum. İçimden bu konuşma metnini hazırlarken sohbetin rengi değişiyor, hep geriden geliyordum. Hal böyle olunca benden cevap bekleyenler beni baştan aşağı süzer, sabırsızlıkla, acaba bu ahmak yine ne saçmalayacak, edasında beklerlerdi. Yaptığım konuşmamın sohbetle alakasız olduğunu hemen hisseder, konuyu toparlamak isterken iyice batırıyordum. Hırçın köpekleri andıran keskin bakışlar arasında kendinden geçercesine yersiz cümleler kurmaya başlar, ne dediğimi ben bile bilmezdim. Kafamın bir köşesinde susmam gerektiği düşüncesi ne kadar ağır bassa da kendimi de dinlemez, rezil konuşmama bir kat rezilliği de ben ekliyordum. Sözde beni dinleyenlerin arasında kıkırdamalar başlayınca rengim değişiyor, şakalarıma kadar terliyordum. Yalan olduğu her halinden belli olan bahanelerle oradan ayrılıp hakarete uğrayan ezilmiş gururumun verdiği ıstırabı serçe parmağıma kadar hissediyordum. Arkamı döner dönmez ezik herif, iki kelimeyi bir araya getiremeyen zavallının teki homurdanmalarını kulak zarım delinircesine işitiyor, ruhumda derin bir acı ve nefret baş kaldırıyordu. Dışlanmıştım, ilk defa değil çoğu zaman, belki hep dışlandım, bunu kendime bile itiraf edemeyecek kadar zavallının tekiyim işte. İnsanların beni alaya aldıklarını, benimle dalga geçeceklerini bildiğim halde, kendimi kabullendirme çabasına giriyordum, Anlamsızca ve aptalca. İlk suç hırsızlık. Henüz 12 yaşındaydım sanırım. Yakıcı güneşin altında yanmış tenim, soğuktan ve kirden çatlamış ellerimle kendime göre gayet büyük bir iş olan ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Cehennemde denk gelsem yüzüne tükürüp dönüp bir daha belki defalarca tüküreceğim maymun suratlı aptallara hizmet sunuyor, koca ağızlarından damlayan salyalarını görmezden geliyordum. Dünyayı ayaklarının altında zanneden bu aşağılık iblislerin sadece parası vardı. Parası olanların dünyayı kendisine ait olduğunu hissetmesi pek modaydı bu dönemlerde, parası olmayan zavallılar da nadir de olsa bu düşünceye kapılabiliyor, fakat kısa süre içerisinde daldıkları hayal ileminden hemen uyanıveriyorlardı. Benim gibi mesela, yaşıtlarımla göz göze gelmekten kaçınır. Kafama azarlanmış yavru köpekler gibi kaldırmaya asla cesaret edemezdim o aşağılıkça, küçümseyen bakışlar adeta kalbimi delip geçiyordu. Hele ki bir kız ile gözlerimiz çarpışsa bir yerde, çatlamış bir o kadar da siyah boyaya bulanmış, rezil ellerimle yüzümü kapatıp olanca gücümle ağlamamak için kendimi sıkarak olduğum yerde taş kesiliyordum. Siyah uzun kepiklerin altında kalan o ışıl ışıl zeytin tanesi koca gözler, beni görünce patlayan gaz lambası gibi ışıltısını o anda kaybediyordu anlayacağınız insanların hayatını mahvetmeye küçük yaşlarda başlamıştım. Ondan önceki zamanlarda başkasının çocukluk kabusu olup olmadığımı hatırlayamadığım için kendime iftira atamayacağım ama asla tatlı düşlerinin beyaz atlı prensi olamayacağımı adım gibi emindim. Işıltısını kaybetmelerini de bir yere kadar sineğe çekebilirdim lakin o gözlerin derinliklerinde gizlenemeyecek kadar ışıldayan başka bir şey olurdu, acıma. İnanır mısınız dostlar, ta ağrı dağının tepesinden bile baksanız çok açık şekilde bu bakışın, acıma, küçümseme ve hor görme olduğunu anlardınız. Ruhumu, tarif edemeyeceğim bir duygu kaplardı o zaman. Kendimi ezilmiş, hakarette uğramış sayar, sızlayan kalbimin feryatlarını içimden bağıra bağıra bastırmaya çalışırdım. Kare şeklinde sert tahtalardan yaptığım boya sandığını sırtlayıp olanca gücümle oradan koşar adımlarla uzaklaşır, İnsan içine çıkmaya cesaret edemezdim. Çalışmak elbette ayıplanacak bir durum değildi yalnız o yaşta bu durumu kabullenmek oldukça güçtü. Kasım ayı gelmiş, her yer beyaz örtüyü sırtına geçirmişti. Doğu Bayezid'in soğuğu dillere destandır zaten. Böbreğinize kadar soğuğu hissedersiniz. Bir gün şehir merkezinde ne yaptığımı bilmeden aşağı yukarı dönüp duruyordum. Kış aylarında ara sıra böyle kaçamaklar yaparak işimden kaytardığım olurdu. İnsanlar parkalarını sırtlarına geçirmiş, dudaklarını öne doğru uzatarak nefesleriyle solgun, bir o kadar da hastalıklı görünümlü suratlarına doğru üfleyip burunlarını ısıtıyordu. Ellerini ceplerine koymuş, sanki sırtlarında yük taşıyormuşçasına öne doğru hafif eğilerek yürümeye çalışıyor, kimse birbirinin yüzüne dahi bakmıyordu bütün koyunlar kendi bacağından asılmıştı anlayacağınız. Hava oldukça soğuktu. Tipi şiddetini artırmış, karnıma sancılar girmişti ama buna kulak asmıyordum. Daha çok ağrısın diye mırıldanıp hala dolaşıyordum ortalıkta. Seyyar satıcılar tablalarının üstünü naylon poşetlerle alelacele örterek, malını korumaya çalışıyor, kimileri isyan edercesine öfkelenip, sürekli hallerinden yakınıyordu. Tombul yanaklı teyzeler, dünya umurumuzda değil, kar, tipi bize vız gelir oğlum tavırlarını sergilemekten geri durmuyordu. Ağzı yamulmuş, bıyıkları buzlanmış seyyarcıların haline hiç aldırmadan hala pazarlık yapmaya çalışıyor, bir lira kazanmak kolay mı sersem sözleriyle pazarla kızıştırıyorlardı. Zavallı adamların çene kasları, teyzelere göre çok zayıf kaldı ve üzerlerine ateş edilirmişçesine gelen kıyaslamaların hangisine yetişeceklerini şaşırdıkları için boyun emek zorunda kalıyorlardı. Hepsi aynı evden birlikte çıkmış gibi, aynı cümleleri kullanıp, aynı ısrarcı tavırlarla rakiplerini alt ediyorlardı. Bir ara tablaların birinde üstünü ne kadar örtmeye çalışmışsalar da bir tarafa açık kalmış portakallara ilişti gözüm karnımın aç olduğunu o an hissettim. Belki de karnım açlıktan ağrıyor düşüncesi aklımdan geçmişti ama bunun üzerinde fazla durmamıştım. Gözümü portakallardan alamıyor. Adeta bir güç beni yavaş yavaş oraya doğru itiyordu. Tablanın yanında bir adam ve küçük bir çocuk yere çömelmişlerdi. Çocuğu daha önce görmüş olmalıydım ki siması hiç yabancı gelmiyordu. Fakat o sıra kim olduğunu bir türlü hatırlayamamıştım. Adamın üstünde oldukça eski, siyah beyaz çizgileri olan bir kazak vardı. Üstüne rengi epey solmuş siyah bir parka giymiş, önü açıktı. Siyah keten pantolonun hali zaten içler acısıydı. Ellerini cebine koymuş, sağ eliyle küçük çocuğu da parkasının altına almıştı. Kafasındaki bere karla kaplanmış, kahverengiydi kendinden emin olmayan küçük adımlarla tabloya doğru yaklaştım. Geldiğimi gören adam beni biraz süzdükten sonra çocuğu kolunun altından çıkararak aya kalkıp bana doğru iki adım attı. Yalancı güneşe aldanmış kırlangıç gibi ne yapacağımı şaşırmış vaziyette olduğum yerde buz kesmiştim. Arkamdan çekil be önümden aptal çocuk sesini duyar duymaz irkildim. Kafamı yavaş bir şekilde arkama doğru çevirince katran suratlı, Eşarbının yanlarından çıkmak için can atan, soğuğun etkisiyle de epey kızarmış dolgun yanakları olan şişman bir kadın vardı. Hoca eşarbının uçlarını çenesinin altında sıkıca bağladığından olacak ki dudakları iki büklüm ayrılmıştı. Alt dudağının üstünde birikmiş salyası, damla damla akıyor, çizgileri belirginleşmiş ufak gözleriyle yere bakıp ardından ağır ağır kafasını kaldırıp yüzüme bakıyordu önünden çekilmemi beklemeden hızlıca bana çarparak geçip, tablanın önünde durdu. Üzerinde uzun, oldukça parlak yeşil bir palto vardı, yeni olduğu belli oluyordu. Sağ bacağı kırık olsa gerek, ayağını yerden biraz kaldırmış parmak uçlarıyla bütün o şişman vücudunu sol bacağının üstüne bindirmişti. Seyyar adam ile kadının arasında sıkı bir pazarlık başlamış, konu ta kadar uzanmıştı. Kadın ısrarla az önce başka bir tablacıdan daha ucuza fiyat aldığını, fakat yine de seyyar adamın, babasına olan yakınlıklarından ve sevgisinden ötürü, kendisiyle alışveriş yaparak el aleme değil de yeğenine kazandırmak, istediğini dile getirmişti. Adam bu etkili konuşmaya dayanamamış olmalı ki, kadının sunduğu fiyata razı gelmiş, belki de sırf koca karının kabusu andıran suratına daha fazla katlanmamak için, pazarlık bitmişti. Onlar aralarında pazarlık yaparken ben çoktan tablanın yanına ilişmiş, açıkta kalan portakalları elimle tek tek inceliyor, malın iyisinden anlayanların takındığı yersiz bir tavır takınmıştım. Nihayet suratsız kadın geldiği gibi ağır ağır topallayarak gözden kayboldu. Biraz daha kalsaydı kesin suratına portakalı yapıştıracak, o cırtlak sesine daha fazla tahammül edemeyecektim. Oldukça huzursuzlaşmış ve epey üşüdüğü her halinden belli olan adam bönbön bön suratıma bakıyor, ne halt edeceksem, bir an önce etmem gerektiğini bakışlarıyla anlatıyordu. Param var mı, yoksa bu soğukta beni boşuna uğraştırma, diyerek gözlerimin içine dikkatlice baktı. Herhalde bunlar da müşteriyi gözünden tanıyor, diye düşünmüştüm. Benden cevap alamayınca hiddetlenen adam, sana diyorum hey diyerek bağırdı. Zaman geçtikçe adamın sinirlendiğini, sabırsızlıkla benden cevap beklediği belliydi. Elim, sözde incelediğim portakalla birlikte havada kalmış, bir şey söylemek isteyip de, söyleyemeyen misafir çocuğu gibi adamın suratına bakmakla yetiniyordum. Aklımdan bir sürü şey geçiyor, ne yapacağımı kestiremiyordum. Tipi aynı şiddetle yağmaya devam ediyor, buz tutmuş toprağı, ormanlardaki avcıların gizli tuzağı gibi örtüyordu. Küçük çocuk aniden yerinden kalkarak bana yaklaştı, boyu küçüktü, yüzünde sert ve hırçın bir ifade belirliyordu. Yanıma iyicene sokularak, sağır mısın be ahmak, cevap versene diyerek beni omzumdan iteledi. Kalbimin yerinden fırlayacak kadar hızlı çarptığını hissediyordum. Olduğum yerde kala kalmış, ne yapacağımı bilemiyordum. Sümüklü çocuk, eh ne salak bir şey bu, konuşmayı da bilmiyor herhalde, baksana parmaklarının üzerindeki doğum lekesi bile kirden kaybolmuş, elini de mi yıkamayı bilmiyorsun sersem, diyerek arkasını dönüp, eliyle git işareti yaparak yerine doğru ilerledi. Tam o sırada kendimi toparlayarak beni dikkatlice izleyen adama döndüm. Kelimeleri unutmuş gibiydim, şey. Ben. Şey diyecektim diye zırvalamaya başladım. Adamın yüzünde öfke dolu bir gülümse belirdi, kafasını yere eğerek elini cebinden çıkarıp ensesine doğru uzattı. Fırsat bu fırsat, hemen şimdi diye söylendim kendi kendime ve elimdeki portakalla birlikte arkamı dönüp aşağı doğru son hızımla koşmaya başladım. Arkamdan tiz bir sesle, hırsız, hırsızı yakalayın, malımı çaldı namussuz herif, diyerek feryat figanı bastı herif. Tabii bunlar boşunaydı, freni patlamış kamyon gibiydim. Beni tutana değil arkamdan bana yetişebilene bile helal olsun. Ne tarafa gittiğimi ben de bilmiyor. Önümü zor seçiyordum. Yanımdan geçenler durup arkamdan bana tuhaf tuhaf bakıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir ara yakalayın şu şerefsizi, hırsız o sesini işitmeme rağmen hızımı kesmeden devam ediyordum. Ne kadar koştuğumu Allah bilir. Artık ayaklarımda derman kalmadığını hissediyor, adımlarım gittikçe yavaşlıyordu. Gelen var mı? diye bir an kafamı çevirip arkama baktığımda ayağım kayıp, sırt üstü yere çuval gibi serildim. Sırtımı sağlam vurmuş olmalıyım ki, sızısını ta karaciğerimde hissetmiştim. Hemen doğrulup üstüme yapışan karı elimle temizlemeye başladım. Kendime gelince aklıma portakalım gelmişti. Ne şekilde elde edilmiş olsa da artık benimdi neticede. Sağ sola bakınca az ileride yarısı ezilmiş, suyunun beyaz karın üstüne döküldüğünü görünce beyninden vurulmuşa dönmüştüm. Bu kadar eziyetin sonunda böyle mi yar olacaktın bana, diyerek bağırıyor, adeta portakalı azarlıyordum. Sanırım açlık başıma vurmuş, ben de ne yaptığımı bilmiyordum. Yanımdaki duvarın dibine oturup, elimdeki portakalı biri benden alacakmış korkusuyla hızlıca yemeğe koyuldum. Daha portakal bitmeden az önceki maymun suratlı bücür çocuğun hızla bana doğru koştuğunu görünce portakal boğazımda kaldı. Yanıma iyice yaklaşan çocuk durmak için hızını kestiği an o da benim gibi yere kapaklanıp, ayağımın dibine kadar sürüklendi. Bir ara göz göze gelmiş olsak da, çocuk nefes almaya çalışıyor, gözlerini kapatmış elleriyle yüzünü kapatıyordu. Benim halim itten beterdi. Bunu komiklik olsun diye söylemiyorum. Gerçekten portakal boğazımda kalmıştı. Nefes alamıyor, gözlerimin yaşla dolduğunu hissediyordum. Dizlerimin üstüne çökmüş boğuluyordum. Biraz öksürdükten sonra gözüm aydın ki nefes almaya başladım. Boğazımda parçaların hala kaldığını hissediyordum ama hiç olmazsa nefes alabiliyordum. Öksürmekten burnum bile akmış, hapşırmamak için kendimi zorluyordum. Beş dakika boyunca kıvrandıktan sonra kendime gelebilmiştim ancak. Dizüstü çöktüğüm yerden ağır ağır kalkmaya başlayınca yanımdaki bücürün ayağa kalkmış, bir eliyle yaralanan dizinden akan kanın pantolonuna yapışmaması için pantolonunu iki baş parmağıyla öne doğru çekiyor, bir yandan da diğer elinin işaret parmağını bana doğru tehdit etme edasıyla salladığını gördüm. Yüzünde acıyla kaynamış öfkeli bir ifade vardı. Solgun gözleri bir ateş gibi parlıyor, dudaklarının kenarından biçimsiz yamuk çenesine doğru köpürmüş tükürüğü konuşmak istedikçe damlıyordu. Hiddetinden ne dediğini kendisiyle beraber ben de anlayamıyordum. Ama iyi şeyler sarf etmediği her halinden belliydi. Ayağa kalktığımda boyu benden beş karış aşağıda, üstünde oldukça solgun kırmızı bir kazak ve maviye çalan kot bir pantolon vardı. Kazan bir beden büyük olmasından dolayı gariban çocuk içinde adeta kaybolmuş, uzun gelen kolları çocuğun elini geçiyor, parmaklarını bile kapatıyordu. Kolları yer yer yamalı, uçlarında farelerin kemirmesine benzeyen yırtıklar vardı. Pantolonu da oldukça uzun olduğundan ayakkabılarını kapatmış, çamurlu paçaları yere değiyordu. Uzun kıvrımlı saçları domuzların yağmaladığı tarlaları andırır biçimde sağ sola dağılmış, yağlı anlına saçılmıştı. Börtek kahverengi gözleri oldukça iri ve canlıydı. Çocuğun en çok dikkatimi çeken tarafı ise patates gibi kocaman yamuk burnuydu. Sürekli hızlı nefes alarak akan sümüğünü geri çekiyor, burnunun ucunda damlama yaramak kalmış kısmı göremiyordu bu kadar büyük burnum olsa Allah bilir önümü bile göremezdim herhalde, düşüncesi aklımdan geçince ister istemez yüzüme alaylı bir gülüş dolmuştu. Kahkaha atıp, beygirler gibi yerde kişnememek için kendimi zor tutuyor, dişlerimle dilimi ezercesine ısırıyordum. Gözlerimin kendisini dikkatlice süzdüğünü ve üst perdeden beliren gülüşümü fark eden çocuk bu sefer anlaşılır bir sesle. Sizin gibi alçaklığıyla övünen ve bunu marifetmiş gibi gören aptalların yüzünden memleket bu hale geldi. Yaptığınız her şey köküyle zarar ziyan, bunu yaparken insanlık namına hiçbir şey taşımadığınıza yemin edebilirim, ama sizin gibilerine sorsan kendisinden iyisi yoktur bu dünyada. Yüzünüz bile kızarmaz sen ve senin gibi serserilerin, diye bağırarak arkasını dönüp ağır ağır sendeleyerek ilerlemeye başladı. İki adım attıktan sonra birden durup kafasını yukarı kaldırarak tipiyle kucaklaşan kerpiç evlere bakınıyordu. Kısık ve yorgun bir ses tonuyla. Ne diye geldik bu cehennemin dibine, ah baba hep senin saçmalıkların bunlar. Ne güzel köyümüz var, şu kış bir geçsin ilk iş köyüme dönmek olacak. Bizim köyde böyle namussuzluklara yer verilmez, diyerek yere tükürdü sözlerini zor da olsa duymuştum. Kar şiddetini biraz daha artırmış, 10 metre ötesini seçmek güçtü. Zavallı çocuk gözden kayboluncaya kadar arkasından baktım. Son sözleri aklıma gelince, bana hakaret etmesi biraz zoruma gitmişti açıkçası. Hele ki namussuz kelimesinden oldukça nefret eden biri olarak o anda orada gırtlağına yapışıp, onu yerden yere vurmadıysam o da portakalın genzinde bıraktığı acıdan dolayıydı. Yoksa Allah bilir ne yapardım ona, yüzüm birazcık kızardı desem inanmayın dostlar, yaptığım işten hiç utanmamış, aksine eşkıyaları andıran bir keyif ve mutluluk içimde ürperiyordu. Gerçi eşkıyadan pek farkım yoktu şimdi ama yine de değildim. Bu konunun ayrıntıları ile daha fazla lafı uzatmak istemiyorum dostlarım. O günden sonra yarıda bırakmak zorunda kaldığım eğitimime devam etmeye karar vermiş, Akıllı bir öğrenci olarak okula gidiyordum. Berbat bir gün. Cehaletin verdiği özgüven toplumumuzda çok bilmişliği de epey ilerletmişti. Her şeyin en iyisini bildiğini kükrermişçesine dile getiren büyüklerimiz, kendisine ters bir fikir öne sürenlerin kesinlikle cahil, mağara adamı olduğunu dile getirmekten hiç çekinmezlerdi. Şimdi de pek değişmemiş olsa da kıymetli toplumumuz eskiye oranla aramızdaki ileri görüşlü cahillerimizin sayısı azalmıştır. Bu cehaletin en büyük etkisi hiç şüphesiz toplumumuzdaki çocukların hayatlarını ve geleceğini büyük ölçüde etkiliyor ve çoğu zaman geri dönülmez hatalara, felaketlere yol açabiliyordu. Bu hiçbir sıfata sığmayan tanımsız fikirlerin temelinde, çocuklarını okula yaşıtlarından 2-3 yıl sonra geç göndermek ya da hiç göndermemek, genelde kızlar için olduğu düşünülse de erkekler için de aynı durumlar geçerli olabiliyordu. Erken yaşta kendilerince uygun gördükleri kişilerle evlendirmek, başlık parası almak, Erkekleri itaatkar bir asker gibi görmek ve her dediğini yaptırmak gibi düşünceler kesimin çoğunluğunda kök salmıştı. Bu fikirlerin meyvesinden ben de payımı almış, 9 yaşıma bastığımda okula yeni başlamıştım. Mavi şirin önlüğüm ne kadar önceden kullanılmış olsa da gözüme pek şık gelirdi. Boyundan bağlanan beyaz yakam, siyah kumaş pantolonumun altına giydiğim kara lastik ayakkabım ne kadar hoş durmasa da buna pek aldırdığım söylenemezdi. Kara lastik ayakkabılarım yeni olduğu için ayağımı vuruyordu ve topuğumun arkasında büyük bir yaraya sebep olmuştu. Bu yüzden yürürken yavaş yürüyor hızlanmak istesem ayağımdaki yara hemen kanıyordu. Ki istesem de hızlı yürüyemezdim, bunun sebebi kara lastikler kışın ayağımı dondurur, yazın küflendirirdi. Tek renkli oldukları için hepsi siyahtı. Yaz aylarında eğer ki koşmak veya mahallemizdeki salça suratlı çocuklarla futbol oynamak istesem, ayağımı topa vurmadan ayakkabılarım benden önce davranıyor, 10 metre ileriye fırlıyorlardı. Böyle illet, insanı rezil eden bir ayakkabıyı kim icat etmişse, mezarında ters dönsün. Bütün niyeti sanırım bu ıvır zıvır şeytanın pabucu ile milleti kanser etmekti. Yaşıtlarımdan pek geri kaldığım söylenemezdi. Okuma yazmayı çok önceden öğrenip, toplama çıkarma gibi basit konularda matematiğin dibini sıyırmıştım. Zaman, vanası olmayan çeşme gibi akıyordu. Üçüncü sınıfa geçmiş, sınıfın gözde öğrencilerinden biri olmuştum. Ne yazık ki başımdaki kara bulutlar dağılmıyor, sürekli bir sorun çıkıyordu. İkinci sınıfın sonlarında yaz ayları olmasına rağmen çok ateşli bir hastalık geçirmiştim. İki ay kadar yataktan kalkamamıştım. Ağır ve iğrenç bir nezle yakama yapışmıştı. Nefes almakta zorlandığımı, uykularımın sürekli kesik ve düzensiz olduğunu hatırlıyorum. İyileştikten sonra konuşmamda bir gariplik olduğunu herkes gibi ben de anlamıştım. Z harfini yumuşak g, s harfini ç şeklinde seslendiriyordum. Elimde olan bir şey değildi bu, bilerek falan da yapmıyordum. Velhasıl bir doktora görünüp sorunun burnumdaki etin büyüdüğünü, bunun için ameliyat olmam gerektiğini falan filan bir sürü saçmalıklar duymuş, doktorlardan da kendimden de nefret etme evresine girmiştim okula gidip geliyor, mümkün olduğu kadar içinde Z ve S harflerinin geçmediği kısa cümleler kurarak sınıf arkadaşlarımla iletişim kurmaya çabalıyordum. Derslere katılım sağlamaktan korkuyor, hiçbir soruya parmak kaldırmadan en arka sırada yalnız oturuyordum. Ders aralarında toplumun günah keçisiymişim gibi herkesten kaçıyor, başımı önüme eğerek okul bahçesinin en tenha köşesine oturuyordum. Ders zili çaldıktan sonra öğretmenin biraz daha sonradan geleceği süreyi hesaplayarak yavaş adımlarla sınıfa en son ben giriyor, benden hemen sonra öğretmen kapıda belirliyordu. Bu basit hesap ruhuma serinlik veriyor, dermansız hastaya şifa verilmiş gibi gözlerimi parlatıyordu. Korkuyordum, evet çok korkuyor, herkesin benle alay edeceğini düşündükçe vücudumu ince bir ürperti sarıyordu. Günlerim böyle geçiyor. Günden güne yüzüm soluyor. Okuldaki herkesten biraz daha uzaklaştığımı fark ediyordum. Ders aralarında sınıftakiler birlikte oynadıkları aptalca oyunlara ara sıra beni de davet ediyorlar. Ben ise insan görmüş tavşanları andıran gözlerle yuvasından çıkacakmış gibi bir bakış atar. Hiçbir şey demeden oradan koşarak uzaklaşırdım. Hayatım bir et parçası yüzünden alt üst olmuş. Uykularımı haram ederek beni koca bir yalnızlığın içine sürüklemişti. İnsanın kaçtığı her neyse bir gün er ya da geç gelip bulur demiş büyüklerimizden biri. Kimin dediğini şu an hatırlamıyorum ama keşke demeseymiş. Bu sözü okuyup o durumu da yaşadıktan sonra söz sahibine içten içe nefret beslediğimi de belirtmek isterim. Bir gün sınıf öğretmenimiz bundan sonra kümeler halinde oturacağımızı söylediğinde yüzümün birden alev gibi yandığını şakaklarımda ter damlacıklarının biriktiği hissettim. Nasıl bir düzen olduğunu daha önceki yıllarda yaptığımız için iyi biliyordum. İki tane masayı birbirine uzunlama şeklinde yapıştırıp, üçüncü masayı da yatay şekilde diğer birbiriyle yapışık olan iki masanın ön kısmına koyuyorlardı. Böylelikle her kümede genelde altı kişi oturur, bir kişi de küme sözcüsü olurdu. Öğretmenimizin aklında yine öğretmenlere has parlak bir fikir belirmiş. Yüzünde kendinden emin bir tebessüm belirmişti. Söylediğine göre en arkada oturan öğrencilerle en önde oturan öğrenciler küme oluşturacak. Bu sayede tembel, açıkça tembel dememiş, derse pek katılım sağlamayan öğrenciler diye nitelendirmişti. Mürekkep yutmuş sonuçta, nezaketi biliyor hanımefendi. Olanlar da derslere katılım sağlayacak. Sınıfın başarı ortalaması yükselecekti. Bu gayet zekice bir fikirdi, bunu sınıftaki herkes hemen anlamıştı. Her okulda olduğu gibi bizim sınıfta da en arka sıradakilerin okula ne için ya da neden geldiklerini kendileriyle beraber hiç kimse anlayamıyordu. Zevzek zevzek konuşmalar, dersin ortasında yersiz ve anlamsız eşek şakaları, tiz bir sesle birdenbire duyulan kişnemeler bu öğrencilerin ne amaçla okula geldiğini bazen açıkça gösteriyordu soytarılıktan başka bir şey değildi bunlar elbette. En önde genellikle inek kızlarımız, bizim toplumumuzda çalışkan kişilere inek derler, nedeni bugün bile tam manasıyla anlaşılmamıştır, oturur, öğretmenlerinin biricik kızları olurlardı. Her şeye burnunu sokan bu tipler, öğretmen sözünü tamamlamadan damdan düşmüşçesine ortaya atılır, küçük beyinleriyle boylarından büyük işlere kalkışırlardı. Ele bir de söyledikleri öğretmen tarafından onaylanıp takdir edildi mi? O fındık burunlarının havasından geçilmez. Kendileri İngiltere kraliyet ailesinin fertleriymiş gibi bir havaya girerlerdi. Bunlar elbette normal şeylerdi fakat her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi egonun fazlası da külliyen zarardı. Ön sıralardaki zeki öğrencilerimiz başlarda of. Ama ya gibi tatlı itirazlara başvursalar da bu direkt reddedilmiş, düzen kurulmuştu. Tarlasının yandığını seyreden köylü gibi şaşkın bakışlarla hangi kümeye gireceğimi sabırsızlıkla bekliyordum. Elimle sıkıca kavradığım çantamı karnıma doğru bastırmış, köşeye sıkışmış korkak köpekleri anımsatan bakışlarımı bir o kümeye bir bu kümeye bir hocaya çevirip duruyordum. İçimden "Allah'ım inşallah bütün kümeler dolar, tek başıma oturmaya devam ederim." diye dua ediyor, titreyen dudaklarımız zapt etmeye çalışıyordum. Aval aval etrafı süzerken, öğretmen masasına, sınıfın ortası, en yakın kümede, üzerime dikilmiş bir bakışı istemeden yakaladım. Pırıl pırıl bakan bu katran siyahı gözler, bembeyaz bir suratın üzerinde adeta, karanlık gökyüzündeki yıldızların kusursuz güzelliğini ve ışıltısını andırıyordu. İsmi Dila olan bu kız, sınıfımızın güzel ve en çalışkan kızlarından biriydi. Küçük zarif burnunun altındaki ince dudakları aklımı başımdan almıştı. Masum bir el hareketiyle beni yanına çağırıp kümelerindeki boş yeri eliyle işaret etti. O anda içimdeki korkular kaybolmuş, yüreğime sanki ağrı dağının soğuk suları serpilmişti. Kendimden çok emin adımlarla kümeye doğru ilerleyip gösterdiği yere mazbatasını yeni almış muhtarlar gibi heyecan ve sevinç dolu gülümsemeyle oturdum. Kaç yıldır aynı sınıfta olmamıza rağmen çok kez derste veya ders aralarında birbirimizin bakışlarını yakalamış olsak da henüz bir merhaba demişliğimiz bile yoktu. Bunu hatırlayınca kader utansın ne yapalım, bize de böyle yazmış zalim felek diye kendi kendime mırıldandım. Daha feleğin bir şey yazdığı yoktu ama çocuk aklı işte, bazen coşuyordu. Herkes bir yere geçmiş, çalışkanlar tembelleri sahiplenmiş, tembeller onlara ait olmuş gibi bir hava vardı sınıfta. Öğretmenimizin mutluluğu gözlerinden belli oluyor. Halinden pek memnun bir şekilde bizlere dönerek, "Çocuklar, şimdi herkes kümesindeki arkadaşlarıyla fazla ses çıkarmadan, sessiz bir şekilde biraz kaynaşsın. Bir sonraki derste hikaye okuyacağız." diyerek masasına geçip oturdu bizim kümede üç kız iki erkek vardı. Diğer bütün kümeler altışar kişi olarak oturuyordu. Sadece bizde beş kişi vardı. Benim yanımda Berfin, tam karşımda Dila, onun yanında ise Rojda oturuyordu. Berfin'in sağında, Rojda'nın da solunda kalan tek eklemeli masada ise Mutlu oturuyordu. Berfin, uzun boylu, o yaşta hemen kapanmış, Siyah başörtü takan uysal ve sessiz bir kızdı. Elinden kalem hiç düşmez, sürekli önündeki boş defterlere bir şeyler yazmakla meşgul olurdu. Ara sıra Dila ile birbirlerine bakarak kıs kıs gülerdi hemen sonrasında yine o ciddi tavrını takınırdı. Rojda pek uzun olmasa da boyu yaşına göre iyiydi. Esmer tenli yeşil gözlü bir kızdı esmerlere has kendine özgü çekiciliği ve umursamaz tavrıyla dikkat çekiyordu. Konuşmayı sevdiği her hareketinden belli oluyor, sürekli konuşmak için türlü bahaneler bularak sohbetin ağzını aralıyordu. Birkaç kez sınıfta kepazeliklerine denk gelmiş, bazen başkaları kendi aralarında konuşurken de isteyerek kulak misafiri olmuştum. Hırçınlığı herkesçe bilinir, Yine de onu tanıyanların ilgisini üzerine çekmeyi bilirdi. Allah ileride kocasına sabır versin. Zor kızdı doğrusu. Dila, ahh Dila. Dünyanın en güzel kızı olabilirdi. Orta boylu, geniş alnının üstünü örten kumral kakülleri yüzündeki güzelliğe ayrıca tatlılık katmıştı. Güler yüzlü, neşeli bir kızdı. İnce dudaklarına bazen sinsice bir gülüş doğar. İri zeytin tanesi gözleriyle herkesi süzerdi. Derslerini pek seven, milletimizin tabiriyle ineklerin başı o hanımefendi olabilirdi. Ayrıca taze ekilmiş aptalca hayallerimin o zamanlardaki çiftçisiydi. En son aramıza katılan gereksize gelecek olursak hiç sevmezdim kendisini. Hala da sevmem. Kısa boylu, boyuna göre biraz şişman, beyaz tenli bir çocuktu. Yüzü oldukça canlı, kocaman gözleri vardı. Küçük burnunun dibindeki genişçe açılmış ağzının altında görünen beyaz dişleri çok rahat sayılabilirdi. Ön dişlerinden birinin başucu biraz kırılmış, diğer dişlerine göre kısa duruyordu. Tükürmemek için kendimi zor tutuğum, o mendebur suratında hep alaylı, küçümseyici bir gülümseme her an gelecek olan eşek şakasına veya saçma sapan bir duruma karşılık vermek için hazırda bekliyordu. Kümedeki kızlarla arası gayet iyi, sürekli bir iletişimleri vardı. Çekingen değildi, aksine hiçbir şeyden geri durmaz, birisi onunla alay etse o da bu kıkırdamalara memnuniyetle oracıkta katılırdı. Ahehe o kadar nefret ediyordum ki ondan, kümedeki kızlarla konuşmaya başladığında, özellikle Dila ile ilgilendiğinde, keskin ve sert bakışlarımı tehdit edercesine üzerine yönlendirir, çocuğun yüzünün rengini oracıkta değiştirir, veremli birinin suratına döndürürdüm. Benden korktuğu belliydi. Zaten ben bile bazen kendimden korkardım. O ahmak nasıl korkmasın ki? Sınıfın içine ince bir uğultu, zaman zaman keskin kahkahalar doldurmuştu. Rojda oturduğu sırayı masaya doğru çekerek çimen yeşili gözleriyle grubumuzda bulunan herkesin suratını incelemeye başladı. Yüzünde ince bir gülüş ve memnuniyet belirliyordu yaratılışı gereği daha fazla dayanamayıp söze girdi. E nasılsınız, neler yapıyorsunuz bakalım. Her tuzum var diyene ben hiyerim, felsefesiyle hayatını devam ettiren pek sevimsiz biri olan mutlu. İyiyim Rojda, sen nasılsın? Gözlerin çok güzel bu arada, maydanoz gibi renkleri. Hayatında kaç kere maydanozu gördüğünde konuşuyorsun koca kafa, dememek için kendimi zor tutmuştum. Berfin hala yazmakla meşgul olduğu kalemi defterinin arasına bırakıp iki kolunu sarmalayıp sıranın üzerine bıraktıktan sonra çenesini de kolunun üstüne koyup "Çok iyiyim canım. Sen de iyi misin Rojda? Hem sen neden konuşmuyorsun tatlım?" diyerek bakışlarını dileye döndürmüştü. Yine herhalde vasiyetini yazıyor bu kabak kafalı. Yoksa bu kadar ne yazılabilir ki?" diyerek düşünmeden edemedim. Dila, o eşsiz gözleriyle gözümün içine bakıyor, yüzünde tarifi olmayan ve sadece güzel kadınların sahip olduğu bir tebessümle cevap verdi. Şu an çok ama çok mutluyum canım. Çok güzel bir küme olduk. Sınıfın en güzel kümesi biziz bence. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Diyerek tekrardan gözlerini gözlerimle buluşturdu. Bir an gaza gelip, senin olduğun yer çöplük bile olsa, dünyanın en güzel çöplüğüdür demek için söz almaya niyetlendim. İyi ki de diyememişim, şu an bile çöplüğün ne alaka olduğunu henüz anlamış değilim. Fakat başımın belası, dünyadaki oksijeni boşuna tüketen, cehennemin dibinden geldiğine kesinlikle inandığım koca kafalı hemen atılarak. Kesinlikle katılıyorum. Ne güzel konuştun öyle canım, deyip, o şapşal suratında palyaço gülüşü tekrar canlanmıştı herkes kafasını çevirip gereksizin suratına bakıyor, o ise aptal gülüşünden ödün vermiyordu. Dila. Teşekkür ederim, takdirine gerek yok, bu gerçek bir şey. Hem ben senin fikrini almak istedim aslında Miran, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sorusunu öneme koymuştu. Gereksiz arkadaşın üzerindeki bakışlar bir anda tamamen bana dönmüş sekiz çift göz beni inceliyordu. Bence de çok doğru, demekle yetinmiştim sadece. Yüzümde aşıklara özel olup, aptallığı temsil eden gülüş tam doğmak üzereyken, dudaklarımın birbirinden ayrılmasını güç bela engellemiş, o gülüşü daha domadan bomuştum. Nedeni çok açıktı, dişlerim sanki safran suyunda unutulmuş gibi sapsarıydı. Unuttuğum dış kusurlarımdan birini son anda hatırlamış, kendi ellerimle hayatımı kurtarmıştım. Aldığı cevapla yüzünde kelebekler uçuşan Dilan'ın cevap vermesini bekleyemeden geveze arkadaşımız Berfin tekrardan söz almıştı. Sen nasılsın Miran? Biraz solgun görünüyor yüzün, hasta mısın? Biraz bekleyip cevabı aklımdan geçirdikten sonra. Yok iyiyim, merak etmeyin, cevabını yüzüm biraz kızarsa da verebilmiştim sonunda. Dila. Doğru söylüyor. Biraz solmuş yüzün, baksana gözlerinde kan çanağına dönmüş. İyi misin canım? Sorusu beynime kurşun gibi girmişti. Göz bebeklerimin büyüdüğünü, vücudumun alev almışçasına ısındığını hissediyordum. Masanın üstündeki ellerimi birbirine birleştirmiş, parmaklarımla belli belirsiz hareketler yapıyor, yuvasından çıkmak için can atan gözlerimi gruptaki herkesin yüzünde kısa aralıklarla gezdiriyordum gel de buna şimdi bir cevap ver, diye içimden geçiriyor, beni sabırsızlıkla bekleyenlere bir şeyler söylemem gerektiğini hissediyordum. Hem bu sefer öyle, iyiyim, merak etme, falan gibisinden kısa kelimelerle kestirip atamazdım. Benim de onun haline hatırını sormam gerekiyordu. Nasıl olduğunu kendim de anlamadan. İyiyim tatlım, yuh. Demiştim. Yuh. Yuh mu? Yünebe, mırıldanmalara kendimde katılmaktan geri durmamış, yumu diye bağırmaktan kaçamamıştım. Sanki sınıftaki bütün uğultu kesilmiş herkes bana bakıyor, kimseden çıt çıkmıyordu. Lağımın derinliklerinde tiz ve ağır bir zil sesi çınlıyor, kimseyi duymuyordum. Konuyu hemen toparlamak gerekiyor, bunun için de cevap vermem bekleniyordu. Kendimden emin bir şekilde, vücudumun kasılmış ve hissedemediğim her yerine aldırmadan güçlükle dilimi oynatabilmiştim sonunda. Soğuk ve kısık bir sesle. Yabancı dil tatlım, hani onlar da birbirlerine iyiyim, deyip ondan cevap beklerler ya, öyle yani, diyerek, denizde boğulmaktan son anda kurtulmuş garibanlar gibi derin bir nefes aldım. Kısa bir sessizliğin ardından kimsenin pek bir şey anlamadığı o kadar belliydi ki, Sağır Sultan orada olsa, sözlerimi duymamasına rağmen grubumuzdakilerin hiçbir şey anlamadığını yüzlerindeki donuk ifadeden hemen kavrardı. Dila Emeğime anladım canım, demek yabancı dilleri de takip ediyorsun öyle mi? Öğrenmeye duyduğun merakına hayranım doğrusu, diyerek gülümsedi. Evet, öğreniyorum yavaş yavaş cevabını vererek ben de gülümsemiştim kihkihki cırtlamalarıyla adeta olduğum yerde irkildim. Gereksiz arkadaş ağzını iki yana ayırmış, bana bakarak gülmenin çok ötesinde resmen kişniyordu. Zor olsa da bir an durup. Miran sen daha doğru dürüst Türkçeyi konuşamıyorsun, yabancı dilleri nasıl konuşacaksın? Kih kih, kih bence önce Türkçeyi öğrenmeye bak, kih kih, kişnemesiyle sözlerini bitirmiş ve hala gülmeye devam ediyordu. Grubun geri kalanları da bu gülme krizine katılmış, herkes bir yandan kahkahayı basıyordu. O an kan beynime sıçradı, elim ayağım titremeye başlamıştı. Alnımda ter damlalarının akarak burnumun üzerinden koluma damladığını hissediyor, sahra çölü gibi kızarmış yanaklarımın ateşi başıma vuruyordu. Ezilen, kırılan gururumu ancak oracıkta o mendeburu yerden yere vurarak unutabilir, bir nebze de olsa içim rahatlayabilirdi ama yapmadım. Olduğum yerde gözlerim avcı kuşları görmüş fareler gibi dona kalmış, bir yere odaklanmıştım fakat nereye hatırlayamıyorum. Bir anda binip gittiğim bu uzak diyarlardan, ders zirinin sesiyle geri gelmiş, sıçrayarak ayağa fırlamıştım. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı hatta nerede olduğumu bile unutmuştum o esnada. Sınıftan ışık hızıyla çıkıp kendimi dışarıya atmıştım. Sağ sola dönüp kendimce bir suçlu arıyor. İçimde büyüyen ve ne olduğunu anlamlandıramadığım o delice hırs, öfke, üzüntüyü birine yıkamanın peşindeydim. Nihayetinde bir ara okul bahçesinde benden başka kimsenin olmadığını, sınıf camlarından herkesin sınıflarına tekrar girdiğini gördüğümde kaç dakikadır etrafımda döndüğümü anlayamadan koşarak sınıfa girdim. Ders başlamış, öğretmenimiz sınıfa girmişti. Kafamı yere eğmiş, sınıfa mahcupluk hissiyle girdiğimde öğretmen bir dakika kadar başımda bekleyip yüzüne bakmamı istermişçesine sağ ayağının ucunu yere vurup kaldırıyordu. Gözlerimi ayaklarına dikmiş hiçbir tepki vermeden beni kabul etmesini, yerine geç demesini beklemekten başka çarem olmadığını da biliyordum. Açıklama yapmak istesem bu sefer bütün sınıfa rezil olacağım düşüncesi aklımdan geçtikçe olduğum yerde can çekişiyordum. Bütün herkes gözlerine üstüme dikmiş. Aralarında ne oldu acaba? Baksana nasıl da günah mırıldanmalarını duyuyor. Daha çok utanıyordum. Allah'a şükürler olsun ki bu bekleyiş sona erdi ve o iki kelimelik cümleyi duymuştum. Yerine geç. Kafamı kaldırmadan sırama oturup başımı masanın üstüne koyarak gözlerimi kara lastik ayakkabılarıma dikmiştim. O sırada istemsizce arkadaşlarımın da ayakkabılarını incelemeye başladığımda Herkesin lüks ayakkabısı, temiz çorapları içimdeki yaraya bir neşter daha atmış. Kendimi yerin yedi kat dibinde hissediyordum. Allah belanı versin yoksulluk, benim de böyle ayakkabım, çorabım olsaydı ne olacaktı sanki? Diyerek içimden stemler ediyor, ağlamamak için çenemi sıkıyordum. Evet çocuklar, şimdi herkes önündeki kitabın bilmem hangi sayfasını sayfayı unuttum, açsın. Bir arkadaşımız sesli okuyacak, sizler de takip edin. Hepinize okutacağım. Takip etmeyen ceza alır. O zaman ilk olarak senden başlayalım Miran. Başla bakalım okumaya. Sözleriyle kabustan uyanmışçasına masanın üstündeki kafamı aniden kaldırıp karşımda oturan Dila'nın gözlerinin içine baka kaldım. Korktuğum başıma gelmiş. Sınıf tarafından alay konusu olmam kaçınılmazdı. Artık yapacak bir şeyin olmadığını, verilen görevi yapmam gerektiğini bildiğimden kitabı okumak için önüme bakınca henüz kitabı bile açmamış, daha kötüsü kitabımın nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Öğretmenin sert bakışları üstümde turluyor, patlamasına ramak kaldığını çok açık şekilde hissediyordum. Elim ayağıma dolandığı sırada kurtarıcı meleğim hemen önündeki kitabını bana doğru uzatıp, ters çevirerek okumam gereken yeri işaret etmişti. Kalbime anlık gelen serinlik çok kısa bir zaman içinde yine kaybolmuş, korkularım içimde pençeleşiyordu. Kısık bir sesle okumaya başladım. Bir gün yaşlı bir mucit. Öğretmen. Yüksek sesle oku, arkadaşların da duysun. Dost musun düşman mı, anlayamadım, diyerek içimden geçirsem de verilen talimat gereği tekrar başladım okumaya. Bir gün yaşlı bir mucit, bilerek uzatıyordum ilk kelimeleri, televizyon icat ettiğini bağıra, Bara çokaklarda çölüyordu. Sınıfta kıkırdamalar başlamıştı ama kimçe ona inanmıyordu nedençe. Bunun üzerine Mucit Erkeç'in kendi içine inanmayışını kabullenemeyip hıla evinin çocuklarına. Arkalardan bir ses. Öğretmenim yanlış okuyor. Başka bir ses. Düzgün okusana be gerizekalı. Sonra hepsi birden. Ay ha, en çok da gereksiz elemanın sesini hatırlıyorum, okumayı bilmiyor, zavallı. Ve bardağı taşıran son damla da gelmişti. Sabrım tükenmiş, gözlerimden alev fışkırıyordu. Dudaklarım titriyor, gözümdeki yaşlar birbiri ardına dökülüyordu önümdeki kitabın yapraklarına. Kafamı kaldırıp dileye baktım. O da yüzünü Roldan'ın omzuna yaslamış, saklamaya çalıştığı gülüşü yandan belli oluyordu. Gözlerimin içine bakan Roldan'ın yüzü hemen değişmiş, eğilerek Dila'nın kulağına bir şeyler söylemişti. Bunun üzerine Dila kafasını çevirip gözlerimin içine bakarken kendisinin de suratındaki alaycı gülüşün yerini korku, endişe ve acıma kaplamıştı. Berfi'nin de bana baktığını biliyordum ama kafamı ona doğru hiç çevirmedim. Maymun suratlı aptal mutlu ise kafasını geriye doğru yatırmış. Ağzını torba ağzı gibi açarak kan kırmızısı dilini öne uzatıp kişniyordu. Sınıftaki herkesin gayet iyi eğlendiği belliydi zaten. Bunu anlamak için alim olmaya gerek yoktu. Sıktığım çenem yüzünden dişlerimin ağrıdığını hissediyordum. Bu acı hissi bana tatlı bir ıstırap veriyordu. Dila gözlerini gözlerimden hiç ayırmadan, herkes gibi ne yapacağımı beklerken ayağa fırladım. Önümdeki kitabı tutuğum gibi masaya kaç kere kaldırıp vurduğumu hatırlamıyorum bile. Öyle sert vurmuştum ki, kurşun kalemim arada kalıp kırılmış ve kırık keskin tarafı parmağıma batmıştı. Elimden akan kan masanın her yerine sıçramış, yamulmuş kitabın beyaz sayfalarını kırmızıya boyamıştı. Bütün sınıf ve öğretmenimiz dahil olmak üzere kimseden çıt çıkmıyor. Hayretler içerisinde beni izlediklerinin farkındaydım. Nihayet aklım az da olsa başıma geldiğinde artık sınıfı terk etmem gerektiğini biliyordum. Ki artık orada bulanamaz, o insan görünümlü canavarlarla muhatap olamazdım. Sırayı geriye doğru tüm kuvvetimle ittiğimde zavallı Berfin'i yerde gördüm. İddetimin kurbanı olan kitap, kalem ve masadan sonra nasibini alan bir diğer varlık ise suçsuz ve günahsız Berfin'di. Hızlı adımlarla sınıfın kapısına gelip Elimle kapı kolunu tutuğum esnada arkamdan bir ses. Miran, yerine geç. Herkes senden özür dileyecek. Öğretmenimizin o güzel sesi o anda bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Yapmak istediği aslında iyi bir davranış olmasına rağmen ben bunu anlayamıyordum. O anda anlayamazdım da zaten. Elimi kapının kolundan çekip hızlı bir şekilde önce öğretmene sonra sınıfa dönerek bu insan kılıklı canavarların araçında bir dakika bile daha durmaktança, cehennemin ortaçında durmak daha iyi. Vavallı aptallar. Çiz insanların açıklarıyla, ekçik yanlarıyla ancak dalga geçerçiniz. Çizin gibi arkadaşlarım olduğu için kendimden utanıyorum. Hepi azıklar olçun, namuçuz, hayçiyet çizler, sözlerini tavanları delecek kadar bağıra bağıra ağzımdan, burnumdan akan salya, sümüğe aldırmadan söyleyip arkamı dönerek tekrar kapının kolunu tutum. Sınıfın kapısı dışarıya doğru açılıyordu ama o sırada bunu unutmuş olmalıyım ki kapıyı kendime doğru sert biçimde çekmemden ötürü kapının kolu da elimde kalmıştı. Allah kahretsin, ne reçil bir gün sözlerini yüksek sesle söylemiş olmalıyım ki, yine bir kıkırdama başlamıştı sınıfın içinde. Elimde tutuğum kapının kolunu kısa bir incelemeden sonra arkama doğru atıp, daha fazla dayanamayarak gelişi güzel sağlam bir tekmeyle kapıyı açabilmiştim. Tabii bu sert ve gürültülü tekme herkesi tekrar susturmuş, şaşkın bakışları geri gelmişti. Okul bahçesinden fırtına hızıyla koşa koşa çıkıp bahçe kapısından kendimi dışarıya atabilmiştim sonunda. Önümde duran kocaman duvarlara tekmeler savuruyor, önümde düşmanım varmışçasına yumruklar atıyordum. Parmağımın kanadığını bile unutmuştum o sırada. Alnımda biriken teri silmek için elimi alnıma doğru götürdüğümde, parmağımdaki doğum lekesine bulaşan kanı görünce farkına varmıştım. Ne yaptığımı, nereye gideceğimi bilmiyordum ama o an bir şeyi, yalnız bir şeyi istiyordum. O da, bazılarının yok olmasını, bir daha görmemek üzere yok olmasını çok istiyordum. Etrafımdaki her şeye yeni yürümeye başlamış bebeklerin meraklı gözleri gibi bakınıyor her gün gördüğüm manzarayı ilk defa görüyormuş gibi bir şaşkınlık yüzümde parlıyordu. Bahçe kapısının önünde toplanan yabancı bir grubun içinde beni dikkatle izleyen birinin bakışları dikkatimi çekebilmişti. Yüzümdeki vahşi ifadeyle kafamı o tarafa çevirdiğimde, bir tane portakal için peşimden tazı gibi koşan sümüklü çocuğu tanımıştım. Gözlerini kanayan elime dikerek aval aval bana bakıyordu. Ne var ki çocukla göz göze geldiğimizde keskin bakışımdan korkmuş olmalı ki kafasını hemen önüne eğip aralarındaki sohbete devam ettiler. Pek duyamamış olsam da birini beklediğini anlamıştım. Artık orada duramazdım. Çocuk, portakal, okul bunların hiçbirinin artık bir anlamı kalmamıştı bende. Arkamı dönüp hızlı adımlarla bir belirsizliğe doğru gözlerden kaybolup gittim. O günden sonra bir sene boyunca bir daha o okulun yanından bile geçmemiştim. Önceden belirttiğim, yarıda bırakmak zorunda kaldığım okul hayatı, bundan dolayı meydana gelmişti dostlar. Berbat bir gün geçirip, birkaç aptalın yüzünden okuldan soğumuş ve bir sene sonunda tekrar geri gelmiştim. Okul dışında geçen bir senenin ayrıntılarını az çok anlatmıştık zaten. Bu süre zarfında beni rezil eden, Hayatımı bir günde karartan o aptal et parçası da burnumdan alınmış. Normal şekilde konuşmaya kavuşmuştum sonunda. Aksi takdirde okula geri dönmem imkansızdı. Sınıfta kalmış bir öğrenci olarak bir önceki sene aynı sınıfta okuduğum arkadaşlarımla ara sıra okul bahçesinde karşılaşıyor, şeytan suratlarına bile bakmıyordum. Dilay'ı bile gördüğümde yüzüne bakmamak için kafamı çeviriyor, başka yöne doğru ilerliyordum. Günler, aylar, yıllar böyle geçip gitmişti. Son seneye gelmiştim sonunda. Ortaokul ıstırabı sona ermiş, kahırla geçen onca yıla bin bir dereden su getirerek belalar okuyup, tövbeler içinde son kez o lanetli okulun bahçesinden çıktım. Hiç kimseyle vedalaşmamış, arayı iyi tutmayı bir kenara bırakın, aynı camide bile denk gelmemek için dualar ediyordum. O günden sonra elime kitap, dilime okul kelimesini almamış, geçen o kahrolası yıllara büyük bir çizgi çekmiştim. Ortaokuldan sonrasına devam etmeyip, iş hayatına girerek uğursuzluğumu bu sefer iş dünyasına taşımıştım. Hikayemizin ilk bölümlerinde bahsettiğim hovardalı iş hayatımla adeta millette inme indiriyordum. Bu olayların detaylarını bir daha uzun uzadıya anlatmaya gerek duymayacağımdan kuşkunuz olmasın. Başıboş, hiçbir işi tutturamayan, sokaklarda serseriler gibi günü birlik yaşayıp geçen koca beş sene. İkinci Bölüm Yolculuk Çetin bir kışın geride bıraktığı enkaz, onarılması güç bir hasar bırakmıştı. Tarlalardaki tohumlar soğuktan yanmış, Türkiye'nin 12 ay boyunca sıcak olan bölgelerinde de soğuklar kendini hissettirmiş, lapa, lapa kar yağmıştı. Ekonomik sıkıntıların bu senede belimizi bükeceğini, Topraktan beklenilenin çok altında bir verim alınacağını dile getiriyordu herkes. Pazar tezgahlarındaki meyveler satılamıyor, değirmen taşlarının eskisi gibi dişleri çekiçle sık sık dövülmüyordu. Sokaklardaki insanların suratlarında hep aynı telaş görünüyor, ağızlarında hep aynı umutsuzluk ve yakınma cümleleri dökülüyordu. Yoksulluk, dermansız bir hastalık gibi işlemişti içlerine ve bu öksüz şehrin gariban insanları bu hastalıkla yaşamaya alışmış, belki de alışmak zorunda kalmışlardı. Zenginleri de vardı elbette bu kadim şehrin, her yerde oldukları gibi. Burunları üstünde yürüyen, insanları sınıflandıran, hor görüp aşağılayan, insanı insan yapan temel kavramlardan, merhamet, iyilik, cömertlik vesaire çok uzak kalan zenginler vardı. Sömürgecilik kavramı her ne kadar ülkeler için kullanılan bir kavram olsa da, toplumlar içindeki zengin bireyler ülkelerden çok daha fazla fakir halkları sömürüyor. Sadece ben anlayışla sefahat ve şatafat içinde varlıklı bir hayat sürdürüyorlardı. Herkes bir değildi tabii ki, olamazdı da. Elbette yüce gönüllü, paylaşmayı bilen ve bunu yaparken hoşnut olanlar da vardı, dünyanın her yerinde var oldukları gibi. Aşağılamayan Hor görmeyip kucak açan, itmeyip tutan varlıklı aileler ve o ailelerin çocukları. Ne yazık ki Doğu yazıtta ender görülen, ben hiç görmemiştim ama birkaç kişiden duymuştum. Bu özellikteki zenginlerimiz iki elin parmak sayısını geçmezdi. Bizim memleketimizin varlıklı insanları çoğunlukla sonradan görme oldukları için bu doğuştan gelen, insanın içinde olan ve tamamen gösterişsiz ya da çıkarsız dikilen sevgi fidanları yeşermiyordu buralarda. Toprağımız bu konuda iyi değildi, verimsizdi. Ne yazık ki bununla da bitmiyor. Eski alışkanlıklar, gelenek ve görenekler tarihin tozlu sayfalarına karışmış, gerekenden çok uzak bir yaşam biçimi dolmuştu insanlar arasında. Komşuluk kavramı tamamen unutulmuş. Kibir ve kıskançlık şah damarları kadar yakın. Hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan en temel ihtiyaç ekmek ve su gibi değerliydi. Denizlerde büyüyen dalgaları anımsatan Kurumayan ya da kuruması istenmeyen derin bir bataklık gibi olan kırlı düşünceler beni de içine çekmiş, ben de nihayetinde nasibimi almıştım. Değerlerimiz kayboluyor, kanaması durmayan derin yaralar gibi akıp gidiyordu sevgiyle, hoşgörüyle yorulmuş eski kanımız. Ve bu kanamayı durdurmak bir kenara dursun, bunun daha hızlı akmasını isteyenler bile vardı. Şüphesiz bunlar, inançsız, ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkar eden, Hayatlarında bir kere bile namaz kılmayıp şeytanın çocuğuymuş gibi yaşayan alçak insanlardı. Komşuluk demiştik en son, devam edelim. Tezek ile yanan sobaların üstündeki tencerelere her zaman gereğinden fazla su doldurulur, sofralara hanede yaşayanların sayısından fazla tabak koyulurdu. Bunun iki nedeni vardı. İlk olarak hep misafir gelebilir düşüncesi, ikincisi ise çevrede yaşayan yaşlı komşular durumu yeterli olmayan, aç yatmak zorunda kalan çocuklardı. Böyle bir medeniyetten geriye yerler esiyor, bunları bilmek bir yana hatırlanmıyordu bile. Davetsiz şekilde tanıdık veya akraba ilişkileri olan bir eve misafir olmak, yatalak bir hastayı ziyarete gitmek utanç olarak yorumlanıyordu. Gelen misafir kendisine sergilenen nezaketten ve misafirperverlikten uzak davranışlardan sonra bir daha o evin kapısının önünden bile geçmiyor, o ev sahipleriyle selamlaşmıyordu. Yaptıkları hoşgörüsüzlüğü normalmiş gibi karşılayan insanlar da vardı elbette. Ertesi gün veya birkaç gün sonra bir evden kovmadıkları, yüzüne küfür etmedikleri kalan insanlarla karşılaşsalar hiçbir şey olmamış gibi yine sohbet etmeye çalışıyor, kibirle yıkanmış bedenlerini hafifçe öne eğerek yapmacık hareketlerle ellerini uzatıp selam veriyorlardı. Çocuk sevmez, yetim başı okşamaz, kendilerinden başka hiç kimsenin mutlu olmaya hakkı yokmuş gibi kötüydüler, hem de çok kötüydüler. Zaman onları firavunlaştırmış, şeytanla aynı yastığa baş koymuşlardı. Yaşlılara saygı kalmamış, gençler anne ve babalarına karşı gelip, söz dinlemez olmuşlardı. Zaten büyüklerinin de kendilerinden aşağı kalır yanı yoktu, fazlası bile vardı. Genç kızlar, evli kadınlar ahlak dışı konuları toplum içinde adeta bağırarak çok rahat şekilde konuşuyor, kimseden çekinmeden birbirlerine ağza alınmayacak terbiyesizce sözler kullanıyorlardı. Erkekler de aynı yolun yolcusuydu şüphesiz. Evli erkekler bekarmış gibi davranıyor, genç ve bakir olan kızların peşinde koşturuyorlardı açlıktan kokan ağızlarını, evde ekmek bekleyen yavrularını düşünmeden. Ağızları bozuk, sokaklarda kimseye aldırmadan sürekli bel altı kelimeler kullanıp, birbirleriyle sözde şakalaşıyorlardı, yaptıklarının eşek şakaları olduğunu bilmeden. Tabii bu iğrenç hareketleri kendilerinden çok küçük olan çocuklara kötü, kötünün de kötüsü bir örnek oluyor, kendilerinin yolundan gelen küçükleri zehirliyorlardı. Kısacası herhangi bir kimse, bu konulardan ötürü birini suçlamaya, çamur atmaya kalksa, aynanın karşısına geçmesi yeterliydi. Toplum birbirinden etkileniyor, ucu bulunamayan yumak topağı gibi sarpa sarmıştı her şey. Bütün bunlara rağmen küçük bir kesim hala direniyor, bu değişim karşısında ayak diretiyorlardı. Küçüklerin büyüdüğü, büyüklerin küçüldüğü ufak bir kesimdi bu yalnızca. Çocuk yaşta sorumluluk almış, ev geçindirme derdine düşmüşlerdi çaresiz minikler. Buralarda küçüklerin yapabileceği işler belliydi, tıpkı bir zamanlar benim de yaptığım iş gibi ayakkabı boyuyor, bir mendil satabilmek için kırk takla atıyorlardı sümüklü zenginlere. Ne kadar direnip boyun eğmeseler de sürünün çoğunluğu siyah olunca, kendini yabani zanneden beyaz koyunlar gibiydiler, ürkek, yabancı ve içine kapanık. Velhasıl değerleri yok edilmeye terk edilen bu memleket, kaptansız bir gemi gibi her gelen dalgaya kapılıp denizler ortasında savruluyor, kendi limanı hariç herkesin limanına halat atmaya çalıştıkça gemi su alıyor, yavaş yavaş gözle görülür biçimde batıyordu. Bu değişimin içinde bayır aşağı tepetaklak yuvarlanıp bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyor, bir türlü de tutunamıyordum. Girmek istemediğim bu akıntıya, istemesem de bulaşıyor. Benliğimin beni ben yapan değerlerimin parça parça koparak bulaştığını hissediyordum bu kaçtığım kırlı çamura. Belki de tamamen bulaşmış ama kendime bile itiraf edemiyordum. Sonu gelmeyen bu düşünceler içinde içimin kabardığını, ruhumun derinliklerinde doğan bir ıstırabın sesini duyuyor, parmak uçlarıma kadar ürperiyordum. Kendimi doğa yazıtın hızla akan suratlarında, öfke, ruhlarının derinliklerinde umudu sahiplenmiş kalabalığının içine bırakarak yürümeye başladım. İlkbaharın habercisi göçmen kuşlar yolculuklarını sürdürüyor, eriyen koca buz kütlelerinin yerini baş kaldırmaya yüz tutmuş yeşil kısa otlar alıyordu. 23 yaşında, orta boylu, esmer tenimi örten siyah kırlı sakallarım, fazla uzun olmayıp kumrala çalan düz saçlarım Fak kahverengi gözlerim ve geniş yüksek omuzlarımla gayet yakışıklı bir delikanlı olmuştum. Fakat yakışıklılık o dönemlerde karın doyurmuyor. İşsiz, parasız biri olarak her gün geldiğim sokaklara bir daha gelip aynı esnaflardan iş istiyordum. Kelimenin tam anlamıyla bir baltaya sap olamamış, sap olmak isteyenleri de hor görüp aşağılamıştım hep. İnsanlar bir şeyi başaramayınca, başarmak isteyenlere de engel olurlar canım çıkmamıştı ama adım bir kere çıkmıştı artık. Hangi esnaftan iş istesem ya işlerinin az olduğunu, bu yüzden iş veremeyeceklerini söyleyip beni başından savıyor ya da açıkça bana iş vermek istemediğini yüzleri hiç kızarmadan dile getiriyorlardı. Gerçek tüm çıplaklığıyla karşımdaydı. Herkes ne kadar küstah ve nankör biri olduğumu biliyordu. Bu ahmakların kulağından da hiçbir şey kaçmıyor önceki yaptığım rezillikler, iş istediğim herkes tarafından yüzüme utanmadan vuruluyordu. Utanması gereken ben değil onlar, düzgün iş verdiniz de yapmadık mı, diye iç geçirip, boş sözlerle kendimi avutuyordum. En son yaptığım iş bırakma olayından sonra önlüğü nasıl fırlattığımı taklit ederek benimle dalga geçenler bile vardı. El kiramı kaç aydır ödememiş, evden atılmama sayılı saatler kaldığını biliyordum. Yaşlı bunak ev sahibiyle karşılaşmamak, kepçe kulakları duymadığı gerekçesiyle ağzıma sokacakmış gibi yaklaştırmaması için sabahları cami imanından önce uyanıp, hava henüz karanlıkken odayı terk ediyordum. Belki de bilerek duymuyormuş gibi yapıyor, o ufacık aklıyla nabzımı ölçmek istiyordu akılsız ihtiyar. Bu kaçamakların elbette sonu gelecekti ve ansızın tepeme çökeceği, küçük cansız gözleriyle, ne zaman ödeyeceksin kirayı üç herif, anlamında beni süzeceğini Doğu Bayazıt sokaklarını bildiğim gibi biliyordum. İşin iyi tarafı hiç eşyam olmadığı için, yanımda taşımam gereken bir ağırlığın olmamasıydı. Odayı ilk kiraladığım sırada, içinde pek kullanışlı olmasa da ufak kırmızı tekli bir koltuk, önüne iliştirilmiş tahtadan eski bir masa ve en sol köşede ise yere serilmiş kenarları farelerin kemirdiği perişan bir yatak vardı. Kapının arkasına gelişi güzel çakılmış birkaç çivinin üstüne tozlu, kırlı bir montasılıydı. Evde elektrik olmadığı için sokağa bakan tek pencerenin önünde üst ucu isten kararmış, geniş gövdesi de içine dökülen benzinden dolayı sarıya çalan gaz lambası vardı. İçinde benzi kalmamış, ev sahibim odadaki her şeyi olduğu gibi bana bırakarak oturmam için müsaade etmişti. Bir Allah'ın günü bile o lambaya boşaltmak için benzin almamış, hiç yakmamıştım. Evi sadece dışarıdaki soğukta kalmamak için kullanıyor, her sabah erkenden terk ediyordum. Bu sonu gelmeyen düşüncelerle bilmediğim sokaklardan geçmiş, şehrin çıkış kapısını epey geride bırakmıştım. Ne kadar yürüdüğümü bilmiyordum ama ayaklarımın dermansız kaldığını, aç midemin sırtıma yapıştığını hissediyordum. Güneş son ışıklarını da göğün uçsuz bucaksız derinliklerine gönderiyor, kaybolmak için delicesine acele ediyordu. Afif bir rüzgar yüzüme okşayıp, yakınlarda taze pişmiş ekmek kokularını, baharı selamlayan buğday tarlalarının hışırtısını, çiçek açan ağaçların coşkusunu ve karmaşık çocuk seslerini kulaklarıma fısıldıyor, önüme seriyordu. İçimde anlamlandıramadığım bir sevinç doğmuş, dermansız ayaklarıma güç getirmişti. Açlığımı unutmuş, yüzüme umudu taşıyan gülümsemeler yerleşmiş, Gözlerim etrafa ışıl ışıl aydın görüyordu. Ellerimi cebimden çıkarıp hızlı ve kendimden emin adımlarla önüme serilen uzun yolu yürümeye başladım. Yolda karşılaştığım herkese mutlulukla bakıyor, kendimi tutamasam yapışıp hepsini şapur şupur öpmek için içimde inanılmaz bir haz duyuyordum. İlkbaharın yerlisi olan o eşsiz güzellikteki kuşları ürküttüğümü fark etmeden müthiş sesimle şarkılar söyleyip mutluluk çığlıklarını tiz bir sesle etrafımdaki her şeye ve herkese bahşediyordum. Rengarenk doğayı hayretle izleyip sürekli içimden Allah'ın bize verdiği nimetler için sana şükürler olsun diyerek yoluma devam ediyordum. Ellerimle yol kenarında baş kaldırıp uzayıp giden arpa tarlalarının başını seveceğim bir şekilde okşuyor, farkında olmadan bazen ayaklarımı hızlı biçimde geriden birbirleriyle çapraz bağlar kuruyor gibi yapıp öne doğru zıplıyordum. İçimi zehir gibi kaplayan, bana bütün dertlerimi unutturan, bu mutluluğun kaynağını bilmeden bilinmezliğe doğru bir yolculuk içindeydim. İki deli baş koyunlar. Güneş batmış, kendisini en son uğurlayan bulutları ve gökyüzünü alevler kaplamıştı sanki. Havanın kararması yakındı ama ben geriye dönüp evime gitmeyi hiç düşünmüyor, nereye gittiğimi bilmeden yoluma aynı heyecanla devam ediyordum. Bir süre daha yürüdükten sonra önümde elindeki değnekle hayvanları toplamaya çalışıp öte yandan da tuhaf garip sesler çıkararak bağıran bir kadın görüyordum. Yere değecek kadar uzun saçları, kalçalarından sonrası genişleyen kahverengi eteği dolgun vücut hatlarını gizleyemiyordu. Üstüne giydiği kırmızı penyenin kollarını dirseklerine kadar katlamış, hırkasını ise diğer elinde tutup havaya kaldırıp indiriyor, koyunları korkutarak toplamaya çalışıyordu. Kafasındaki başörtünün çene altındaki düğümleri çözülmüş, her iki uzun yanı göğüslerinin üstüne değecek kadar uzanmıştı. Süt beyaz gerdanlığı aramızdaki 50 metre öteden fark ediliyordu. Küçük güzel burnunun üstündeki kömür siyahı iri gözleri cezbediciydi. Kalın, dolgulu dudaklarını iki yana ayırmış, yüzü kıpkırmızıydı. Adımlarımı yavaşlatarak bu güzelliği daha iyi görebilme arzumu doyurmak bir nevi kendimi tatmin etmek için yanına kadar gelme cesareti göstermiştim. Geldiğimi son ana kadar fark etmemiş olacak ki, beni görünce biraz irkilir gibi olsa da çabuk toparlamıştı. Yüzüme yorgunluğun verdiği çaresizlik belki de yardım çığlığı acı dolu bakıp, nefes nefese kaldığı için göğüsleri inip kalkıyordu. Açlıktan başıma giren ağrıyı, sırtıma yapışan midemi ve kaç saattir bedenimi taşıyan ayaklarımın yorgunluğunu bilse, utanırdı belki ama nereden bilecekti ki? Bu yardım çığlığına daha fazla dayanamayarak, zincirlerini koparmış hırçın köpekleri andıran çeviklik ve hızla sağ sola doğru koşup, belki saatlerdir yapamadığı işi üç dakikada yapmıştım. Koyunlarını bu derece kısa sürede topladığımı gören ismini henüz bilmediğim hanımefendi, minnet ve hayranlık dolu bakışlarını bana çevirmiş bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor gibiydi. Kısa bir sessizlik ve karşılıklı bakışmadan sonra konuşabilmişti nihayetinde. Size nasıl teşekkür edeceğime inanın bilmiyorum. Kaç saattir toplama çalışıyorum ama bir türlü beceremedim. Ah o düzenbazcı çobanın yediği haltlar hep bunlar. Yoksa koyunlarımız bu kadar vurdum duymaz değillerdi. Of çok yoruldum, bir yemek ısmarlayarak teşekkür edebilirsin canım, demek geçiyordu aklından ama ben. Rica ederim efendim. Lafı bile olmaz. Teşekkür ede gerek yok, lütfen. Bu arada çoban dediniz, çobanınız nerede? Güzel kadın uzun bir iç çekerek. Cehennemin dibinde olmasını çok isterdim ama nerede olduğunu bilmiyoruz. İki gün önce koyunları bırakıp sıra kadem basarak kaçıp gitti. Bizi de perişan etti zavallı hayvanları da. İçime huzur veren sesini tekrar duymak için hiç beklemeden cevap verdim. Anadolu Ajansı ne kadar da namussuzca bir hareket. Bunları söylerken aklıma ister istemez bir zamanlar aynı şeyi yaptığım geliyor. Renk değiştiren yüzümü ellerimle terimi siliyormuş numarasıyla kapatıyordum. İnsanlar nankör işte, kötü olmuş sizin için. Maalesef öyle. Siz nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Daha önce hiç görmedim sizi, yabancısınız belli, eviniz ne tarafta? O ana kadar duyduğum sevinç birden yok olmuş, kadının sorusu yüzüme ateş edilmiş gibi beni kendime getirmişti. Sahi ben nereden geliyor ve nereye gidiyordum? Evim. Evim neredeydi ki benim? Ben şu an neredeyim asıl? Burası neresi, ben nasıl geldim buraya? Bu sorular bütün çıplaklığıyla üst üste bir anlık aklımdan geçmiş, içimde korkunç bir endişe uyandırmıştı. Titreyen kısık ve anlaşılmaz bir sesle. Evim yok, şehirde gezerken kendimi burada buldum. Nasıl geldiğimi bilmiyorum ama en son haftalardır yaptığım şeyi yapıyor, iş arıyordum. Devamında bir şeyler daha eklemek istemiştim ama halim kalmamış, ayaklarımın dermanı bittiği için başımı erek dizlerimin üstüne çökmüştüm. Hızlı adımlarla bana yaklaşan kadın, elini bana doğru uzatıp beni kolumdan tutarak ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Kafamı kaldırıp kadına doğru baktığımda, kiraz rengine bulanmış kırmızı dudakları bana tekrar anlamsız bir güç vermiş, doğrularak ayağa kalkabilmiştim. Sözüm meclisten içeri, hem ayranım yoktu içmeye, hem de boş mideme aldırmadan böyle şeylere takılmadan edemiyordum acıdığı her halinden belli olan canlı bakışlarını üstüme diken kadın, sıcak ve kendinden emin bir şekilde. Gel bugün bizim çadırımıza misafir ol. Hem bana yardım etmiş olursun yoksa ben bu rezilleri tek başıma oraya kadar götüremem, ne dersin? Körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz diye bağırmamak için kendimi son anda tutarak. Rahatsızlık vermek istemem size, teşekkür ederim ince düşünceniz için. Misafir olmuş kadar oldum, sözlerini daha bitirmeden, Allah'ım inşallah ısrarcı olur da giderim çadırlarına. Bu aptalca gurur da nereden çıktı? Hem fakir hem gururlu olarak anılmak için mi? Ah geri zekalı açlıktan nefesin kokuyor gurur senin neyine, diyerek kendime kızıyor, şapşal suratıma sağlam bir tokat geçirmemek için ellerimi sıkıyordum. Peki siz bilirsiniz, tekrardan teşekkür ederim, hoşçakalın arkasını dönüp uzaklaştı. Aferin sana akılsız varlık. Şimdi akılsız başının cezasını hem ayakların hem miden çeksin," diyor. Kısık sesimle kendime beddualar okuyup olduğum yerde kadının arkasından sahipsiz sokak kedileri gibi bakıyordum. Bu sohbet sırasında koyunların her biri yine bir yere gitmiş. Kadın tekrardan oradan oraya koşmaya başlamıştı. Bu güzel hatunun eziyet çektiğini görmeye dayanamayarak ben de az önceki gibi hemen olaya dahil olmuş. Deli danalar gibi koşarak marifetimi yine sergilemiştim. Bunu gören kadın yüzünde minnet ve hayranlığı andıran tebessümüyle yanıma kadar gelip koluma girerek "Kaçarı yok, bu gece benim misafirimsiniz." İtiraz istemiyorum lütfen. Sözleriyle kendine göre zariflik yaptığını düşünüyor ama benim hayatımı kurtardığından habersiz yüzüme bakıp gülümsüyordu. Bu sefer hiç itiraz etmeden kabul edilen bir tavırla cevap vermeyip önümüze düşen koyunların arkasından ilk defa gördüğüm tarlalardan ilk defa göreceğim köye, insanlara ve kumaştan dikilmiş çadırlara doğru yol almaya başladık. Karanlık çökmüş, yıldızlar sonsuz göğün üstünde bize göz kırpıyor, uykusundan yeni uyanmış ay her yere puslu aydınlığından birer parça emanet ediyordu. İkimiz de susuyor Kadın koluma girmiş üşüdüğü için tüm vücuduyla titriyor, beni de kendisiyle birlikte titretiyordu. Açlık başıma vurmuştu artık ve dayanacak son gücümü de bu güzel hanımefendi uğruna harcıyordum. Ama bundan muzdarip değildim tabii ki. Titreyen çenesinden dolayı birbirine değen dişlerinin arasından kısık bir sesle. Bileklerin ne kadar da kalın, iki elimle kavrayamıyorum. Kaç yaşındasın ki sen? O oh, seni beğenililere de girdik sonunda. Bu iş sandığımdan da kolay olacak belli ki diye düşündüm. Soruyu fazla bekletmeden. Ağır işlerde çalıştım ondandır herhalde. 23 yaşındayım sen. O beyimiz henüz ufakmış. Genç çıtırım desene hihi. Benim yeğenlerle aynı yaşta sayılırsın. Ben senden büyüğüm canım ablan sayılırım. Kaç yaşında gösteriyorum tahmin et bakalım. Bu garip soru hemen hemen her olgun kadının dilinde yuva yapmış, genellikle yaşlarını öğrenmek isteyen cüretkar, çıtır sayılan yaştaki erkeklere soruluyordu. Soru açıkça, ruhunu okşatma, egosunu doyurma, kendini genç hissetme oyunu, gibiydi. Soru ağızlarından çıktığı an, kendilerine hastik bir duruş sergileyip, suratlarında sinsi bir gülüş yeşerirdi. Böyle sohbetlere pek tanık olduğum için, karşımdaki avcıların oyunlarıyla bir nevi duygularımı, düşünce veya niyetimi öğrenip ufacık akıllarıyla nabzımı ölçmek istediklerini hemen anlıyordum. Her kalıba sığabilirdim ama salak da değildim. Kendini zeki zanneden rakibimin açık oyun davetine hemen karşılık vermek için aniden durup ona doğru döndüm. Kendi kendime, şimdi alacağım o aklını güzelim, diye mırıldanarak söze başladım. Açıkçası kaç yaşında olduğunu tahmin etmek zor ama cennet bahçesini andıran bakışların, hayatın bütün zorluklarını anında yok eden gülüşün ve berrak bir nehri izlermiş gibi sıkılmadan izlemek istediğim yüzüne bakarsak yaşın benden küçük gibi duruyor. Öte yandan mevsimine uygun yetişmiş portakalları anımsatan iri göğüslerin, usta bir terzinin diktiği kusursuz elbiseleri hatırlatan vücudun ve sanki kalemle çizilmiş ince belinin altında genişleyen dolgun kalçalarına bakacak olursak benden büyük duruyorsun. Dediğim gibi tahmin etmek zor diyerek tekrar yürümeye devam etmek için önüme dönmüştüm. Unutmadan söylemek isterim ki portakal benzetmesi yaptığım an az daha dilim boğazıma kaçacaktı. Yüzüme doğmak için sabırsızlanan zafer gülüşümü bastırırken "Al sana kaç yaşında olduğunu söyledim. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Kiminle dans ettiğini bilmiyorsun daha ha ha" düşüncesiyle keyiflenmiştim. Rakibimi öyle bir çıkmaza getirmiştim ki, acaba gözlerime mi ilgi duyuyor, yoksa vücuduma mı saf duygularla mı söyledi, yoksa art niyetle mi, sorularını kendine sormadan edemeyeceğini iyi biliyordum. Oyunun kurallarını biliyor olmam beni ilk andan itibaren üstün kılmış, kolay lokma olmadığımı açıkça sergilemiştim. Kurallarını bilmediğim oyunları zaten oynamam, yolumuza devam edip, karanlığın içindeki bilinmezliğe doğru tekrar hareket etmiştik. Sesi çıkmıyor, hala bir şeyler düşündüğü belliydi. On dakika kadar ilerledikten sonra nihayet gelmemiz gereken yere varmış, karanlıkta az çok belli olan beyaz çadırlar görünüyordu önümüzde. Kadın birden kendine gelmiş gibi kolumdan çıkıp, önüme geçerek hızlı adımlarla koyunların arasından öndeki ilk çadıra yaklaştı. Elindeki değneği çadırın iplerinin bağlı olduğu ve toprağa çakılmış demirlere gelişi güzel birkaç defa vurarak yüksek sesle. Haydi yardıma gelin, biz geldik," dedi. Ne yapacağımı bilmediğimden dolayı korkuluk gibi olduğum yerde bekliyordum. Kadının yardım çağrısına cevap erken gelmiş. Çadırın kapısından 8-9 yaşlarında küçük bir kız dışarıya fırlamıştı. Çocukların hiç bitmeyen neşeli tavırlarıyla kadının yanına doğru koşup cırtlak bir sesle "Geldim teyzeciğim, geldim." diyerek sağa sola bakıp yerden bir değnek alarak ileriye doğru yürüdü. Kadın onu duymamış gibi arkasına dönüp bana eliyle gel işareti yaparak beni yanına çağırdı. Delibaş koyunları ahırın içine koymalarına yardım ediyor, bir yandan da çevreme aval aval bakınıyordum. Nihayet iş bitmiş, koyunlar zorla da olsa yerlerine geçebilmişlerdi. Kadın ve ben karşılıklı ahırın kapısının önünde birbirimizin yüzüne bakıyor, tatlı tebessümlerimizi birbirimize sunuyorduk derin ve altında birçok anlam taşıyan karşılıklı bakışlarımızı tiz bir sesle bölen "Teyzeciğim bu kim?" sorusu kadının önüne dikilip gözlerine ona diken küçük şeytandan çıkmış, ikimizi de kendine getirmişti. Kadın tatlı bir sesle "Misafir, teyzeciğim misafirimiz o." diyerek bana doğru tekrar döndü. Elleriyle çadırı işaret ederek beni davet etmişti ki tam o sırada kulağıma eğilerek sessizce sorumun cevabını daha almadım, haberin olsun uyanık. Bu karşılıklı oyunumuz o an artık sona ermiş, çadırın küçük kapısından eğilerek içeri girmiştim. Yeni bir başlangıç. Titrek alevli iki tane gaz lambası yanıyordu içeride. Yer minderleri çadırın bütün kenarlarına belirli aralıklarla yerleştirilmiş, arka taraflarına da geniş ve büyük yastıklar konulmuştu. Açık mavi renkli olan uzun bir hali çadırın her köşesine kadar serilmiş, iskelet demirleri hayli pas tutmuş olduğundan torbalarla sıkıca sarılmıştı. Kapının tam karşısındaki çadırın diğer bölümünde küçük bir pencere vardı. Pencerenin dibinde özenle katlanıp, bezle örtülü yer yatakları, yastıklar ve battaniyeler bulunuyordu. Yatakların dibinde oturmuş yaşlı bir kadın, az ötesinde de aynı yaşlarda gösteren ihtiyar bir adam oturuyordu. Az önce yanımıza gelen küçük kız da hemen yerine kurulmuş ikisinin ortasında ayakta bekliyordu. Oradaki herkesin bakışları üstüme dikilmiş, meraklı gözlerle kim olduğumu anlamaya çalışıyorlardı. Yaşlı kadın gırtlaktan gelen seslerle hafifçe inliyor, bakışlarını sabitlemeden sürekli bana ve benim etrafımda dolandırıyordu. Solgun yüzümle tebessüm edip baş selamı vermek için kafamı biraz aşağı doğru eğmiştim. Fıldır fıldır dönen gözlerimle her yeri inceliyor, kimseyle gereğinden fazla göz teması kurmamak için ara ara önüme bakıyordum. İhtiyar ağır bir hareketle elini yere dayayıp destek alarak ayağa kalktı. Yavaş adımlarla bana doğru yaklaşıyor, gözlerini üzerimden ayırmadan beni inceliyordu. Hala kapıda bekliyor olduğum yerde heykel gibi taş kesilmiştim. Aniden gelecek olan herhangi bir soruya ne cevap vereceğimi bilmemekle beraber, nasıl davranacağımı da bilmiyordum. Aklımda sadece bir an önce boşalan midemi doldurmak ve biraz uyumak vardı. Bugüne kadar hiç kimsenin evine gitmemiş, misafir kelimesinin sadece sözlük anlamını biliyordum. Bana doğru iyice yaklaşan adama karşı içime dehşet bir korku yayılmış, açlıktan mı yoksa korkudan mı titremeye başlayan dudaklarımız zapt edemiyordum. Dilin mi koptu kızım, konuşsana artık, diye düşünüyor. O an beni buraya getiren kadına karşı içime gizli bir nefret yayılıyordu. Nihayet beklediğim sesi işittim. Babacığım tanıştırayım sizi, bu, bu ark, adın neydi senin? Hay aksi adını sormayı bile unutmuşum. Miran, atkım M. Miran. İsmimi ihtiyarın yüzüne bakarak söylemiştim. İşin ilginç tarafı hem kekeliyor, hem de kadının ismini ben de sormamıştım. Bak sen şu şeytanın işine, bari ben de onun adını sorayım, düşüncesi içime dolmuştu. Adını sormak için iç çekip kadına doğru döndüğümde, benle beraber herkesi susturan bir şey oldu. Söze başlamak için iç çektiğim sırada, Gırdam mı delindi yoksa daman mı bilmiyorum. Ama kuyruğuna basılan kediler gibi garip bir ses çıkarmıştım ve ortalığı buz kesmişti. Herkes tekrar yüzüme tuhaf tuhaf bakmaya başlamış. Ne yaptığımı kendimle beraber onlar da anlamaya çalışıyordu. Yüzümün yavaş yavaş kızardığını, sırtımda ter damlalarının oluştuğunu hissediyordum. Kısa bir sessizlikten sonra ihtiyar. Hoş geldin oğlum. Buyur geç otur. Kimsin? Kimlerdensin? Otur hele otur. Bir çay getirsinler üşümüşsündür şimdi. İçimi serinleten bu cümlelerin samimiyetine inanıp ilk sırada bulunan mindere ağır hareketlerle oturarak. Ben Celaliler'denim amca, bilirsin belki. Şehrin merkezinde tek başıma oturuyordum ama kirayı ödeyemediğim için sokağa atıldım. İş de bulamayınca cümlenin devamı gelmemişti tıkanır gibi olduğum için sustum. İhtiyar aynı samimiyetle. Tanırım, tanırım. Celalileri tanımayan mı var evladım? Ah bu şehirdeki küstahlar, dünyanın sadece kendileri etrafında döndüğünü zanneden merhametsiz mahlikler. Anlıyorum seni evladım, anlıyorum. Peki buraya nasıl geldin, bizim kızı nasıl buldun onu anlayamadım. Belki de hayatımda ilk defa samimi yalansız tüm gerçekliğiyle her şeyi anlatmam gerektiğini düşündüm. Beni buraya kadar getiren kadın çadırdan çıkmış, çay getirmeye gitmişti. Yaşlı nine ve küçük kız da ihtiyar gibi merak dolu bakışlarını bana dikmiş, olayı anlamaya çalışıyorlardı. Oturduğum yerden kısık bir sesle. İnanın nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Şehrin çıkışından çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum bile acıktığımdan dolayı yol beni nereye götürürse razıydım. Düşünceler içinde boğulurken, o hanımefendinin yardıma ihtiyacı olduğunu gördüm ve yardım etmek istedim. Sağ olsun o da beni evine davet ederek bu gecelik misafir etmek istedi. Öyle işte. İhtiyarın kısılan gözlerinde acıma belirmiş, yüzü kumaş gibi kırışmıştı. Derin bir iç çekip, elindeki tesbihi yanına bırakarak iki elini birleştirip kendinden emin bir şekilde. Gençlik yıllarımda ben de bir dönem böyle olmuştum. Bazen bütün kapılar art arda kapanır insanın yüzüne, kalırsın tek başına. Ama Allah her zaman bir çıkış yolu gösterir değil mi? İnancın varsa tabii. Bu devirdeki gençler pek tuhaflar doğrusu. Neyse bırakalım şimdi bunları, çay nerede kaldı? Kalk bakalım güzel kızım teyzene bir bak, yemekte de hazırlasın. Delikanlının karnı da açtır misafirin bizim başımızın üstünde yeri vardır. Küçük kız verilen emri yerine getirmek için hemen dışarı çıktı. İçimde nedenini bilemediğim bir rahatlık, gözlerimde yemek lafını duyduktan sonra yaşam belirtisi belirmişti. Yüzümdeki heyecan ve mutluluğu gizlemeden söze tekrar başladım. Çok haklısınız amcacığım, maalesef bu devrin insanları böyle. Size de zahmet verdim, hakkınızı helal edin, minnettarım. İhtiyar. Neyin zahmeti yahu? Allah'ın misafirisin sen. Hem bunların düşünme şimdi. Yemeğini ye çayını iç, bizim kızlar sana yan çadırda yatak hazırlasın. Bu gece iyicene uyu dinlen yarın sabah konuşuruz. Eh çay da geldi hadi bakalım. Gerçekten de küçük kız elinde bardak dolu bir tepsiyle içeri girmiş, Ardından hemen o güzel kadın da ellerinde iki tane çaydanlıkla kapıda belirmişti. Kadın, çaydanlığı kapının önüne bırakıp tekrar geriye dönerek karanlıkla kayboldu. Bardakları çadırın ortasına koyup çaydanlıkları da yanına iliştiren küçük kız, bana çay doldurup, beyaz kırmızı desenli bardak altlığıyla önüme koymuş, tekrar çaydanlığın ve diğer geri kalan bardakların yanına geçip oturmuştu. Bardak altlıklarını görünce birden bugüne kadar hiç bardak altlığı kullanmadığımı, hatta var olduğunu bile unuttuğumu fark edip kendimden bir kez daha utanmıştım. İki elimle önümde duran bardağa sarılıp hızlı şekilde içmeye çalıştığım için sıcak çayın ağzımı yakıp mideme inene kadar bütün boğazımda hissettiğim sıcaklığı gözlerimde ufacık yaşların birikmesine neden olmuştu. Yaşlı kadın hiç konuşmuyor sadece yüzüme bakıp elleriyle üstünü örttüğü ayak parmaklarını ovalayıp duruyordu. Az sonra o kadın tekrar kapıda belirmiş, büyük bakır bir sininin üstünde tandır ekmeği, köy tereyağı, peynir ve lor getirmişti. Önüme koyulan bu yiyeceklere, hiç yemek yememişim gibi görgüsüzce saldırmamak için kendimi zor tutuyordum. İhtiyar acıyan bir sesle. Ye evladım, çekinme sakın. Allah aşkına ne çekinmesi amcacığım dememek için kendimi zorlayan bir hareketle koca ekmeğin yarısını alıp içine ne bulduysam doldurarak yemeye başladım. Kadın tatlı ve alaylı bir sesle. Hiç utanır gibi bir hali var mı? Hihi. Yiyecek tabii genç adam acıkmıştır. Ama yavaş ye boğazında kalmasın hihi diyerek kahkahayı basıp tam karşımda oturdu ihtiyar sert bir tonla. Rahat bırakın delikanlıyı, misafir berekettir. Bu adama o an aşırı bir yakınlık duymuş, tonton suratını cimcikleyip, keçi yavruları gibi yalayarak öpmek istiyordum. Zaten kimin ne dediği umurumda değildi. Aç midemin derdine düşmüş, nefes alamayacak kadar büyük lokmaları ağzıma götürüyor, çay bardaklarını ardı ardına boşaltıyordum yemeğimi bir güzel yedikten sonra nihayet kendime gelebilmiştim. Gücümü toparlamış, kan damarlarımda tekrar gezmeye başlamıştı. Kuvvetli biriydim, kolay kolay yere serilecek bir yapım olmamakla birlikte cesaretim ve gözü kara kişiliğim vardı. İhtiyarın yüzünde mutlu bir gülümseme belirmiş. Hay çok yaşa evladım, afiyetler olsun, öyle bir iştahla yedin ki benim bile canım çekti. Ben de gençken iki 3 ekmeği tek oturuşta indirirdim mi diye ama senin gibi beş ekmek yiyeni ilk defa gördüm doğrusu. Miden de epey büyükmüş maşallah. Kaç yaşındasın ki sen? İhtiyarın bu sözleriyle istemeden de olsa kızarmaya başladığımı hissediyordum. Tam utanacaktım ama vazgeçtim. Bunun hiç yeri ve zamanı değildi zaten. Kadın hemen söze atıldı. 23 yaşında baba, daha çocuk gibi dediğinde içinde bastırmaya çalıştığı alaycı kahkası da patlak vermişti. Sözlerini söylerken gözlerimin içine bakıp, çadırın kapı tarafında kalan sağ gözünü kırpmıştı. Bu derin bakışlar bana ne istediğini anlatıyor gibiydi, ama sala yatmak deyimi burada işime gelecekmiş gibi hissediyordum. İhtiyar hiddetlenen bakışlarını küstah tavırlar sergileyen kızına çevirip, Sanki sen de kırk yaşındasın değil mi evin, diyerek bana tekrardan dönüp öyle mi evladım yaşın 23 mü Bu kanatsız yaşlı meleğim beni iyi kolluyor adeta şişman gövdesini bana siper ediyordu İçime yine huzur tohumları serpilmiş neşeyle Hıhı hı, evet amcam 23 Üçü bastırarak söylemiş tekrardan kadının gözlerinin içine bakmıştım İnci tanesi gibi olan bu gözler aklımı başımdan almak için yaratılmıştı sanki. Sohbetin geri kalan kısmında ne konuştuğumuzu şu an hatırlayamıyorum. Çünkü evinin ismini nihayet sormadan öğrenmiştim. Beni saçma sapan düşüncelere çağrıştıran keskin bakışları sayesinde ne konuşulduğunu daha o dakikalarda unutmuştum. Vakit ilerliyor, çadırın içi soğumaya başlıyordu. İhtiyarın göz kapakları kapanmaya başlayınca Kızım, Mira'nın yatağını hazırlayın, uyuyup dinlensin, sabah yine kahvaltıda konuşuruz. Bu emir üzerine Evin, çadırdan çıkarak hemen yan tarafta duran küçük çadıra doğru ilerleyip, gözden kayboldu. Zehir gibi çökmüştü karanlık mezarlık gibi sessiz olan köye. Şehrin her köşesinde muhakkak yanan bir lamba veya fener bulunurdu. Burada sadece birbirinden uzak küçük ışıklar görünüyor, ne olduğunu seçmek zorlaşıyordu. Hepimiz bir şey bekliyormuş gibi susmuş, ihtiyarın yersiz ve habersiz gelen esnemelerini dinliyorduk. Az sonra dışarıdan bir ses. Yatağın hazır miran, gelebilirsin, çağrısıyla kadın, çadırın kapısında belirdi. İzin istiyormuş gibi ihtiyara dönüp baktığında, eliyle dışarıyı gösterip, Geç oğul, dinlen iyicene. Allah rahatlık versin. Sağ olun amca, sizlere de, diyerek çadırdan çıktım. Dışarıda korkunç bir rüzgar esiyor, çadırın eteklerini yere çarpıp kaldırıyordu. Çıktığım an soğuğu iliklerime kadar hissetmiş, hızlı adımlarla benim için hazırlanmış çadırın içine girdim. Yarısına kadar erimiş bir mum, titrek aleviyle içeriği az da olsa aydınlatıyordu. Gözüm yataktan başka bir şey görmüyor, bir an önce uyumak için sabırsızlanıyordum. İçeriye girdikten sonra kapının önünde duran kadın. İnsan bir teşekkür eder değil mi? O kadar uğraştım senin için ama nerede? Son kelimeyi uzatarak söylemiş, durumdan pek de memnun kalmamış gibi bir tavırla peşimden çadırın içine girerek yanıma yaklaştı. Yüzünü buruşturuyor, bu hali güzelliğine bir güzellik daha katıyordu. Yavaşça kulağına eğilerek bir elimi de sağ omzunun üstüne koyup gururla "Ben sana o teşekkürü sonra edeceğim. Öyle kuru kuruya teşekkür olmaz." diyerek fısıldamıştım. Nefes alışları birden derinleşmiş, gözlerinde merak duygusu parlamıştı. Yüzündeki tebessümü gizlemeden. "Hey me me. Nasıl olacakmış acaba bu? Merak ettim bak şimdi." Yine aynı kısık sesle Fazla merak iyi değildir. Zamanı geldiğinde öğrenirsin canım diyerek geriye dönüp yatağa doğru ilerlemek isterken evin kolumdan tutup beni kendine doğru çekerek Bak sen şu çok bilmişe öğret bakalım şimdi öğret ama sonrasını bekleyemem. Sürekli arkasını dönüp diğer çadıra bakıyor, yüzü sararmış, telaş ve sabırsız bir ifade belirliyordu. Cevap vermemi beklemeden tekrar söylendi. Hadi ama çabuk ol. Bak, babam çağırır şimdi beni. Alaylı bir gülüşle. Çağırsın, benim acelem yok ki, sen sabırsızlanıyorsun. Hadi bırak beni de uyuyayım. Üstünlüğün şu an bende olduğunun farkındaydık ikimiz de. Gözlerinin içine gözlerimi kaçırmadan bakıyordum. O kadar yakındık ki, nefeslerimiz birbirimizin yüzüne çarpıyordu, tıpkı bazı gecelerde yıldızların herkese yakın olduğu kadar. Alt dudağında bir titreme belirmiş, bunu saklamak için dudağını ısırıyordu. Çektiği kolumu hala tutuyor, bazen parmaklarını kaldırıp tekrar aynı yere vuruyordu. Gözleri sanki bana isyan ediyormuş gibi bakıyor, bağıra bağıra git buradan demek istiyordu. Belki iki dakika boyunca konuşmadan öylece durmuş, İlk hamleyi karşımızdan bekliyor gibiydik. Az sonra yorgun bir ses. Teyze! Neredesin teyze? Annemler çağırıyor. Ciyak ciyak gelen bu ses şüphesiz şeytan yavrusunun sesiydi. Sesi duyduğum an ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştım. Elimi bel kıvrımına koyup hızlıca kendime doğru çekerek birbirlerini arzulayan vücutlarımızı birleştirdim. Kızın gözleri birden fal taşı gibi açılmış, şaşırdığı her halinden belliydi. Belki iki saniye kadar kendime doğru çektikten sonra bırakarak, arkamı dönüp yatağıma doğru yürüdüm. Titreyen ve kekeleyen bir sesle. İyi geceler sana, ben gidiyorum, bizimkiler çağırıyor. Üşütme, dikkatli ol. Cevap bile vermemi beklemeden çadırdan çıktı ardından çadırın fermuarını aşağı doğru çekip kapısını kapattım. Topuklarımı üst üste bastırıp ayakkabılarımı çıkararak hızlıca yatağa uzanmıştım. Hiçbir şey düşünmeden derin ve tatlı bir uykuya daldım. Aniden alınan karar. Tan yeri ağarmıştı, şimşekler gökyüzünde dans ediyor, yağmur damlaları sabırsızlıkla toprağa kavuşma hasreti içinde iniyordu aşağıya. Suya düşmüş sünger gibi bütün suyu içime çekmiş, halk tabiriyle sırılsıklam olmuştum. Ayakkabılarım yoktu ayağımda, üstelik çorabımdaki yırtık nedeniyle başparmağımda dışarıya çıkmış, çamur yanına dönüşmüş yokuşlu bir yolun sonundaydım. Kıyamet koptu herhalde diye iç geçirip, anasını kaybetmiş yavru kuzular gibi etrafıma bakınarak ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Puslu, dehşet verici bir havaydı. Uzaklardan, tiz bir sesle kopan çocuk çalıkları, köpeklerin birbirleriyle dövüşürken çıkardığı keskin hırlamalar, rüzgarın tellere coşkuyla söylettiği ince ıslıklar arasında yavru köpeklerin sokak ortasında kaldığı gibi olduğum yerde kısılarak kalmıştım. Yüzüme kurşun gibi sert darbelerle vuran yağmur damlalarına direnmek için arkamı döndüm. Biraz ileride gözlerim nihayet aradığını bulmuştu, evin. Yokuşun bittiği yerde durmuş, Yolun ortasında bana bakarak o her zamanki içten gülüşüyle beni çağırıyor. Duyamadığım birçok şey söylüyordu. Elleriyle önce kendi vücudunu baştan aşağı gösterip, ardından bir elinin işaret parmağıyla gökyüzünü gösteriyor, en sonda ise tekrar eliyle yanına çağırıyordu aceleci hareketlerle. Ne olduğunu, ne anlatmak istediğini bir türlü anlayamıyor. Üşüyen ve titreyen vücudumu ellerimle ovalayarak ısıtmaya çalışıyordum. Bir an onun hiç ıslanmadığını, aslında bana söylemek istediği şeyin burada yağmur yok, buraya gel demek olduğunu anlamış, dudaklarını okuyabilmiştim. Olduğum yerden fırlayıp ona doğru ilerlemeye başladım. Ayaklarım kayıyor, yere düşüp dizlerimin üstünde ellerimle emekleyerek sonunda yokuşun başına meşakkatle varabilmiştim. Gerçekten de burada yağmur yağmıyor. Her yer güllük gülistanlık içindeydi. Ayağa kalkıp etrafıma bakındığımda hiç kimse yoktu. Hayal mi görüyorum acaba, iyice delirdim mi yoksa, diye mırıldanıyordum. Yokuş aşağı inen yolda hiçbir şey anlamadan, ayaklarım kendiliğinden hareket ediyormuş gibi yürümeye başladım. Sürekli sağa sola bakıyor, arkamı dönüp evini arıyor, bağırmak istediğim halde sesim çıkmıyordu. Birdenbire hava karardı, Üstümden kalabalık bir karga sürüsü insanı sağar eden gak, gak sesleriyle yere çok yakın şekilde uçarak geçiyordu. Neredeyim ben, diyerek iç geçirip, etrafıma baktığımda, bu sefer de sürülmemiş, uzun ve büyük bir tarlanın ortasında buldum kendimi. Yanmış bir araziyi anımsatıyordu ki, zaten hala küçük, küçük alevler vardı arazinin köşelerinde. Yola yakın tarafında kurumuş sarı ot birikintileri duruyor, Kocaman ağızlı fareler otlardan büyük parçalar koparıp çiğnemeden yutuyorlardı. Hemen ardından sırt üstü yatıp ayaklarıyla karınlarını kaşıyor ve geri kusuyorlardı. Kurumuş kısa ağaçlar duruyordu birbirlerine uzak mesafelerle. Ağaçların en tepesine kargalar gruplar halinde konmuş fareleri izliyorlardı. Fareler kusunca hızlı bir iniş yapıp ıslak otları kan damlayan gagalarına alabildikleri kadar doldurup yanan ateşin üstüne atıyor, beklemeden geri geliyorlardı. Hepsinin vücudundaki tüylerin bir kısmı yanmış, bir kısmı sanki yolunmuş ama kopmamış gibi boyunlarından sarkıyordu. Arazinin ortasında bir adam görünüyordu, iri yarı vücutlu koca göbekli, suratsızın biriydi. Yüzü katran gibi siyah, üstünde tek askılı mavi bir elbise, maviliğinden eser kalmamıştı. Cepleri yırtık, her tarafı siyah kumaşlarla yamalanmış, omuzlarından bağladığı askısı kopacak gibi gerilmişti. Yüzünün sadece sol tarafı görünüyor. Sol elinde bir sopayla sürekli bir tarafa koşuşturup yerde bir şey dövüyormuş gibi sert darbelerle sopayı yere vuruyordu. Bu hareketinin ardından hemen başka bir karga grubu adamın üstüne doğru saldırıp gagalarıyla adamı didikliyorlardı. Adam sağ eliyle kargaları itip sol elindeki sopayı havada rastgele daire şeklinde sallıyor, kargalara vuruyordu. Kargalar o kadar darbe almasına rağmen düşmüyor, tekrar kendi ağaçlarının tepesine konuyordu. Bu döngü devam ediyor. Adam bilmediğim bir dil ile bağırıp çağırıyor, deli danalar gibi oradan oraya koşturuyordu. Bir an arkamdan tanıdık bir ses. Çorabın delinmiş şapşal diye kahkaha attı. Sanki biri beni sıkıca tutmuş. Arkama dönüp bakmak istediğimde kafamı çeviremiyordum. Bütün gücümü toplayarak alazım çıktığı kadar. Ben neredeyim diye bağırdığımda olduğum yerden sıçrayarak uyandım. Gözlerimi etrafımda gezdirip kendime geldiğimde hepsinin sadece bir rüya olduğunu anlamıştım evini karşımda çarpık kaşlarıyla dikildiğini görünce, ne kadar belli etmek istemesem de meme görmüş çocuk gibi içten bir sevinçle derin bir oh çekip, yataktan doğrularak ayağa kalktım. Her halinden korktuğu belliydi zavallı kadının. Gözlerini sürekli başka tarafa kaçırarak. Sonunda. Şükürler olsun ki uyanabildin. Bir saattir uyuduğun halde konuşuyorsun. Ne oldu kötü bir rüyamı gördün. Neyse bunları sonra konuşuruz. Gel hadi babam seni misafir odasında kahvaltıya bekliyor, öğlen oldu neredeyse, diyerek çadırdan çıktı. Kendimi zorlayan hareketlerle ayakkabılarımı giymek için eğildiğimde, başparmağımın rüyadaki gibi dışarıda olduğunu görünce içimi huzursuzluk kaplamıştı. Gördüğüm bu anlamsız rüya tekrar zihnimde canlanıyor, gözlerimi sonu gelmeyen karanlık bir boşluğa çekiyordu sanki. Ama buna izin vermedim. Fazla düşünmemek için ayakkabılarımı giyerek dışarıya çıkıp, kahvaltı ettikleri kerpiçten yapılmış eve geçtim. El dediğime bakmayın, sadece bir oda gibi yapılmış, içinde halı ve yer minderlerinden başka hiçbir şey yoktu. İhtiyar, beni görünce yüzünde gizleyemediği gülüşüyle yanındaki boş yeri göstererek, yanına oturmamı istemişti. Halinden pek memnun olduğu belliydi. Hava aydınlık olduğu için herkesin yüzünü daha iyi görebiliyordum. Tabii onlar da benim yüzümü. Pala bıyıkları, sinek kaydı tıraşı ve kafasındaki kasketiyle tombul yanakları yüzüne sevimli bir görüntü veriyordu. Sofrada küçük kız ve evin de yerini almıştı. Herkesi kısa süreli aralıklarla inceliyor, bir yandan da gözlerimle yaşlı kadını arıyordum. Daha fazla dayanamayarak teyze nerede acaba, gelmeyecek mi? Diyerek içimdeki merak duygusuna daha fazla katlanamadım. Her hareketimi dikkatlice izleyen evin. Annem buraya gelmez, o içeride yiyor yemeğini. Alnımı kırıştırarak anlamadığımı belli eden bir şekilde kafamı salladım. İhtiyar sözü alarak. Hastadır oğlum, o pek çıkamaz dışarıya, içeride hep, hep içeride o. Bunları söylerken yemeğine devam edip kafasını emiş bir yandan da her kelimesini söylediğinde başıyla beraber tüm vücudunu sallıyordu. Üstüme vazife olmayan sorular sormamam gerektiğini anlamıştım. Ne var ki şo mağlum, bir anda ortaya çıkan temelsiz özgüvenim burada da boy göstermiş, bilip bilmediğim konulara burnumu sokmamam gerektiğini bu sefer hiç kimsenin ikaz etmesine gerek kalmadan kendimiliklerime kadar hissetmiştim. Zaten sorduğum sorudan sonra hepsinin yüzündeki neşe kaybolmuş. Kimseden ses çıkmadığı için bu konunun kimseyi memnun etmediği de belliydi. 40 yıldır bu evde yaşıyormuşum rahatlığıyla kahvaltımı yapmaya başladım. Bu rahat tavırlarım ihtiyarı memnun etse de aynı memnuniyet karşımda oturan teyze ve yeğen için geçerli değildi. Kahvaltı bittikten sonra ihtiyarın benimle sohbet etmek istediğini anlamıştım. Yine aynı ağır hareketlerle kalkıp evin önündeki geniş gövdeli, oldukça büyük olan meşe ağacının altında duran tahtadan yapılmış bir iskemleye oturdu. Aslında benim için kahvaltı henüz bitmemişti ama kalkmıştım bir kere sofradan. Şimdi bir daha geri dönmek olmazdı. Neyse ki ben de geçip karşısına oturmuş, kendini sevdirmek için türlü türlü hareketler yapan yavru köpekler gibi yüzüme masum bir ifade vererek ihtiyarı izliyor konuşmasını bekliyordum. Kilosundan dolayı altındaki iskemle bir türlü sabit durmuyor, gıcır gıcır sesler çıkarıyordu. Şişman bacaklarını öne doğru uzatıp, sırtını ağaca dayayarak iki elini başının üstünde birleştirmiş, dudaklarında derinlerden gelen gizli bir gülümseme belirmişti. Başlayacaksan başla artık, yaşlı öküz diye içimden geçirdiğim sırada ihtiyar birden yüzüme dik bir bakış attı. Bu aniden üzerime dikilen korkunç bakışlar arasında bir fare kadar küçüldüğümü, ruhumun ayaklarımdan bedenimi terk ettiğini hissediyordum. Acaba sesli mi söyledim, duydu mu yoksa beni? İşte şimdi tamamdır, ne yapa diye düşünürken iç sesimi kesen bir ses, ihtiyarın sesini işittim. Neyse ki yaşımı merak etmiş ve şu ana kadar neden sormadığını kendisinin de anlamlandıramadığını dile getiriyordu daha dün gece sorduğunu unuttuğu beliydi. Sohbet ilerledikçe bendeki rahatlıkta ilerliyor, bazen kendimi kaybederek bacak bacak üstüne atıyor, ihtiyarın bakışları ayaklarıma inince derhal indiriyordum ayaklarımı. Ne yaptığını sanıyorsun sersem, bu kadar alçaldın mı gerçekten diye iç sesimle kendime soruyor, sonra aklıma eskiden yaptığım alçaklığında ötesindeki şeyler gelince, gerçi daha ne kadar alçalacağım belli değil, diyerek kendi kendime yine cevap veriyordum. İhtiyar hiç yorulmadan, adeta soluk almadan konuşuyordu. Konuşacak kimsesi de yok herhalde, diye düşünüyor, başımı yeni doğmuş leylek yavruları gibi önüme eğip, ses çıkarmadan dinliyordum. Kadınlar sürekli bize çay getiriyor, muhabbetin ikimizi de neşelendirdiği, ihtiyarın yıllardır sanki bu anı beklediğini görebiliyordum. Hayatımda daha önce bu kadar çay içtiğimi hatırlamam. Öyle ki bir ara boşalan bardağımı doldurmak için kafamı kaldırdığımda ihtiyarın baş parmağıyla burnunu karıştırdığını, bir yandan da hala çene çaldığını görünce içimden, kazma kürekte getirelim mi diye geçirmekten kendimi alamamış, o dakikadan sonra iştahım kaçtığı için çay içememiştim. Nihayet insanı yoran çok eski gençlik anılarını istemeyerek bitirmiş, yakın zamandaki olayları anlatmaya başlamıştı. Kırgın bir sesle kendisine karşı gelen oğlundan, ondan ne kadar çok nefret ettiğinden ama hala yüreğinde evlat olarak sakladığından, oğlunun yıllar önce dik başlılığıyla köyü terk edip şehre taşınmasından bahsediyordu. Evlerindeki küçük kızın da oğlunun en küçük kızı olduğunu, kız bebekken annesi hastalandığı için bakamayıp, kendi rızalarıyla dedesine ve babaannesine verilip, Kendisinin büyüttüğünü ve kızında onları kendisinden ve hasta karısından bahsediyordu. Anne baba olarak kabullendiğini uzun uzun anlatıyordu. Konuşurken bazı kelimeleri telaffuz edemiyor araya Kürtçe kelimeler de katıp, aksanlı Türkçesini bir hayli karman çorman hale getiriyordu. Konuşmaların bu detaylarını anlatmayacağım ama ihtiyar hakkında birkaç önemli konuyu sizlere aktarmam gerekiyor. Bu arada sohbet sırasında zor da olsa aklıma gelmiş, ihtiyarın ismini sorabilmiştim ve kendisinin şu anki köyün ileri gelenlerinden bir nevi köyün ağası. İsminin de Mirzeyd'in adar olduğunu ama genelde herkesin onu Mirze olarak tanıdığını ve öyle hitap ettiklerini söylemişti. Mirze, üç çocuk babası, büyük bir köyün ağasıydı. Babadan kalma tarlaları, hayvanları ve misafirperverliği, bir nevi yol geçen hanı gibi kullanılan eviyle bilinirdi. Çevre köylerden ve şehirdeki önemli mertebelere gelmiş, şehrin ileri gelenleri tarafından sevilen, saygı gösterilen biriydi. İlk evliliğini henüz küçük yaşta yapmış, ailesinin uygun gördüğü yakın bir akrabasıyla evlenmişti. Ne yazık ki genç kadının talihi açık olmamakla birlikte ömrü de evliliklerinin henüz ikinci senesinde sona ermişti. Kadının doğum esnasında vefat ettiğini, doğan kızıyla birlikte kendisinin de sanki yetim kaldığını gözleri bulutlanarak anlatıyordu talihsiz adam. Bu vakitsiz ayrılıktan bir süre sonra, iki sene, şimdiki karısıyla evlenmiş, Evi terk eden hayırsız oğlunun doğumundan sonra ise kendisi bir hastalığa yakalanmış, bundan dolayı yıllarca çocuk sahibi olamamışlardı. En sonunda Allah onlara yeni bir evlat nasip etmiş ama evin doğduktan sonra yine talihsizliği peşini bırakmamıştı. Bu sefer kadersiz kadının dermansız bir hastalığa, bunamaya yakalandığını, dili dönmediği için Alzheimer diyemiyordu, her yere götürüp tedavi etmesine rağmen iyileştiremediğini yine gözlerindeki yaşları gizleyerek ağlamaklı bir sesle yakına yakına anlatıyordu. Tanıdığım kadarıyla kötü bir adam değildi Mirze, yalnızca kaderin hep yemiş yaşamın neresinden tutmak istese elinde kalmıştı. Doğu Bayezid'in en iyi doktorları bile bir çare bulamamış, umut veren bir şey söylememişlerdi karısı için. Derdi bununla da bitmiyordu ne yazık ki Mirze'nin oğlunun bundan 23 sene önce, daha reşit bile değilken babasının, kendisinin, rızası olmamasına rağmen yakın köylerden birinde, aralarında yıllardır süregelen bir düşmanlığı olan başka bir köy ağasının dul gelinini kaçırdığını ağzından fırlayan tükürüğe aldırmadan hiddetle bağırıyor, bu esnada da elini havaya kaldırıp, öfkeyle sıktığı sarı renkli siyah benekleri olan kehribar tesbihiyle birlikte ileri geri savuruyordu. Yıllardan beridir medeniyetleri ağırlayan bu topraklarda yazılı olmayan ama kanun gibi geçerli kurallar vardı. Bunları ben de biliyordum. Bir ailenin evinden bir kız kaçırılır ise, gönüllü veya zorla hiç fark etmez, kaçıran kişinin ailesinin karşılığında bir kız verme zorunluluğu vardı. Yani daha açık şekilde anlatmak gerekirse, birinin kızını kaçırırsanız o kaçırdığınız kızın ailesine kız kardeşinizi vermek zorundaydınız, verilen kızın rızası veya fikri olmazdı, olamazdı. Kendisinden büyük ya da küçük fark etmeksizin gittiği ailede bekar erkek varsa onunla, bekar erkek yok ise kaçırılan kızın babasıyla evlendirilirdi. Aranızda ya vermezsem kız kardeşimi ne olur diye düşünenler var, hissediyorum. Bunun sonucunda çeneler kapatılır, bilekler çalışırdı. Bu olay sonu gelmeyen bir kan davasına döner, sayısız kişinin ölümüne, belki de bir soyun kurumasına kadar giderdi. İşte bu topraklarda bu cehalet hala vardı ve olacaktı da şüphesiz. Sağlıklı düşünmeyi, tek pencereden dünyaya bakmamayı öğrenemedi, öğrenemiyordu toplumumuz. Şüphesiz bu hikayemizde, karşı tarafa takas niyetinde bir eşya görevini görür gibi hayatı harcanan, kardeşinin düşüncesiz davranışı sonucu geleceği bir bez parçası gibi yakılan kişi, Mirze'nin ilk göz ağrısı, en büyük kızıydı. Havindi. Talihsiz kadın, üvey kardeşi yüzünden başına gelen bu olaydan ne yaparsa yapsın kaçamayacağını ve bu gerçeğe boyun emek zorunda kalacağını bildiği için kabullenmek zorunda kalmıştı ya da öyle biliyordu Mirze ve evdeki diğer kişiler. Fakat kızlarının gelin gittikten daha doğrusu gitmek zorunda bırakıldıktan sonra hiçbir zaman geride bıraktığı ailesiyle görüşmemiş, sadece üvey annesi, yani yaşlı kadının rahatsızlığını duyunca bir kere gelebilmiş, fazla da kalmayıp evine dönmüştü. İhtiyarın anlattığına göre Havin, Gülizar'a karısı çok düşkün, her zaman öz annesi gibi severdi yaşlı kadını. Bu bağlılığı köydeki herkes tarafından bilinir ve konuşulurdu. Nitekim babasına da aynı şekilde gönülden bağlı fakat evliliğinden sonra aralarına bir soğukluk girmiş, bu bağlar zedelenmişti. Mirze'ye göre kızı artık babasını unutmuş, daha doğrusu sadece babasını değil bir nevi bütün ailesini silmişti, üvey annesi dışında. Başka türlüsü de düşünülemezdi zaten. Yabana atılan bir hayat, mal gibi kullanılmış bir evlat için kaçınılmaz bir karar, başından beri belli olan bir yolun sonu gibiydi. Belki kaderine küskün, belki yaşadığı toplumun cehaletine karşı bir kin, öfkeydi bu. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz maalesef. Çünkü mühim olan gözle görülen mesafeler değil, gönülden kopan bağların meselesiydi bu mesele. Gönüller arası yolculuklarda mesafelerin ölçüsü olamazdı. Sadece ne kadar sıklıkla dümlendiği, terzi masalarındaki ipek kumaşların nasıl ustaca ince ince ayarına göre nakış nakış dokunulması gerektiği gibi önemliydi. Ne yazık ki Havi'nin hikayesinde böyle bir usta da böyle bir ipek kumaş da olmamıştı. Bu acı olayın tek sebebi olan kardeşi, şüphesiz Bedirhan'dı. Sonuçlarının nelere mal olacağını çok iyi bildiği halde kararından vazgeçmemiş, her ne kadar üvey de olsa, ablasının, bir insanın hayatını mahvetmiş, gencecik bir kızı perişan etmişti. Ve herkesçe bilinen tek gerçek, Havin için Bedirhan diye bir kardeşi yoktu, olmayacaktı da. İhtiyara göre köydeki fesat, onları sevmeyip, içten düşmanlık besleyen kadınlar tarafından oğluna muska veya büyü yapılmış, gözü o ahlaksız kadından başka kimseyi görmemişti. Bütün itibarının zedelendiğini, köyün dedikoducu karılarının çeşme başlarında toplanıp nasıl alay ettiklerini, oğlunun bu davranışıyla kendisinin insan içine çıkacak yüzü kalmadığını aynı hiddetle söylüyordu. Musei için kadının düşman bellediği adamın gelini olmasından daha çok kızının hayatını mahvetmesi üstelik gelininin dul biri olması göz yumulamaz bir gerçekti. Kendi törelerinde böyle bir şeye asla yer verilmediğini, yeni nesil gençlerin pek ahmak olmakla beraber geleneklerine bağlı olmayıp ahlak kurallarını hiçe saydığını, Doğubayazıt gibi kadim bir şehrin bundan birkaç kuşak sonra ahlaksızlığın cirit attığı bir memlekete dönüşeceği görüşündeydi. Haklıydı da. İhtiyar konuşuyor ben sadece dinlemekle yetinmiş, susuyordum, bunları anlatırken ara ara hafif bir öksürüğe tutuluyor, soluklanmak için susuyordu. Her cümlesini bitirdiğinde elini başındaki kaskete götürüp kasketi hafifçe kaldırarak başını kaşıyordu. Mirze sinirlenince kulak memelerine kadar kızarıp, elleri ve tombul yanakları hafiften titrer, dudaklarında belli belirsiz küfürler sarf ediyordu o anda bu adamı asla sinirlendirmemem gerektiğini anlamıştım. Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise bunları anlatırken hiç göz teması kurmuyor, karşısında bir duvar varmış gibi gelişi güzel konuşuyordu. Bu olay üzerine iki ailenin arasındaki gergin ipler biraz daha gerilmiş, oğlu da her şeyi arkasında bırakıp şehre taşınmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen aralarındaki buzlar erimemiş, Yaz aylarının başlarında ikiz torunlarının ısrarıyla, oğlu, karısını ve çocuklarını köye bırakıp tekrar şehre dönüyor. Sonbaharın gelişine kadar da torun ve gelin burada kalıyormuş, ihtiyarın anlattığına göre. Evin ise onun en gözde evladı, Eli Aya'ydı. Bu genç kız 25'ine yeni basmış, birçok kez kendisine gelen evlilik önerilerine ve tekliflerine sırt çevirmiş, babasının dizinin dibinde mutlu olduğunu söylemişti. Bu kısmetleri arasında ihtiyarın ve köylülerin sevdiği, ahlaki bakımdan takdir edilen genç bir delikanlı olan kuzeni de olmasına rağmen, bu teklif nazikçe reddedilmişti. Bugüne kadar her şey yolunda olmasına rağmen, çobanın birdenbire ortadan kaybolması ihtiyarın kolunu kanadını kırmış, hayvanlarına bakacak, çobanlık yapacak birini arıyordu. Her gün köyden tanıdık bir çobana ricada bulunup, birkaç gün idare etmeleri için para karşılığında koyunları onların sürüsüne karıştırıyordu. Dün, koyunlarını başka muhite gütmeye götüren çobanı göremedikleri için kızının bu işi üstlendiğini, benim de şans eseri oradan geçtiğimi, bu sabah ise çobanın bundan sonra yardımda bulunamayacağını ve bu dertten dolayı başına ağrılar girdiğini çaresizce dile getiriyordu. Konunun tam bu kısmında aklıma bir fikir gelmişti. Aslında bir fikir tek değil, belki bin fikir geçiyor, kendimce planlar kurarak sonuçlandırıyor. Bu fikir sayesinde hayatımın dönüm noktasında olduğumu biliyordum. İhtiyarın sözünü yüksek sesle bölerek. Amca dilersen ben çobanlık yaparım sana diye bağırıp, ihtiyara kendinden fevkalade emin bakışlarımı döndürmüştüm. Bu ani fikrimden ötürü adamın yüzündeki belirleyen neşe, kızını ilk gördüğümde benim de yüzüme doğan mutluluk gibiydi. Dile getirdiğim fikri, daha doğrusu birden istediğim sorumluluk için bana tekrar tekrar soruyor, emin olmak istiyordu. Niyetimin gayet ciddi olduğunu anlayınca, benim bütün hakkımı fazlasıyla vereceğini, bütün masraflarımı karşılayacağını, bundan böyle ona yanlış yapmadığım sürece öz oğlu gibi seveceğini içtenlikle söylemişti. Ne yaptığımı tam bilmemekle beraber eski tavrımı takınıp kendimi iyi şekilde pazarlamıştım. Birzen'in yüzündeki mutluluk, görülmeye değerdi. Gerçekten de keyiflendiği her halinden anlaşılıyordu. Saman tomarı gibi gür bıyıklarının altında genişleyen kalın dudaklarının arasına bir tütün sarıp, keyifli ciğerlerine dolduruyordu dumanı. Bu mutluluğunu ilk fark eden de şüphesiz kızı olacaktı. Elinde çaydanlıklar ve bardaklarla yanımıza geldiğinde, babasının bu denli sevinçli olmasının nedenini bilmeden kendisi de gülümsüyor, bana bakıp kafasını sallayarak ne olduğunu soruyordu. Göz kırpmakla yetinip, haberi ihtiyarın vermesini istiyordum. İç sesimi duymuş gibi, ihtiyar keyfini hiç bozmadan konuyu anlatmaya koyuldu. E artık müjdemi isterim yavrum, çoban aramamıza gerek kalmadı. Evimizin yeni üyesi, hayvanlarımızın bakımını üstlenecek adamı bulduk boşuna dememişler, hastanın ayağına, hem hem doktorun ayağına hasta mı? Her ne zıkkımın köküyse işte, biri sonunda birinin ayağına gidiyormuş, Miran bizim yeni çobanımız ve evimizin oğlu, bundan böyle bizimle kalacak, oğlumun yerini güzelce temizleyip ayarlayın, delikanlı rahatsızlık duymasın. İhtiyar bunları keyifle anlatırken bir yandan onu dinliyor bir yandan da planlarımı kuruyordum. Ara sıra evinin korku ve mutluluğu taşıyan gözleri pörtlek pörtlek açılıp bana doğru dikiliyor, tekrar babasına dönüyordu. Kadının yüzünde telaş ve saklamaya çalıştığı bir sevinç vardı. Ama bunu aldırdığım pek söylenemezdi doğrusu. Çünkü benim asıl niyetim başka, sizin düşündüğünüzden de çok başkaydı. Birze konuşmasını bitirdikten sonra haykırarak patlayan bir kahkaha beni kendime getirmişti. Evin çaydanlıkları ve bardakları önümüze koymak için diz çöktüğü vaziyette bekliyor, kıkır, kıkır gülüyordu. Buna tabii ki de bozulmuştum. Ama bunu belli etmemek için ben de çene kaslarımı zorlayarak sadece dişlerimin görüneceği şekilde tebessüm etmiştim. Zor olsa da kahkahalarına ara verip, küçümseyen bir tavırla. Sen hayatında kaç kere çobanlık yaptın, daha doğrusu hiç çobanlık yaptı, cümlesini tamamlayamadan yine ağzını iki yana açıp, bir nevi gülmenin çok ötesinde kısraklar gibi kişniyordu. İhtiyar rengimin değiştiğini fark etti. Benimle beraber ihtiyarında keyfi kaçmış, yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Hiddetlendi birden, elindeki tesbihi bardakların üstüne fırlattı. Onun bu hareketini gören kızı birden susu verdi, babasını sinirlendirdiğini anlayınca çaydanlıkları bırakıp, olduğu yerden hızlı bir şekilde doğrularak çadırlara doğru yol aldı. Bu durum ne kadar hoşuma gitmiş olsa da bunu belli etmemeye çalışıyor, tıpkı babasına şikayet ettiği abisinin kendisi yüzünden azar işitip, dayak yediğini görünce aynı mağdurluk rolünü ustaca oynayıp, ara sıra abisine dönüp gizlice dilini çıkaran çocuklar gibi ben de mağdur rolünü oynuyor, hiç renk vermiyordum. Sinirlenen Mirze kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor sürekli parmaklarını birbirine şakırdatarak kafasını sağa sola sallıyordu. Her ne kadar küçümseyici bir şekilde sormuş olsa da, haklıydı Evin, daha önce hiç bu işi yapmamış, tecrübe konusunda sıfırdım. Bunları düşünürken kendi kendimi yaparsın, sen neleri yapmadın ki? Bunun da üstesinden geleceksin, hem basit bir iş kolaylıkla yapabilirsin. Biraz çile çekeceksin ama sonu güzel olacak, bunu düşün beyinsiz, sadece sonuca odaklan diye avutuyor, kendime karşı hem aşağılayıcı hem de kışkırtıcı cümleler kurarak niyetimi diri tutmaya gayret ediyordum. Güneşli güzel bir gündü. İhtiyar ayağa kalkarak büyük çadıra doğru ilerlerken beni de çağırıp bu haberi karısına da vermek istediğini söylemişti. Çadırın içine girdiğimde zavallı kadın aynı yerine oturmuş, elinde içi koyun yünleriyle dolu, oyuncak büyük bir bebek vardı bebeği emziriyormuş gibi başını göğüslerine bastırmış, elleriyle sürekli sallıyordu. Bizi görünce parmağını ağzına doğru götürüp, cansız, veremli insanların yüzünü andıran sararmış ince dudaklarını öne doğru büzüştürerek, sus işareti yaptı. Yaşlı gözlerini anlık olarak bir benim bir ihtiyarın yüzünde gezdirip, tekrar ağır ağır önündeki bebeğin üzerine indirdi. Gördüğüm manzara karşısında dehşete kapılmış, yüzümdeki etlerin kemiklerime doğru çekildiğini hissediyordum. Bunayan birini ilk defa görmüyordum ama Alzheimer hastası birini ilk defa görmüştüm. Sağlık durumunun iyi olmadığı gün gibi açıktı. Gecenin karanlığında yüzünü tam görmemiştim dün gece fakat şimdi gördüklerim hayatım boyunca hafızamdan silinmeyecek, ruhumun en derinliklerinde bana sürekli ıstırap verecekti. Oldukça zayıf yüzü, yaşanmışlıkların, Belki de yaşanmamışlıkların izlerini taşıyan koyu ve belirgin çizgilerle doluydu. İnce parmaklarını, müziğin ritmine uygun şekilde kaldırıp indiren sanatçıları anımsatan aralıklarla kaldırıp tekrar aynı ritimlerle bebeğin sırtına indiriyordu. Derinlerden gelen ince ağır inlemesini de "ı" diyerek bu çaresiz sahneye katıyor, belki de bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor gibiydi. İhtiyar hiç istifini bozmadan durumu anlatmaya başladı. Kadının bakışlarında karşısındakine fiziksel gücü yetmeyince gözleriyle, kendisine hükmeden barbarlara, kendince korku verdiğini, zanneden küçük çocukların çaresiz bakışları parlamış, kocasına öfkelendiği her halinden belliydi. Mirze bunu fark etmemiş, belki de fark etmek istememiş gibi anlatmaya devam ediyordu. Bu durum karşısında sessiz kalamayıp, Mirze'nin koluna dokunarak kulağına eğilip sessizce, gariban kadının sinirlendiğini, konuşmaması gerektiğini, nezaket kuralları çerçevesinde fısıldadım. İhtiyar hayal aleminden uyanmış, gerçeklerle yüzleşmiş gibi bir bakışla yüzüme bakıp, hüzünle kaplanan suratıyla kafasını anladığını belli eder şekilde hafifçe salladı, ikimiz de çadırdan çıktık. Akşama doğru hayvanlar tekrardan gelince, havanın sıcak olmasından dolayı koyunları bugünden itibaren ahıra değil de ağla koyacaklarını, birkaç gün sonra zaten artık dışarıda geceleyeceğini söylediğinde, koca bir kova dolusu soğuk su başımdan aşağıya dökülmüş gibi irkildim. Nasıl yani, diye sormaktan kendime alamamıştım ama ihtiyar beni duymamıştı. Yanımda benimle birlikte aynı işi yapan evin soruyu duymuş, yüzümdeki şaşkınlığı fark ettiği için baya keyiflenmişti kısık bir sesle. E sana sabah boşuna sormadım, bu iş öyle kolay değil. Kendin ettin, kendin buldun hajha. Ne yaptığımı, neye güvenerek aniden böyle bir karar alıp, kendimi belki kaldıramayacağım bir yükün altına sokmakla neyi hedeflediğimi bilmiyordum. Asıl olan, gizli tutuğum hedefimi biliyordum. Ama gözler önünde görülen hedefimi benimle beraber kimsenin de pek anlamadığı belliydi. O gece bütün bunları en ince ayrıntısına kadar düşünmek için erkenden yatağıma geçip, bu düşünceler içinde derin bir uykuya daldım. Bu geceden sonra sorumsuz, başıboş serserice gezilerek geçen günlerim sona ermiş, artık bir işim vardı, her ne kadar anlamadığım bir iş olsa da. Üçüncü Bölüm Zor Günler Henüz şafak sökmemiş, yıldızlar kandillerini söndürmemişti. Gökyüzü son hazırlıklarını yaparak geceyi uğurluyor, yaklaşmakta olan aydınlık karanlığı kovuyordu. Yeni yuvalarını yapmak için canla başla çalışan çılgın kuşlar bile hala uyanmamış, sıcak tüylerinin altında tatlı uykularının derinliklerindeydiler. Ama ben uyanmıştım. Daha doğrusu uyandırılmış, işe koyulup yola çıkmak için hazırlanmaya başlamıştım. Çılgınca öten bir horozun sesi çadırın açık kapısından içeriye dolan soğuk hava ile bileşmiş, beni hem ayıltıyor hem titretiyordu. Vakitsiz öten horozun başı kesilirmiş, herhalde o da ölmek istiyor, diye geçirdim içimden. Erken uyanmaya alışık bir insan olmama rağmen, o gün kalkmak bana zor ve çileli gelmişti. İhtiyarın gür sesi dışarıdan duyuluyor, belli belirsiz bir şeyler geveliyordu. Gözümü açar açmaz konuşmak veya birinin iğrenç sesini, akşamdan hazırlanmış samimiyetsiz fikirlerini dinlemekten nefret ederdim. Hala da öyleyimdir doğrusu. Sabah saatlerinde yanıma ancak canına susayan biri gelip benle konuşmaya cesaret edebilir. Yıllardır salyangoz gibi ruhuma yapışan bu hastalığım, belki hastalık değil başka bir şey ama adını bilmiyorum. Yüzünden kaç kişinin kalbini kırdığımı hatırlamıyorum bile. Gergin ve sinirli, her şey gözüme batar, sebepsiz yere gerilir, hırçınlaşırdım. O sabah yine aynı hisler benliğimi sarmış, ihtiyarın o koca kafasını patlatmak için müthiş bir istek dolmuştu içime. Her sesini işittiğimde bu isteğim artıyor, elim ayağım titriyordu. Uyku sersemliğiyle başımı çadırdan dışarı çıkardığımda, koyunların al kapısından birbirlerinin üstüne binermişesine dışarıya çıkmaya çalıştığını yarınlar yokmuş gibi birbirlerini ezmek uğruna bütün güçlerini kullanıyorlardı. Mirze, taşıcak kadar kaya tuzu doldurulmuş bakır bir tası elinde tutmuş, diğer elindeki değnek ile ağlın kapısından çıkan koyunları sayıyordu. Bütün koyunlar dışarı çıktıktan sonra ihtiyar, ahırın arkasına doğru yürümeye başlamış, her adım attığında koca göbeğini titretiyordu. Tuhaf, yabani sesler, dh dh dh, ohoho çıkarıyor, koyunlar sanki onu anlıyormuş gibi peşinden koşturuyorlardı. Kırmızı, siyah, kırlı beyaz renklerinde bir sürü keçi, ağın duvarları üzerinden kusursuz şekilde yürüyor, bazen arkalarına dönüp, şaha kalkarak kafalarının üstündeki geriye doğru uzamış boynuzlarını birbirlerinin kafasına balyoz gibi indiriyorlardı. Kangal cinsi iki büyük köpek, hallerinden hiç memnun değillermiş gibi öndeki iki ayaklarını öne doğru uzatıp bedenlerini geriye doğru esneterek kafalarını hızlı hareketlerle silkeliyor. Uçları tüylü topuz olan uzun kuyruklarını havada yuvarlak daireler çiziyormuş gibi sallıyorlardı. İsteksiz adımlarla ben de koyunların gittiği yöne doğru yürümeye başladım. Orta boylu yuvarlak taşların üstüne oldukça büyük ve geniş olan ince taşlar koyulmuş, belirli aralıklarla dizilmişlerdi. İhtiyar değneğini koltuk altına sıkıştırmış, bir eliyle tuz dolu tası tutuyor, diğer eliyle de tuzu o taşların üstüne avuç avuç serpiştiriyordu. Hangi taşın üstüne tuz dökmek istese iri ve sağlıklı koyunlar o tarafa doğru koşuyor, taşları biraz yaladıktan sonra tekrar ihtiyarın peşinden gidiyorlardı. Geride kalan cılız, zayıf koyunlar ise hep güçlülerin ardından kalan yalanmış taşları yalamakla yetiniyor, bir yandan da boşalacak olan diğer taşları sabırsız gözlerle bekliyorlardı. Dünyada hüküm süren adaletsizlik anlaşılan hayvanlar ileminde bile vardı. Güçlü, sağlıklı olanlar, güçsüz, zayıf olanları eziyor ve geride bırakıyorlardı. Bu taşları, ahırın arka tarafında olan kocaman şatafatlı evi, iki gecedir burada olmama rağmen ilk defa görmüş, bir hayli şaşırmıştım. Büyük evin önünde, sırtı ve kafası siyaha çalan, karnı ve ayakları beyaz olan bir eşek duruyordu. İçeride yanan gaz lambasının sönük ışığı, evin açık kapısından dışarıya yansıyordu. İhtiyar geldiğimi görünce ağzı kulaklarına varmış, önünde biriken koyunları iterek bana doğru geldi. Haydi bakalım, git eşyaların hazır, eşeğe yükle, gocuğunu da giy, hava soğuk. Bütün ova, çayırlık senindir. Hayvanları güzelce otlat, karınlarını doyur, akşam diğer sürülerin geldiği saatte sen de gelirsin yeğenim. O an sinirlerim daha da gerilmiş, üst dudağımın titrediğini hissediyordum. Bu sevimsiz suratı parçalamamak için hiçbir neden yoktu şimdi. Rahat tavırlarla elimi koltuk altında sıktığı değneğe götürüp, kendime doğru çekmek istediğimde, İhtiyar dünden razıymış gibi hemen gevşetti kollarını ve değnek elimdeydi artık. Gözlerimi ihtiyarın yüzünden ayırmadan elimle değneğin ne kadar sağlam olduğunu anlamak için hafifçe sıktım. İş görür vaziyetteydi, indirdiğim gibi yere yapıştırırdı. Birzen'in yüzü hiç değişmemiş, sabırsız bakışlarla benden cevap bekliyordu derin bir iç çekip DNA'yı o maymun görünümlü suratına indirmek için havaya kaldırdım ve arkasında görünen evi göstererek Eşyalar burada mı amca diye sordum. Sesimin titrediğini ikimiz de anlamıştık. Ne var ki kendimi son anda tutabilmiş. Yaşlı adamın kafasında koca burnu kadar bir delik açmaktan son anda kaçınmıştım. İhtiyar arkasına dönüp DNA'yı doğrulttuğum tarafa bakarak, evet diye karşılık verip geldiği tarafa doğru ilerlemeye başladı. Birden ufkum açılmış kendime gelmiş gibi cevap vermeden eşeğe doğru ilerledim. Aklıma ihtiyarın bana karşı kullandığı son söz gelmişti, yeğenim. Dün oğluydum, bugün yeğeni, yarında da çoban olurum, sonraki günlerde de Allah bilir köpek falan der bana, diye mırıldanıyordum. Hemen ardından, yine kendi kendime kafamda saçma sapan şeyler kurduğumu, iyi düşünürsem, her şeyin iyi olacağını, hem yenim kelimesinin kötü bir şey olmayıp kendimin de ona amca dediğimi düşünüyor, kendimi teselli ediyordum. Eşeğe doğru yaklaştığımda gariban hayvan kulaklarını arkaya doğru yatırıp kafasını tokat yemeyi bekleyen çocuklar gibi geriye götürüyordu. Yüzünde ve burnunun üstünde hala kanayan büyük yaralar, şişkinlikler, iyileşmesine rağmen eski derin izler vardı. Kim bilir hangi aşağılık bu eziyeti yapmış, zavallı dilsiz hayvanı dövmüştü. İnsanın yüreğini sızlatan bu durum karşısında yapabileceğim tek şey sevgi göstermek olduğunu bildiğim için, elimle başını okşamaya başladım. Bu hareketimden sonra hayvan biraz da olsa uysallaşmış, hareketsiz duruyordu. Evin içinden neşeli bir sesle. O, oh, beyimiz de uyanmışlar. Haydi bırak eşekle oynamayı da, hazırlıklarını yap, geç kalacaksın sonra," diyerek kapıda evin belirdi. Yine o güzel kadınlara özgü olan titrek gözlerinin içi gülüyor, yüzüme bakıyordu. Bilmediğim bir güç sanki beni ona doğru itiyor, ruhumun derinliklerinde kaybolan koral evleri körükleyen, bütün sinirlerimi o anda yok eden bu eşsiz güzelliğe, denizlere açılan iri gözlere yaklaşmam için kulağıma fısıldıyordu ona doğru ilerlemek istediğimde bir çare eşek yine irkilmiş, aynı hareketleri yapmıştı. Hayvancağıza az önce duyduğum o derin sızı tekrar parlamıştı içimde. Üzgün bir şekilde. Eşeğe kim bu eziyeti etti, diye sorup, kadına iyice ne yaklaşarak, yanına kadar geldim. Buraya geldiğim ilk gece çadırın içinde yakınlaştığım zaman yüzünde belirlenen heyecanın aynısı yine canlanmış, burun deliklerinin hızlıca büyüyüp küçüldüğünü fark etmiştim. Onun bu halini görünce kendimi kontrol edemiyor, iradem dışında hareket ediyordum, farkındaydım. Eğer ki onun ruhunun bahçelerinde kendiminki gibi bir çarpıntı duymamış, cüretkarca bir davet ve beklenti görmeseydim yemin ederim bir dakika bile durmazdım bu adını sanını bilmediğim köyde. Ama bütün duvarlarımı yıkan bu kadını elbette geride bırakamazdım. Derinlerden kopan kısık sesiyle eski çoban yaptı, hep dövüyordu hayvan herif, diyerek iç çekip devam etti. Bırak şimdi bunları, biri görecek bizi, başımıza bela açacaksın. Haydi acele et, acele. Diyerek arkasına dönüp içeriye girdi. Az sonra elinde eski püskü, kırlı bir gocuk ve hayvan dışkısının üstünde kabuk bağlamış olduğu kara lastik bir çift ayakkabıyla geri gelmiş, beni bıraktığı yerde görünce sinirlenmişti. Bocuğu önüme fırlatıp, ayakkabıları da rastgele yere bırakarak birkaç adım geriye gitti. Ellerini yumruk yaparak belinin iki yanına koyup, kafasını yana doğru eğip yüzüme bakıyor, ciddi olmaya çalışıyordu. Nitekim yaptığı hareketi bende taklit edince, gülmemek için sıktığı çenesini daha fazla tutamamış, beyaz inciler gibi sıralanan dişleri, dolgun dudaklarının arasında belirmişti. Giymek istemiyor, ayak diretiyordum. Kısa bir bakışmadan sonra tekrar gözlerimi önüme atılan gocuğun üzerine diktim. Perişan bir haldeydi, kollarının dirsekleri beyaz bir bezle yamalanmış, yamalanan yer yine yırtılmıştı. Bu saatlerde hava soğuktu ve ben de bu soğuğu yavaş yavaş titreyen çenemden hissediyor, kendimi sıkıyordum. Yapacak bir şey yoktu, bu direnmemin benden başka kimseye zararı olmadığı için giyecektim. Eğilip yerden aldığımda berbat, güneşin altında günlerce kalmış leşleri hatırlatan bir koku uykulu gözlerimi yuvalarından çıkacakmış gibi açmış. Biraz daha içime çeksem kusacaktım. Kaç senedir yıkanmıyor acaba diye sormaktan kendimi alamamış yüzümü buruşturup kadına tekrar bakmıştım. Bu halimle eğlendiği, benim bu tepkilerimin hoşuna gittiğini biliyordum. Güldüğü zaman kısılan gözleriyle yüzüme baktıkça ona karşı içimi kemiren duygu daha da büyüyor, beni sersemleştiriyordu. İşaret parmağıyla gocuğun bir tarafını gösterip, ''Mutlaka gi, mutlaka'' diye ekledi. Velhasıl ne kadar istemesem de gocu sırtımda, kara lastik pabuçları da yıllar sonra tekrar ayağımda görüyordum.'' ayakkabıların büyük geldiğini kaç defa yinelememe rağmen hiç aldırış etmeden ısrarla. Yakında dar gelir meraklanma, deyip beni yatıştırıyordu. Tekrar başa, başladığım noktaya geri mi dönüyordum yoksa elde edeceğim zaferin çileli yolları mıydı bunlar, bilinemezdi o an. Son hazırlıklarımı da tamamlamıştım, ama bir şey kalmıştı, eşeğin semerini bağlamayı bilmiyordum, bilemezdim zaten. Daha önce yapmadığım bir işti bu, gerçi yapmaya başlayacağım, çobanlık, işini de daha önce yapmamış, tecrübe edinmemiştim ama aynı şey değildi nihayetinde. Beyaz plastik torbayla iki yana ayrılmış semerin içine gün boyunca aç kalmamam için siyah poşetlere koyulan yemek, bakır bardak, kuru çay, şeker ve isten simsiyah olan çaydanlık koyulmuştu. Bu kalan son eksiğimi de ihtiyar büyük bir zevk duyarak, gençlik yıllarında bu işleri epey üstlendiği, düşünmeden yapmasından, hızlı hareketlerinden anlaşılıyordu. Bunu yaparken de geçmişi anımsadığı ara ara boşluğa dalan gözlerinden belli oluyordu. Hayvanlarla birlikte köyün karşısında kalan büyük dağın tepesine doğru yavaş yavaş çıkmaya başladım. Önümden giden benden çok uzaklaşmış olan başka bir sürü çobanın yaptığını yapıyor, koyunların önünden ağır adımlarla ilerliyordum. Kafamın içi sebze çorbasının içindeki türlü türlü sebzeler gibi her çeşitten fikirlerle dolmuş, düşüncelerim birbirine karışmıştı. Tek bir konu hakkında düşünmeye çalıştıkça aklıma başka bir şey geliyor, bu sefer oraya atlıyor, çok sürmeden başka bir konuya. Hava aydınlanmış, güneş tepemize çökmüştü. Koku alma duyularım ölmüş olmalılar ki, üstümdeki gocuğun o insanı bayıltacak derecedeki mekruh kokusunu artık alamıyor, hissetmiyordum. Hiç oturmayıp, sürekli yürüdüğüm için sırtım terlemiş, vücudum ateş almış gibi ısınmıştı. Sırtımdaki gocu çıkarıp, yakalarını birleştirerek katladığım sırada fermuarı bozuk olan açık cebinden bir insanın avucunda sıkarak buruşturdu, ceviz büyüklüğünde küçük bir kağıt düşüp ayaklarımın dibine yuvarlandı. Önceki çobana ait herhalde diye düşünürken açık bakmamam gerektiğini biliyordum. Ayağımla ileriye doğru ittiğimde, kağıdın üzerinde bazı harfleri görünce, dayanamayıp kararımı değiştirerek kağıdı yırtmamaya özen gösterip açıp baktım. Çok uzun olmayan bir not yazılıydı ve kağıdın hala sert olup, kırışan yerlerindeki izlerin belirgin olmamasından dolayı yeni yazılmış ve bana yazılan bir not olduğu en alt kısma yazılan isimden belliydi. Olduğum yere oturup, 3-4 defa okuduktan sonra, düzgün şekilde katlayarak cüzdanıma koyarken, bu kadar kalın cüzdanımın içinde ne olduğunu merak edip, hepsini önümdeki gocuğun üstüne boşaltım. Gazete parçalarından kopardığım iş ilanları, küçük kağıtlara saatlerce düşünerek yazmış olmama rağmen asla birbirini tutmayan aylık hesaplar ve bir hurma çekirdeği. Hiç param yok, içine tüküreyim böyle gençliğin, diye mırıldanıp içindeki hurma çekirdeğini kaptığım gibi fırlattım. Olmayan paraya bereket vereceğine inandığım için kendime kızıyordum. Cüzdanımın içi ne olduğu belli olmayan küçük kırıntılar, pisliklerle doluydu. Bari temiz olsun düşüncesiyle cüzdanı silkelediğimde düzgün biçimde katlanmış küçük bir peçete parçası düştü. Peçeteyi açtığımda yıllar yıllar önce bir şeylere inancımın daha yeni, yeni filizlendiği, dünyada sevginin ne demek olduğunu ilk anladığım zamanlardan kalma bir hatıra şimdi ellerimdeydi. Dilan'ın derste masanın üstüne düşen bir saç delini alıp, Peçeteye sararak kitaplarımın arasına saklamış. Okulu bıraktıktan sonra da cüzdan aldığım ilk gün o saç telini cüzdanıma koymuş. Öylece unutmuştum. Geçmiş güzel hatırlanıyordu hatırımda. O güzel günleri anımsayıp iç çekerken şeytan dürtmüş gibi birdenbire o rezil günü hatırlamış. Moralim bozulmuştu. Bisket tutuyormuş gibi tuttuğum peçete ve içinde buruşup parçalanarak çürümeye başlayan saç teliyle birlikte ılık ılık esen rüzgara bırakarak fırlatıp attım. Yorgun ve bitkin düşmüş, ayaklarıma ağrıların girdiğini hissediyor, acıkan midemi doyurmak için sabırsızlanıyordum. Ölen vakti gelince hayvanlar başlarını birbirlerinin yanına eğmiş, kimisi oturuyor kimisi de geviş getiriyordu. Sıcak güneşin altında tenim yanıyor, yüzümde ve kollarımda acı hissediyordum. Başka çobanlar yanıma gelip tanışıyor, biraz sohbet edince kalkıp uzaklaşıyor, herkes bana daha önce çobanlık yapıp yapmadığımı soruyordu. Bu tanışma ve biraz da etrafı keşfetme merakıyla günü tamamlamıştım. Nihayet akşam olmuş, yaşadığım en uzun ve yorucu gün sona ererek hava kararmıştı. Elimdeki pilli el feneriyle önümü zar zor seçebiliyor, güç de olsa eve varıp, koyunları ağlın içine koyabilmiştim, evinin yardımı ile. İhtiyar gözlerini kısmış, çadırın kapısında oturarak bizi izliyor, bir yandan da öne doğru uzattığı ayaklarını ovalıyordu. Yaşlı kadının içeride iniltiyle karışık sesleri geliyor, kümesteki horoz yine ötüyordu. Sıradan sorular ve cevaplardan sonra hazırlanmış yemeğimi yiyip, demli çayımı da bir güzel içtikten sonra herkese iyi geceler dileyerek kendi yatağımın olduğu çadıra geçtim. Mirze'nin konuşmak istediği, gün boyu bunun için kendini hazırladığı belliydi fakat şu an benim ne boş muhabbet dinleyecek gücüm ne de ihtiyarın bitmek bilmeyen gençlik anılarını dinleyecek isteğim vardı. Hava serinlemiş, dışarıda rüzgar yine ıslıklar çalarak esiyordu. Kalın yorganın altına girerek, beklemeye başladım. Gözlerim kapanmak için yalvarırmışçasına çırpınıyor, isyan ediyorlardı sanki bana uyumadığım için. Az sonra bir şandanın üzerindeki mumun rüzgarla dans edermişesine titreyen ışığı çadırın gerildikçe incelen kumaşları arasında içeriye aydınlattı. Uzandığım yerden hafifçe doğrularak gözlerimi kapıya diktim. Kapı yavaşça açıldı, beklenen misafirim içeriye girince hızlı şekilde kapıyı tekrar kapattı. Dibime kadar gelince mumu söndürüp yanıma uzanarak ellerimi tutup, başını göğsüme yasladı damarlarımdaki akan kanın her an fışkırarak vücudumun her yerinden oluk oluk akacağını zannediyordum. Ellerim titriyor, bir ölünün hareketsizliği tüm bedenimi esir almıştı. Yalnızca hızla çarpan kalbimin ve derin derin alınan solukların sesi vardı. Bu sessizlik biraz sürmüş en son bütün cesaretimi toplayarak, avucumun içinde olan ellerini dudaklarıma doğru götürerek öptüm. İlk defa bir kadının başı göğsüme yaşlanmış, başörtüsünden kurtulmayı başaran saç telleri yüzüme yapışmıştı. Ayaklarımın karıncalandığını hissedince kıpırdamak ve kıpırdamamak arasında kalmıştım. Kıpırdarsam sanki küçükken anlatılan korkunç yaratıkların beni bulacağı hissiyatı gibiydi şimdiki durum. Artık ayaklarımla beraber bacaklarımın da uyuştuğunu hissediyor, daha fazla dayanamayacağımı biliyordum yavaş hareket ederek ayaklarımı kendime doğru biraz çektiğimde, kadın başını kaldırıp biraz daha bana doğru yaslandı. Tuttuğu elimi o da benim yaptığım gibi yapıp öpünce içimden. Harçlık mı vermem lazım acaba? Allah kahretsin sabah cüzdanıma bakmıştım, bir liram bile yok, ne vereceğim ben şimdi diye geçirmiştim. Bunun böyle olduğunu çocukluk yıllarımda görmüştüm. Bayram günlerinde annem, babamın elini öper ve hep harçlık alırdı. Başka zamanda bir kadının bir erkeğin elini öptüğünü görmemiştim, kesinlikle bu olmalıydı. Fakat bugün bayram değildi, bayram değilse neden elimi öpmüştü? Bu sorular düşünmemi engelliyor, ne yapmam, nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim için kendimi yabani bir domuz gibi hissediyordum. Nihayet sessizliği bozarak konuşmaya başladı. Notu buldun demek. Kaybedeceğini düşünüyordum aslında. Niye bulamayacakmışım? Evden çıktığım gibi buldum cebimde diyerek karşılık verdim. Yine yalan söylemeye başlamıştım, nedenini bilmeden. Biraz sustuktan sonra devam etti. "Bırak şimdi bunları, ne demek istediğimi." Tamamlamasına izin vermeden sözünü kestim. "Hayır, anlamadım." Neyi kaldıramazmışım ya da karşılayamazmışım, en önemlisi ise neden gitmemi istiyorsun? Hem biraz sabredersen ileride ikimiz. Devamını getirmemiş, boğazıma yumruk yemiş gibi susmuş, hızlanan nefesimin sesini bastırmaya çalışıyordum. Gülmeye başladı ama her zamanki gülüşü değildi bu, alaylı küçük görme tarzında kısa ve sessiz bir gülüştü. Aklına bir şey gelmiş gibi birden irkildi, kafasını göğsümün üstünden kaldırıp ellerini ellerimden kurtardı. Derin bir soluk alarak "Bak şimdi beni iyi dinle. Sen bu dünyanın insanı değilsin. Şu an her şey sana küçük bir çocuğun oyun oynaması gibi eğlenceli ve hoş geliyor. Başta her şey iyidir, güzeldir fakat sonrası, hele ki gerçekleri gördüğünde kafanı duvarlara vuracaksın gitmediğin için." Sen alışık değilsin, bu iş basit bir şey değil, hem kafanın içinde kendi kendine gelin güvey olup kurduğun şu hayalperest düşünceler üstüne yıkılacak olan en ağır duvarlardan biri. Kendi ördüğün duvarın altında kalırsan nefes alamazsın, boğulursun. Babamı tanıdığını mı zannediyorsun gerçekten? Babam dahil beni de, aslında hiç kimseyi tanımıyorsun burada. Aklını kullan, çocuk da değilsin salak da değilsin var git kendi yoluna, yalvarırım beni de daha fazla çekme bu bataklığın içine. Babamın sana sesi titremeye başlamıştı. Cümlesini tamamlayamadan tekrar başını sıkı sıkı bastırdı boynuma. Alıyordu, gözlerinden akan yaşlar boynumu ıslatıyor, yüreğimi üşütüyordu. Söylediklerini bütün gerçekliğiyle anlatmış olsa da aslında gitmemi hiç istemediğini biliyordum cevap vermeden sadece başını titreyen ellerimle okşamaya başladım. Az sonra kümesteki horozun sesiyle birlikte içeriye biri hızlıca girip, el fenerini ikimizin yüzüne doğru tuttu. Yattığım yerden kadını üstümden itip ani bir refleksle sıçrayarak doğruldum. Gözlerimin ışık görmüş tavşanların gözleri gibi açıldığını, bütün vücudumu panik ve korkunun kapladığı için taş kesildiği hissediyordum yolun sonuna gelmiş, her şeyi mahvettiğimi düşünüyorken cırtlak sesiyle. Teyze, hadi gel babam fark edecek yoksa yokluğunu, dedikten sonra tekrar çadırdan çıktı. Azra ile teslim etmeye hazırladığım ruhum tekrar bedenime geri dönmüş, şakaklarımdan ter damlalarının kızaran yüzüme süzüldüğünü hissediyordum. Bu tepkimi gören evin gülmeye başlamış, kahkahalarını bastırmak için başını sertçe göğsüme bastırıyordu. Lağma doğru yaklaşarak. Amma da korkakmışsın be, diyerek bastırmaya çalıştığı kahkahasına devam ediyordu. Boğazıma kaçan dilimle güç de olsa. Küçük şeytan ödümü kopar diye gidip söylerse, diyebilmiş derin bir soluk almıştım. Kadın birden duraksayıp, ciddi bir şekilde. Merak etme o babası gibi değildir, söz dinler, sözleriyle birlikte ayağa kalkıp devam etti. Ben gideyim artık, kimse anlamadan dediklerimi düşün. Kapıdan çıkarken horoz tekrar ötmeye başlamıştı. Her ses duyduğunda ötmeye başladığını o an anladım. Ellerimi başımın altında birleştirip, parmaklarımı iç içe geçirerek bir yandan söylediklerini, ne demek istediğini düşünüyor, bir yandan hayaller kuruyordum. Davetsiz misafirler. Zaman herkes için normal biçimde seyrediyor, sadece bana çileli ve uzun geliyor gibiydi. Birkaç ayı geride bırakmama rağmen, yıllardır buradaymışım gibi hissediyor, geçen her gün biraz daha pişman oluyordum. İlkbahar aylarının zamansız yağmurları artık tükenmiş, gökyüzü mavi bir örtüyle örtülmüş gibi berrak ve lekesizdi. Yaz sıcakları kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte artık sadece öğlen vakitleri eve gidebiliyor ihtiyarın ve geri kalan herkesin o yılanları anımsatan suratlarını günde bir defa görüyordum. Beni bir nebze de olsa rahatlatan tek nokta burasıydı, kimseyi görmüyor, ağızlarından salya akıtarak ahkam kesmelerini dinlemiyordum. Üçüncü ayımı tamamlamak üzereydim ama her gün yeni bir sorumluluk yükledikleri için çekilmez bir hal almaya başlamıştı her şey. Kümesteki horozdan, köydeki tanımadığım küçücük çocuklara kadar herkesten nefret ediyordum. Ara sıra evinden bile nefret ettiğim zamanlar oluyordu tabii ki. Yaptığım işi beğenmeyip, yeni sorumluluklarım arasında yer alan işlerden, yüzüme vurduğu zamanlar, onu dinlemeyip bu hale geldiğim için kendini haklı bulma çabalarına girince, ona karşı bir tiksinti duyuyordum bazen. Biraz da ipin ucunu kaçırmıştım açıkçası. Eskisi gibi işimi önemsemiyor, Akşamları deliksiz uykumdan ödün vermediğim gibi öğlene doğru eve gelmeden muhakkak bir iki saat daha uyuyordum. Kurt saldırmış, koyunlar çamura batmış, başka bir sürüyle karışmış ya da başka bir çoban koyunları çalmış umurumda bile değildi. Hepsinin cehennemin dibine kadar yolu vardı. Tabii ki bu davranışlarımın, burdum duymazlığımın bir hatta birden fazla nedenleri vardı. Okuyucularımız eğer ki unutmadılar ise hikayemizin başında belirttiğim gibi, sen taş atmazsan denize, dalga neden oluşsun, cümlesinin doğurduğu sonuçlardan yalnızca biriydi bu sorumsuzca hareketlerim. İlk geldiğim günkü halimden eser kalmamış, sefil bir duruma gelmiştim artık. İhtiyar bütün kanımı vampir gibi emiyor, adeta daha çok nasıl yaşamdan bıktırabilirim, felsefesiyle sabrımı ve beni her gün havasız kalan küçük beyniyle bulduğu saçma sapan fikirlerle sınıyordu. Bugün söylediği şeyi yarın değiştiriyor, bugün istediği şeyin yarın tam tersini istiyordu. Elbette babasının oğlu değildim, çobanıydım ama bazen dayanamayıp, Ağzıma geleni söylemekten de geri durmuyordum. Sinirlendiğimi anlayınca hemen susarak, başka bir işle ilgileniyormuş gibi yapıyor, aradan beş dakika geçmeden tekrar başlıyordu. Küçük kuzular annelerinden ayrılıp, Mirze'nin aynı köyde oturan kardeşinin kuzu sürüsüne katılmıştı. Ölen vakti eve geliyor, hiç beklemeden koyunların sağım işleri başlıyordu. Ben de çoban olduğum için hayvanların tek tek başını tutuyor, evinin sağmasını bekliyordum. 300'den fazla koyunun sağlama işlemi bitene kadar kaç kere yerimden kalkıp ağzına kadar dolan süt kabını boşalttığımdan bahsetmiyorum bile. Bir koyunu biraz erken bırakmış olsam kıyameti koparıyordu ihtiyar ve cani kızı. Aşağılanıyor ve gururum eziliyordu sürekli. Bu işlerden sonra dinlenmeye zaten vaktim kalmıyor, tekrar gidiyordum içine tükürdüğümün dağına. Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlamış, herkes asıl yüzünü göstererek maskelerini düşürmüşlerdi. Mirze bana özel bir yemek listesi yapmış, onun belirlediği sözde çobanların hakkı olan şeyleri yemek zorunda kalmıştım. Eskisi gibi değildi hiçbir şey ve ben de buna değildim artık. Her gün dört tane lavaş ekmeği, bir kaşık kuru çay, altı dilim küp şeker ve yarım tas kadar da lor hazırlanıp koyuluyordu semerin içine. Köpeklerin, tavukların bile yeme ara sıra değişiyor, ben hep aynı şeyleri yiyor, gerçi artık yiyemiyordum. Bazen nadir de olsa evin gizli bir şekilde başka bir şeyler de gönderiyordu fakat çok nadirdi bu, ayda bir kere olurdu olmazdı. O sevimli, iyi yürekli adam ölmüş, yerine gaddar, merhametsiz hırçın bir köpek gelmişti. Yüksek perdeden konuşmaları, insanın ruh sağlığını yıpratan iğneleyici sözleriyle başıma firavun kesilmiş, kalan ömrünü hemen tamamlamak için sanki benden yardım istiyor, boğazına yapışıp oracıkta öldürmemi bekliyor gibime geliyordu. Kızımız sürekli gözetliyor, bazen gidip hazırlanan yemeği kontrol ediyordu. Zavallı kız bana acıyor, bir yardımda bulunmak istese babasının korkusundan yapamıyordu. Neye uğradığımı şaşırmadım desem yalan olurdu. Bir insanın bu kadar çabuk değişmesi veya kendini başka, bambaşka biri olarak bu kadar iyi gösterebilmesini aklım almıyor alamıyordu. Ben de kendimi sürekli geçmişte yaptıklarım yüzünden ayıplar, kendimden utanırdım. Ama bu koca göbekli şeytanın yanında günahsız melek gibiydim. Bu geçen zaman boyunca evin ile gizli kaçamaklarımız devam etmişti ta ki artık geceyi dışarıda geçirene kadar. Azarlanmadığım nadir olan günlerde yine bir şekilde ara sıra kuytu köşelerde bir araya geliyorduk fakat eskisi gibi uzun süreli olmuyor. Sadece ellerini tutmakla yetiniyordum. Kendimi sürekli teselli etmeye çalışıp artık istediğimi elde etmeme çok az kaldığını göz önüne getirerek sabrediyordum. Bunca kötü giden hayatımda en güzel şey bir arkadaş edinebilmiş olmamdı. İlk defa bir arkadaşım olduğu için ona karşı yüreğimin en derinliklerinden kopup gelen bir sevgi dolmuştu içime. Benden yaşça büyük olmasına rağmen gayet iyi anlaşıyor, yediğimiz içtiğimiz ayrılmıyordu. Azat, 40 yaşın üstünde, uzun boylu, aralarına aklar düşmüş kıvırcık siyah saçları alnının üstüne serpilmiş, zayıf vücutluydu. Kalem ile çizilmiş kara kaşları, yüzüne uygun biçimde yerleştirilmiş gibi küçük burnu, Güneşin yaktığı esmer tenli köse biriydi. Yüzünde belirginleşen kırışıklıklardan, yoksulluğun çürüttüğü bir yakışıklılık, yaşanamayan koca bir hayatın çileli izlerini taşıyordu. Tek kötü huyu ise radyo dinleyerek uyumayı seven, kış uykusuna yatan ayılar gibi uyuduğunda da bir türlü uyanamazdı. Samimi ve cana yakındı. Başka bir köyün, Mirze'nin kadersiz kızını gelin olarak vermek zorunda kaldı ve hala iki tarafında birbirlerine düşmanlık beslediği adamın çobanıydı. Azat'ın çobanı olduğu sürü sahibinin ismi Bekir'di ama herkes onu Beko olarak tanırdı. Her ne kadar işverenlerimizin arasında düşmanlık olsa da bu bizi kadar etmiyor. Akşamları iki köyün sınırında bulunan etrafları açık ağlarda bir araya gelip, geceyi hayvanlarımız ve ikimiz yan yana konaklayarak geçiriyorduk. Azat, ihtiyarın 23 sene önce olan olaylar hakkında anlattığı her şeyi doğrulayıp bildiğini söylüyor fakat anlatmak istemiyordu bu konuyu. Bir gün yine her zamanki sohbetimizi yaptığımız sırada benim burada olup çobanlık yapmamdaki asıl niyetimin ne olduğunu, çünkü benim gibi biri aptal değilse eğer neden böyle bir maceraya girmek istediğini sormuştu. Hiç okula gitmemiş, bugüne kadar eline kitap almamış Okuma yazması olmamasına rağmen günümüzün okuyan gençlerinin çoğundan daha zeki biriydi. Cahil değildi. Bilmediği konu hakkında asla boş beleş sözler sarf edip fikir vermezdi. Kısacası Azat haddini biliyordu ve bu onun insanlarda pek nadir rastlanan özelliklerinden biriydi. Israrlı bakışları karşısında daha fazla dayanamayarak ona asıl niyetimi açıklamaya başlamıştım. İhtiyarın zaten kimi kimsesi olmadığını bir oğlunun olup onun da ailesini silerek kaçıp gittiğini, torunlarının köye senede sadece bir kere gelip, onu da tatil amaçlı bir ziyaret olarak yaptıklarını et parçası görmüş sokak köpekleri gibi ağzından salyalar akıtarak anlatıyordum. Geriye kalan sadece öz kızı olduğunu, kızım ben de, benim de kızda gönlümün olduğunu, bu sonbahara doğru ihtiyara niyetimi açıklayıp evlenmek isteyeceğimi ve kızıyla birlikte burada, onların yanında kalacağımızı bildireceğimi yine aynı heyecanla anlatıyordum ki, Azat sözümü kesti. Gözlerinin içi parlamış, yüzü durgunlaşmıştı. Sert bir şekilde. O da zaten sana kızını vermek için gün sayıyor değil mi? diyerek kestirip battı. Canım sıkılmış, hedefimi küçük gördüğü için üzülmüştüm. Bu halimi fark edince devam etmemi istedi ama anlatacak bir şeyin kalmadığını, bu kadar olduğunu söyledim. Aslında vardı daha ama anlatmak istemiyordum artık. Azat, bocuğunun fermuarını yukarı doğru çekip, daha rahat oturmak için ayaklarıyla bağdaş kurup devam etti. Ben de seni akıllı zannederdim. Sen Mirze'nin sana kızını vereceğine kendini nasıl inandırdın pes doğrusu. Hadi sen inandın, sözde seni seven kız, sana nasıl gerçekleri anlatmadı onu hiç anlamıyorum şu an. Bak Miran, buralarda gönül sevgisine, düşünceye saygı gibi kavramlar en son gelir. En başta sen de benim gibi çobansın. Herkes çobanlığı kutsal bir meslek olarak tanımlar fakat kimse o kutsal mesleğe cinsi kangar olan köpeklerine verdikleri değerin yarısını vermezler. İkincisi senin kendine ait hiçbir şeyin yok. Tıpkı benim gibi parasız çulsuzun tekisin. İhtiyar senden başlık parası istediğinde öpücük mü vereceksin yoksa altı ay boyunca ayağına dedirmedikleri taş bırakmayan bu koyunların peşinden gidip, kanının rengini değiştiren bu kadar zahmetin sonunda eline verecekleri 3-4 tane kuzuyu mu vereceksin? Hem kuzu da öyle normal kuzular değil, aldanma hemen. 2-3 ay sonra cambazların gelip, beğenmeyerek satın almayıp sürüden ayırdıkları küçük zayıf kuzulardan bahsediyorum. Sen onlarla başlık parasını ödeyebileceğini düşünüyorsan, vay senin haline. Mirze senden en az 40 tane yetişmiş koyun ister ki bu da nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim olmayan kızı sana vermeye razı geldikten sonraki aşama. Yani kısaca delikanlım, sen şuradan soğuk bir su iç, bu hayal ileminden bir an önce uyan. A kızından bahsediyoruz, Rus kızları değil bunlar, diyerek elinde tutu bardaktaki soğuyan çayı kafasına dikti. Anlattıklarını dinlerken gözlerimde yaşların biriktiğini, İçimin korkunç bir hırs ve hayal kırıklığıyla dolduğunu hissediyordum. Haklıydı hem de sonuna kadar haklıydı. Çünkü evinin bana aylar önce yazdığı ve hala cüzdanımda sakladığım not gelmişti aklıma. Elimi cüzdanıma atıp, notu çıkararak yüksek sesle okumaya başladım. Geldiğin gibi gitmen için yazıyorum sana. Gözlerini ve kalbini buraya hiç gelmemiş gibi alıp bir an önce git buralardan. Bu ateş seni de yakar, beni de. Sen burada kalırsan, kaldıramazsın olacakları. Birbirimizi ne kadar istesek de, bunları karşılayamazsın. Burası senin dünyan değil. Burada yaşanmayan yaşamlar, genç yaşta söndürülen hayatlar var. Akşam herkes yatağına geçince çadırına geleceğim, konuşmak istediklerim var. Sakın uyuma. Evin. Mektubu okuduktan sonra gözlerimden bir damlanın yavaş yavaş süzüldüğünü hissediyordum. Azat sadece dinliyor, sardığı tütünün dumanlarını ciğerine dolduruyordu. Notu tekrar kapatıp kocuğumun yan cebine koydum. Gözlerim çay yapmak için yaktığımız ve hala sönmemiş olan ateşin üzerine dikilmiş. Kalbimin her yanında da aynı o ateş gibi yanan yerlerin olduğunu bütün sızısıyla hissediyorum. İkimiz de konuşmuyor, hapşırıp öksüren koyunları bazen birbirlerine hırlayan köpeklerimizin sesini duyuyorduk. Azat yüzüme bakıyor, bana baktığını bildiğim halde ona doğru kafamı çevirmiyordum. Daha fazla dayanamayıp tekrar konuşmaya başladı. Tamam asma suratını hem hata senin. Kızı dinleseydin ya. Gerçi artık bunların bir anlamı yok ama neyse bak sana başımdan geçen bir şey anlatacağım, ama önce yüzüme bak, diyerek tütün tabakasını çıkarıp bana da kendisine de birer sigara sardı. Daha önce sigara içmişliğim vardı, ama uzun zaman olmuştu. Kafamı ona doğru çevirerek, sigarayı yaktım ve dinlemeye başladım. Üzünlü bir sesle devam etti. O zamanlar yirmili yaşlarda falan toy bir delikanlıydım senin gibi. Bileğim sağlam gözüm pek karaydı. Kimseye eyvallahım olmaz, inançlarım ve doğrularım uğruna herkesi çiğnerdim. Vakti geçmesine rağmen henüz askerliğimi yapmamış kaçak geziyordum. Köyümüzde Dilber gibi bir kadın vardı. Güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Ne desem başka bir şey eksik kalır yanında. Sevdalanmıştık birbirimize ailelerimizle birlikte köydeki çocuklar bile bu sevdayı biliyor hemen hemen herkes bizi birbirimize yakıştırıyordu. Maddi durumumuzun gayet iyi olmasından ve gereken masrafları zorlanmadan karşılayabileceğimiz bilindiği için iki tarafta rahattı. Fakat aramızda iki küçük engel vardı, biri askerliğim diğeri ise benden bir yaş büyük olan nişanlı ağabeyimdi. Ağabeyimin düğünü yakın bir tarihteydi ama hiç anlaşamazdık birbirimizle, farklı dünyaların insanları gibiydik düşünceleri ve hayata bakış açısı benimkiyle zıttı. Nişanlandığı, doğrusu nişanlanmak zorunda kaldığı kadın bizim yakın aileden olup öz amcamın kızıydı. Nişanlanmadan önce başından geçen büyük olaydan sonra kendini iyice kaybetmişti. Gayet yakışıklı, konuşmasını ve nerede nasıl davranmasını çok iyi bildiği için zavallı saf kızların aklını çabuk karıştırıp duygularını hiçe sayarak köydeki birçok kızla gönül eğlendirir iffetlerine göz dikerek bu ahlaksızlığı sıradan bir şeymiş gibi yapmaktan geri durmazdı. Bu konu üzerine kaç kere konuşmaya kalksak sürekli sevdiğine kavuşamadığı için, bütün bunları yaptığını sevdiği kadının onu aldattığı için, bütün kadınlardan nefret ettiğini ve intikamını onların geleceklerini mahvederek aldığını hiç utanmadan söylüyordu. Gerçekten de ağabeyim her ne kadar birbirimize benzemesek de, o ahlaksız kadının peşinden koştuğu zamanlar böyle ayran gönüllü, ırz düşmanı değildi. Sevdiği kadın başka biriyle nişanlanıp bizimkini bir kenara atınca kıyamet kopmuş, köydeki herkes tarafından duyulmuştu. Millet bu olayı öğrenmiş, ağabeyimin haline üzülerek bir süre bunun hakkında dedikodular dolaşmıştı aralarında. Ne olduysa zaten o olaydan sonra olmuş, önüne gelen herkesi eşya gibi kullanmaya başlamıştı. Amcamın kızı da bu yakışıklılığa ve kuzu postuna bürünmüş kurdun gelecek vadeden tatlı yalanlarına inanarak iffetini teslim etmiş, bütün iyi niyetli duygularını da doyumsuz kurdun önüne sermişti. Tabii çekirge bir sıçrar iki sıçrar, en sonunda kendine avcı bir kuşun gagası arasında bulur hesabı bizimki de sağlam kayaya çarpmıştı. Alışmış kudurmuştan beterdir Miran. Bunu unutma sakın, diyerek boşalan bardağına çay doldurup devam etti. Bunlar sürekli samanlığın içinde bir araya gelip, buluşuyorlar tabi hiç kimsenin haberi yok, benim de dahil. Zamanla kızın karnı büyümeye, sancıları gelmeye başlayınca bu durum dikkat çekmeye başlıyor. Sürekli gece vakitlerinde dışarı çıkması, gittikçe aldığı kilolar falan annesi iyice şüpheleniyor haliyle. Bir gece herkesin uyuduğunu zanneden kız tekrar sessiz adımlarla kapıdan dışarı çıkınca annesi de bunu gizlice takip edip, Samanlıkta bunları uygunsuz vaziyette yakalıyor. Sonrası malum zaten, bizim çekirgeyi ensesinden tutup babamın önüne attılar. Bu olayın duyulmaması, aile şerefimizin milletin ağzına sakız olmaması için hemen nişanlandırdılar bunları. Evlilik için de bir tarihte karar kıldılar. Abimin aklı da fikri de diğer kadında olmasından dolayı istemiyor. Sürekli nişanı geri çevirmeye çalışıyordu ama nafile. Hem o kadın evlenmişti, artık bir kocası vardı. Evlenmemiş bile olsa babam buna asla izin vermeyeceğini, bu konunun kapandığını, yedi haltın bedelini ödeyeceğini hiddetle söylüyordu. Doğru olan da buydu aslında. Neyse işte ben de o sıralar ağabeyimin sırf bu ahlaksızlığının sonuçlarına tanık olmamak için askere gitmeye niyet etmiş, babamdan da izin alıp basıp gitmiştim. İşte bütün her şey aslında ondan sonra başladı diyebilirim sana. Ben askerdeyken bizimkinin düğününden bir gün önce, evlenmiş olan sevdiği kadın birilerinin aracılığıyla bizimkine haber yollayıp, kendisini gelip almasını, zorla evlendirildiğini falan bir sürü yalan dolanla dolu saçmalıklarını iletiyor. Durur mu artık akılsız oğlan, hazırlıklarını yapıp gece vakti evli kadını kaçırmaya gidiyor, arkasında hayatını mahvettiği karnı burnunda olan, kendi çocuğunu taşıyan gariban bir kadını bırakarak. Nitekim olaylar onun istediği, tahmin ettiği gibi olmuyor tabii. Kadının kocası bunu evin bahçesinde saklanırken yakalayınca kıyamet orada kopuyor. Cümlesini tamamlayamayıp durdu Azat, derin bir iç çekip gözlerinde biriken yaşları sildi. Bir sigara daha sarıp tekrar devam etti. İkisi de bahçenin ortasında dövüşmeye başlıyorlar. Abeyim cebindeki bıçağı çıkarıp bacağına saplıyor adamın. Adamın da eli armut toplamıyor ya adam da kendi bıçağını çıkarıp kalbine saplıyor ve oracıkta can veriyor abeyim. O zamanlar şimdiki gibi hastane ve ulaşım pek olmadığı için adamı hastaneye yetiştirene kadar o da kan kaybından can veriyor ve bir orospu yüzünden iki tane daha gibi adam canından oldu. Dahası da var tabii bunun, olay burada kapanmadı. Bu olaylar olduğu sırada askerliğimin bitmesine daha 2-3 ay kalmıştı. Komutanlarım, izin kullanmadığım günleri de hesaplayarak askerliğimin bitmesine bir aydan fazla kalmasına rağmen beni erken terhis edip gönderdiler memlekette. Geldiğimde olayları ancak köyde öğrenmiş, ağabeyimin cenazesine bile yetişememiştim. İki aile arasına başka köylerden büyükler, sözü geçenler girmiş, kan davasına dönmemesi için anlaşma yolu arıyorlardı. Senin Mirze de babamın arkadaşı olduğu için, o zamanlar oğluyla birlikte gelmişti bizim eve aracı olmak için. Olayın yaşandığı eve gitmedi hiç, araları kötüydü onların. Uzun uğraşlar sonucu yüklü bir miktarda para ödememiz karşılığında konuyu kapatacaklarını söylemişlerdi. Babam ne var ne yok hepsini sattı. Biraz da borç alarak istedikleri parayı ödemişti. İşte sana en başta bahsettiğim olayın devamı burada şimdi. Abi'min vefatından sonra hamile bıraktığı nişanlısı doğum yaptı. Bunu köydeki herkesten gizliyorlardı bizimkiler. Ve kader o zaman bir tokat daha yüzüme indirdi. Abi'mden sonra da bu sefer de beni sevdiğimden ayırdı. Kız kucağında bebekle ortada kalmış, nişanlısı ölmüştü. Eğer ki bebeğin evlenmeden önce olduğu anlaşılsa bu sefer şerefimiz ve gururumuz iki paralık olacaktı. Cenazeden bir ay sonra babam beni çağırarak, abimin bir zamanlar metresi gibi kullanıp, sonra da nişanlandığı kişiyle evlenmemi istemişti. Günlerce direndim ama yapacak hiçbir şey yoktu. Töreler bunu gerektiriyor, bu emir sanki Allah'tan geliyormuş gibi bana başka yol bırakmıyorlardı. Geride sevdiğim, yolumu bekleyen bir kadın, önümde hiçbir aydınlığa çıkmayan karanlık bir yol vardı ve ben de bu yolu yürümek zorunda kaldım. Hem zaten avucumuzda ne var ne yok gitmişti, kızın ailesi de artık pek sıcak bakmıyordu evlenmemize, kızlarını geleceği olmayan çulsuz birine vererek hayatlarını karartamazlardı. Biz evlendik, o kadın ise aradan iki sene geçtikten sonra bu sefer de kendinden yaşça küçük olan Bedirhan'ı kurban seçip ona kaçtı. Ya işte böyle sanma ki anlamam yürek yarasından diyerek derin bir iç çekti. Duyduklarıma inanamıyor, gözlerim cam gibi parlamıştı. Mirze'nin, oğlunun kaçırdığı kadına neden ahlaksız dediğini şimdi anlamıştım. Aklımda bir türlü cevabını bulamadığım tek bir soru vardı ve bunu içimdeki heyecanı bastırmadan bağırarak sordum. Peki ama anladığım kadarıyla ağabeyin şu an çobanı olduğun Beko'nun oğlu tarafından öldürüldü değil mi? Gözlerindeki yaşları silerek, titreyen sesiyle. Doğru anlamışsın, evet heyecanım ve merakım daha da artmıştı. Niye buradasın peki, nasıl yani anlayamıyorum bunu, diye tekrar bağırdım. Bu sorumun onu pek memnun etmediği belliydi ama bozuntuya vermeden yine aynı titreyen sesiyle. Bunun iki sebebi var, birincisi, ağabeyim öldükten ve ben evlendikten sonra Beko, ölen oğlunun bir nevi intikamını benden almak için, ortanca oğlunu sevdiğim kadın ile evlendirdi. Ben de sırf ona yakın olmak, uzaktan da olsa yüzünü görebilmek için çobanı oldum. İkincisi ise elimizdeki her şeyi zaten satmıştık, ortada benden olmayan bir çocuk, bir kadın ve annem babam vardı. Bizim köyde Beko'dan başka kimsenin sürüsü de yok, durumu da, diyerek daha fazla dayanamayıp, hıçkırarak ağlamaya başladı. İkimiz de susmuş, sönmek üzere olan ateşin son çırpınışlarına gözlerimizi dikmiştik. Bu can sıkıcı sessizlik sürerken toprağa çiğ düşmeye başlayınca, geceyi bu derin sohbetle atlattığımızı anlamıştık. İştahsız bir kahvaltıdan sonra ayrılarak kendi yolumuza gittik. O gün öğlen eve gidene kadar hiç uyumayıp, hem Azat'ın başından geçen olayları hem de gözlerimi açan gerçekleri düşünüyor bir yandan da evin ile artık oturup adam akıllı konuşmam gerektiğini biliyordum. Eve geldiğimde ihtiyarın keyfi gayet yerindeydi. Kerpiç evin karşısında bulunan meşe ağacının altında sağ yana dönerek uzanmış, bir kolunun dirseğini yere koymuş, elini de çenesinin altına dayamıştı. Diğer elini de düz biçimde şişman göbeğinin üstüne koymuş, kendi kendine konuşarak gülüyor, bazen elini ileri geri sallıyordu. Geldiğimi görmediği için istifini de hiç bozmamıştı. Zaten görmemesi daha iyiydi benim için. Evini çadırıma yemek getirdiği sırada nihayet yakalamış, zorla da olsa yanağından bir öpücük alabilmiştim. Kulağına fısıldayarak babasının neden bu kadar keyifli olduğunu sorduğumda yüzündeki ışıltı kaybolmuş, sığ azalan kandiller gibi sararmıştı. Belli belirsiz titreyen ve bunu saklamaya çalıştığı dudaklarıyla. Torunları ve teyzemin oğlu bugün geliyorlar da o yüzden bu kadar sevinçli. Ne haber verirler ne de bir şey diyerek gözlerimin içine baktı. Göz bebekleri titriyor, çenesini sıktığını fark ediyordum. Tam konuşmak istediğim konuyu açacakken işaret parmağını dudağımın üstüne koyarak susmamı istedi. Ardından dudaklarıma usulca bir öpücük bırakıp gözlerinden akan yaşları elleriyle silerek çadırdan çıkıp gitti. Konuşmak istediklerim kalmış, neden böyle davrandığını anlayamamıştım. Gelecek olan davetsiz misafirler istemeden de olsa bende bir merak uyandırmıştı. Yemek yemeden çadır kapısının önünde duran değneğimi alarak tekrar sürüyle birlikte köyden çıkıp gittim. Kafamdaki bitler. Ertesi gün sanki bir yerlerde bir eşyamı unuttuğumu hissediyor ama ne unuttuğumu bilmiyor ya da gelecek olan kötü bir haberi bekliyormuşum gibi adlandıramadığım garip bir sıkıntı tüm ruhumu zehirli sarmaşıklar gibi sarmalamıştı. Zihnimde her şeyi tek tek anımsamaya başladığımda nihayet huzursuzluğumun sebebi gelecek olan misafirlerin olduğunu anlamış, bunu fark edince de huzursuzluğum iki kat daha artmıştı. Kimdi bunlar ve neden merak ediyordum? Bu soruların cevabını kendime bile veremiyor, bu yüzden kendime karşı öfkeleniyordum. Ardından Azat'ın anlattığı ve benim bunların hepsini bilmeme rağmen göz ardı ettiğim korkunç gerçekler bir an aklıma geliyordu. Canım burnumdaydı ve bu can sıkıntısıyla hiçbir şey yapmak istemiyor. Olduğum yere patates çuvalı gibi yılmak istiyordum. Sakallarım uzamış, saçlarımın arasında bitler at koşturuyordu. Kaç gündür yıkanmamış, mideme kuru ekmekten, küflü lordan başka hiçbir şey belki bir aydan fazladır girmemişti. Bunları düşündükçe koca göbeğiyle yedi yetim hakkı kadar yemek yiyen domuz ihtiyara karşı içinde tarifsiz bir nefret uyanıyor, çenesinin altında sarkmış kurbanlık danalarınki gibi olan gıdığını koparmak istiyordum. Kandırmıştı beni. Hem de gözümün içine baka baka salak yerine koymuştu. Ben ki herkesi kandıran, herkese kazık atan biri olarak bunu kendime yediremiyor, bir şekilde intikamımı almak istiyordum. Ah aptal kafam, ilk başta alacağım parayı ya da kuzuyu her ne zıkkımın köküyse işte neden sormadığımı kendim de bilmiyor, bunları hatırladıkça kendimden bile nefret ediyordum. Kulaklarımda ihtiyarın bozuk Türkçesiyle konuşan kötü bir ses çınlıyordu. Daha bu başlangıç, bugünlerini mumla arayacaksın portakal kafa. Güzel bir kadın gördün diye bürünmediğin karakter, yapmadığın şaklabanlık kalmadı. Allah belanı verdi işte, sen bunları hak ettin, hem de fazlasıyla hak ettin, diyerek bana hakaretler, beddualar ediyordu. Haklıydı aslında hem de sonuna kadar, dibine kadar haklıydı. Bir kadın yüzünden bu işe girişmiştim. Aslında bir kadın yüzünden de denilemezdi ama sonuç olarak ortada bir kadın vardı. Hem de bütün geleceğimin akıbetini belirleyecek bir kadın. Aklımdan geçenleri bastırmaya çalışırken bu sefer de tatlı bir kadın sesi çınlanıyordu. Hayır en iyisini, yapman gerekeni yaptım pes etme, o parayı bulabilir ve ihtiyarı ikna edebilirsin. Hemen vazgeçecek değilsin ya, hem o da seni istiyor. Şimdi düşünmen ve yapman gereken tek şey, o parayı bulmak. Akli dengemi kaybediyordum sanırım yavaş yavaş. Ama ikinci ses haklıydı, bu kadar uğraşmış, kaç aydır herkesin o iğrenç ağız kokularını çekmiştim. Şu anda burada hem de zafer'e en yakın olduğum yerde bırakıp gitmek olacak iş değildi. Olamazdı da zaten. Neyime güvenip böyle bir işe kalkışıp buralara kadar geldiysem yine o neye dayalı olduğunu bilmediğim güven hissi içimde baş gösteriyor. Beni zorluyordu. Bu parayı bulacaktım. Bulmam lazımdı. Ama nasıl? 6 ayda 4 kuzu veriyorsa 1 senede 8 kuzu yapar. Yani beş sene yemeden içmeden çalışsam, bu pörtek gözlü ihtiyarın yanında ancak biraz toparlayabilirim. Tamamı da değil bu, koyun ayrı kuzu ayrı sonuçta. Hem o zamana kadar kızın yaşı 30, benim hem e. Diyerek mırıldanıyordum. İstemeden de olsa tekrar hesap yapmaya başlamıştım. Bu böyle olmaz, burada kızlar 30 yaşına kadar beklemezler ki başkasına verirler kesin, hem ben beş sene nasıl dayanırım, bu fikir olanaksız, başka bir şey düşün, bambaşka diyerek derin bir iç çekip tekrar düşünmeye başladım. Elimdeki değneği orta yerinde kavramış, iki elimi arkamda birleştirerek değneği sürekli aşağı yukarı sallıyor, sürünün önünde bir ucundan diğer ucuna durmadan volta atıyordum. Bir çıkış yolu bulmam gerekiyordu fakat öyle bir çıkmaz sokağa girmiştim ki, bütün yollar kapalıydı sanki. Birinden borç istesem, kimden isteyecektim, kimse bana borç para vermezdi, bunu da biliyordum. Delirmiş gibiydim adeta. Hırsımı ve kibrimi ayırt edemeyecek kadar gözüm kararmıştı. Bir ara kafamı kaldırıp etrafıma baktığımda, bütün koyunların kulaklarını suratlarına doğru uzatıp, her hareketimi takip eden gözlerle beni izliyor, geviş getirerek, ağızlarında sakız varmış gibi kimisi sağ taraftaki dişleriyle çiğniyordu, kimisi sol taraftaki dişleriyle. Vakit gelmiş hatta geçmişti bile. Geldiğim günden beri ilk defa geç kalıyordum. Solgun ve hiçbir sonuca varmayan boğucu düşüncelerle birlikte eve doğru yol aldım. Eve yaklaştıkça beklenen misafirlerin geldiği belliydi. Kapının önünde büyük bir kalabalık toplanmış, sağ sola koşuşturan gençler, başörtülerinin çene altından uzayan uçlarını elleriyle ağızlarına götürüp, Dudaklarını örterek kapatan kadınlar hızlı hızlı bir şeyler konuşuyordu. Onlardan biraz ileride toplanan orta yaşta ve ihtiyarlardan oluşan erkek grubunda ise kimileri ellerini arkalarında birleştirmiş, başlarını hafifçe eğerek konuşulanları dinliyor, kimileri de dinleyenlere bir şeyler anlatıyordu. Bütün sülale gelmiş herhalde diye bağırmamak için kendimi ne kadar sıksam da faydasız olmuş sesimi oradaki herkesin duymasına rağmen suratsız mandaların hiçbiri yüzüme bakmamıştı. Bu duruma çok içerlenmiş, beni hor gördüklerini biliyordum. Herkesin yüzünde bir durgunluk, bazı kadınların gözlerinde saklamaya çalıştığı yaş damlaları süzülüyordu. Kalabalığın içinden zar zor bir biçimde koyunları ağın içine koyduktan sonra sefil kulübeme doğru ilerleyip üstümdeki gocu çadırın kapısına bıraktım. O sırada yan tarafta bulunan büyük çadırın içinde Kur'an okuyan tiz bir ses içerideki kalabalığın anlaşılmayan uğultuları arasında duyuluyordu. Neler olduğuna dair içimde gittikçe büyüyen merakı yenemeyip, içine girmem ihtiyar tarafından aylar önce sert bir dille yasaklanan çadıra eğilip bakabilmiştim sonunda. Hem içeriye girmedim ki kapının önündeyim diye kendimi teselli etmeyi de ihmal etmiyordum çoğunluğun kadınlardan oluştuğu büyük bir kalabalık ayakta durarak yaşlı kadının başında toplanmış, kendi aralarında fısır, fısır konuşuyorlardı. Her zamanki yerinde olan hasta kadın yer yatağında uzanmış, iki kişi sağına ve soluna oturtarak Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. Zavallı kadının solgun gözleri sütun gibi dik duran bir sürü bacak arasında benim meraklı ve şaşkın gözlerimle kesişti. Birkaç saniye gözlerime baktıktan sonra ağır hareketlerle bir elinin başparmağını bana yönelterek bir şeyler söylemeye çalışıyordu fakat anlaşılmıyordu. Oltu birden kesilmiş, herkes arkasına dönerek Guliyabani görmüş gibi küçümseyen gözleriyle bana bakıyordu. Kadın ısrarla söylemek istediğini tekrarlıyordu ama yine hiçbir şey anlaşılmıyordu. Kalabalığın ön taraflarında beliren Evin, dikkatli hareketlerle kadının ölü dudaklarına kulağını yaklaştırıp ne söylemek istediğini anlamaya çalıştı. Ve ardından o ateş eden gözlerini bana yöneltip, eliyle gel işareti yaparak beni yanına çağırdı. Gitsem mi gitmesem mi, diye düşünüyor, olduğum yerde dört ayak üstünde, kemik bekleyen köpekler gibi dona kalmıştım. Bu kadar kalabalığın içinde, üstelik çoğunluğun genç, güzel kadınlardan oluştuğu bu büyüleyici kalabalığın içinde bir karınca kadar küçüleceğim iyiliklerime kadar hissediyordum. Herkes boyunları kırılmış gibi kafasını bana çevirmiş omuzlarının üstünden bana bakıyorlardı. İçeriye girersem, zaten iyice ayaklar altına alınıp, incinen gururumu daha çok incitecek, ilk önce kendimden daha sonra herkesten yine nefret edeceğimi biliyordum. Kulaklarımda ihtiyarın o iğrenç sesi tekrar konuşmaya başlamıştı. Onlar seni insan yerine koymuyorlar. O koca kafanı kaldır da sana yöneltilen şu acıyan bakışlarına bir bak. İçeri girersen bir böcek gibi topuklarıyla üstüne basıp ezecekler seni. Girme sakın, diye fısıldıyordu. Haklıydı, bu kendime yapacağım en büyük hakaretlerden biri olurdu. Kendime karşı ne kadar alçalmış olsam da bu kadarı fazlaydı ayağa kalkarak arkamı döndüm ve tabanlarıma yapışan kara lastik ayakkabılarımı çıkararak ortadan ikiye bölünmüş kalabalığın arasına doğru ilerledim. İnsan böyledir işte, sonunun kendisine zarar vereceğini bildiği işlere kalkışmaktan geri durmaz. Her attığım adımda etrafımdakilerin biraz daha benden uzaklaşıp çadırın uzak kenarlarına doğru kaçtığını fark ediyordum. Hastaya doğru yaklaştığımda titreyen zayıf elini bana doğru uzatarak bir elimi tuttu. Evinin boşalttığı yere diz üstü çökerek kadına doğru başımı uzatınca uzun saçlarımın arasından özgürlüğüne kavuşan beyaz bir bit yaşlı kadının avucumda kaybolan elinin üstüne düştü. Bunu gördüğüm an kan beynime sıçramış, gözlerim patlayacak gibi açılmıştı. Kimse görmesin diye zaman kaybetmeden boşta duran elimi tüm hızıyla bitin tepesine indirdim. Vuruşumun şiddetiyle kadının yüzü kıpkırmızı kesilmiş, nefesi tıkanmıştı. Çıkan şak sesiyle birlikte arkamda bir uğultu yükselmiş. Yabani bir hayvana yaklaşıyorlarmış gibi tedirgin adımlarla bana doğru birkaç kişi yaklaşmaya başladı. Kendimi kurtarmak isterken az daha zavallı kadını canından ettiğimi fark edince kulaklarıma kadar kızarıp sırtımın terlediğini hissediyordum. Arkalardan yükselen öfkeli bir ses neden vuruyorsun eline sen?" diye sorarak anlayamadığım birkaç şey daha söylemişti. Bu sorunun kimden geldiğine dönüp bakmadan, korkudan titreyen sesimle. Kendine gelmesi için tabii ki başka ne olacaktı diyerek kendimi haklı çıkarmaya çalışıyordum. Elimi zavallı kadının elinden çekerken, geride bıraktığı mezilmiş ufacık cesedi de kimseye belli etmeden avucuma sıkıştırmıştım. Kadının yüzüne bir gülümseme gelmiş bu sefer anlaşılır kısık sesiyle baba baba diyerek yüzüme bakıyordu. Herkese bir rahatlama, yüzlerine bir memnuniyet gelmişti. Az önce yine bir yalan söylemiş. Bunun için hiç utanç duymuyordum artık. Dışarı çıkmak için ayağa kalkmak istediğim an, beynimin içine bir kurşun girmiş gibiydi. Çorabım yırtılmış. Kirden ve pislikten simsiyah olan topuklarım gün yüzüne çıkmıştı o ana kadar fark etmediğim ayaklarımın insanı bayıltacak derecede olan mide bulandırıcı kokusu da tüm çadırda soluklanıyordu. Kadınların hepsi burunlarını, başörtülerinin uçlarıyla sıkı sıkı bastırarak kapatmış çatık kaşlarıyla bir topuma, bir yüzüme bakıyordu. Yüzüme düşen yağlanmış birkaç uzun saç telimden, evine doğru tırmanan bir bit daha tam gözümün önünden geçiyordu şakaklarımdaki damarların gerildiğini, ensemden yukarı başıma ağrı girdiğini hissediyordum. Yürümek istediğim halde sanki ayaklarım oldukları yere çivilenmiş, hareket edemiyordum. Kalabalığın içinde benden tiksindiklerini belli eden uğultular işitiyor, beni aşağılayan bakışlar arasında bir mum gibi eriyordum. Ah o an hissettiklerim rezil olmanın da çok ötesinde bir durumdu dostlarım tarifini hangi kelimeler ile yapacağımı inanın hala bilemiyorum. Durumu fark eden evin beni kolumdan tutarak dışarıya kadar çıkarmış, halime acıyan bakışlarını gizlemeden gözlerime bakıp tekrar içeriye dönmüştü. Gözlerimde biriken yaşları saklayarak çadırıma girince, arkamdan evin de benimle beraber içeriye girdi. Yüzündeki acıma hissi hala vardı. Yanıma yaklaşarak kısık bir sesle. Lütfen üzülme, Büyük eve gel şimdi, yıkanırsın orada. Yeğenimin eşyalarından sana üst baş bir şeyler de ayarlarım ben. Sakalını saçını da makasla düzeltirsin. Eskisinden de tatlı olursun ha olmaz mı? diyerek o sevgi dolu gözleriyle bana bakıyordu. Eskisi gibi, evet eskisi gibi olmam lazım diye düşünüyordum. Başımla onaylayıp çadırdan çıkarak peşinden büyük evlerine doğru gittim. Daha önce hiç girmediğim bu ev göz alıcı bir güzelliğe sahipti. Etrafı pek incelemeden direkt koridorun sonundaki banyoya doğru giderken kenardaki sehpanın üstünde duran ihtiyarın tütün tabakasını ve kibritini de el çabukluğuyla cebime indirdim. Kederimi bastırmanın tek yolu bu olduğunu düşünüyor, yaptığım utanç verici şey için hiç rahatsızlık duymuyordum saçlarımı ve sakallarımı ihtiyarın altın makasıyla güzel bir biçimde kesip yıkanmaya başladım. Banyodaki bulunan pencerenin çerçeveleri yamuk takıldığı için, dışarıdan içeriye sızan rüzgar ıslak bedenimi insana tatlı bir haz verir biçimde titretiyordu. Yıllardan beridir bu saç sakal işlerimi parasızlıktan dolayı kendim hallettiğim için bu işe elim yatkındı. Az sonra kapının önünde evinin sesini duydum. Giymen için elbiseleri buraya bırakıyorum. Gidip yemeğini hazırlayacağım. Bugün koyunları sağmayacağız. Kuzular emsin. Annem çok hasta. Galiba sözü yarım kalmış. Giderek uzaklaşan hıçkırıklarını duyuyordum. Cevap vermek istesem de boğazıma bir şey takılmış gibi konuşamıyor, yutkunamıyordum. Yıkanıp giyindikten sonra aynadaki solgun yüzümü görünce nihayet biraz da olsa insana benzediğim için keyiflenmiştim o an yemeğimi yemek için çadırıma girdiğimde, gözlerime inanamadım. Büyük bir tasın içine doldurulmuş pilav üstü kavurma, yanına da salata, ayran ve taze tandır ekmeği koyulmuştu. Kadın can vermeden yemeğini yaptırmışlardı anlaşılan. Ne yazık ki iştahım yoktu, iki kaşık yedikten sonra bırakıp, cebimdeki tütün tabakasından bir sigara çıkararak içmeye başladım. Tekrar buhranlı hallerim geri geliyor, göğüs kafesim daralıyor gibiydi. Sürekli kulaklarımda çınlanan kalabalığın içindeki iğrenç kadın sesleri insanın gururunu ayakları altına alan çirkin bakışlar ruhumun derinliklerinde kontrolsüz öfkemi tetikliyor. Yapmak istemediğim bir takım kötü sonuçlar doğuracak olayları düşündürüyordu. Kendimi kontrol etmeye çalışırken dışarıdaki kalabalığın içinden yüksek sesle bağıran, küfürler savuran birinin hiddetli sesi bütün düşüncelerimi gölgede bırakmıştı. Elimde bitmek üzere olan sigarayı söndürüp tartışmanın olduğu tarafa doğru kalabalığın içine karıştım. Beklenmeyen ölüm. Büyük evin önündeki meşe ağacının altında iki kişi Mirze'nin kollarından tutarak geriye doğru çekiyor, orta yaşlarda bir adam da önünde durarak bir şeyler anlatıyordu yüksek sesle. Arasında olduğum kalabalığın içinde ise Mirze'nin kardeşi ve yanındaki genç bir delikanlıyı, yaşlı bir kadın ve birkaç kişi sakinleştirmeye çalışıyor, kadın da aceleci hareketlerle ikisinin kollarından geriye doğru çekiyordu. Bu genci tanıyordum, ihtiyarın önceden bahsettiği evini istemeye gelen yeğeni, Fırat'tı. Anlatıldığı gibi gayet ahlaklı, düzgün ve onu tanıyan herkes tarafından sevilen, saygı duyulan temiz yüzlü bir günahkirdi. Yalnızca ben sevmiyordum. Nedeni de tahmin edileceği gibi ikimizin de istediği şeyin aynı olmasıydı şüphesiz. İnsanlar kendilerine yakın gördükleri rakiplerini sevmezler. Birze'ye doğru yaklaştıkça çok iyi bildiğim öfkeli halini, titreyen elleri ve kasılan yanaklarından görebiliyordum. İran domatesi gibi kızarmış, konuşmak istedikçe ağzından tükürükler savruluyor, elinin tersiyle bir yandan ağzını siliyor bir yandan da öksürürken öne doğru eğiliyordu yaşlı kurt. Kör sultan bile burada olsa kardeşiyle tartışmanın ona ne kadar ağır geldiğini hindilerin burnu gibi sarkan burnundan anlardı. İki tarafında ne için tartıştığını bilmediğimden dolayı sadece ortada durmuş, konuşulanları dinliyordum. Kalabalık iki köpek sürüsünün birbirleriyle dövüşürken çıkardığı hırlama, tehditkar veya kışkırtma seslerini andıran ve hangi köpekten geldiğini bir türlü kestiremediğiniz gibi bir uğultu kaplamıştı her yeri tarlaları sürerken gücünün ve kuvvetinin hala yerinde olduğunu ispatlamak isteyen yaşlı bir öküz gibi çırpınıyordu Mirze. Nitekim eskilerin, eski insanların ne yapacağını kestirmek her zaman zor olmuştur bu tür durumlarda. Tıpkı ihtiyarın o anda yaptığı gibi kimse böyle bir hamle beklemezken herkesi şaşırtan bir şey yaptı. Kendisini kollarından tutanlardan biri, Mirze'nin bir anlık sakinleşmiş gibi gösterdiği tavırlarına aldanarak kolunu bırakmış, önden eve doğru rahat adımlarla yürüyordu. Bu anı kollayan çılgın ihtiyar, kolundan tutan diğer garibin eline timsahlar gibi açtığı koca ağzının içindeki takma dişlerini geçirip, vahşice tüm gücüyle bastırarak zavallı adamı perişan etti. Aldığı bir anlık da olsa öldürücü ısırıkla neye uğradığını şaşıran adam, kurşun yemiş geyik gibi ciyaklıyordu. Gözlerini açtığı sırada elinin üstünde salyalara bulanmış iki adet diş takımı ve kocaman iki diş izi vardı. Kendisini tutanların elinden kurtulan cani domuz, koca göbeğini titrete titrete bana doğru koşmaya başladı. Her adım attığında sanki zelzele kopuyor, ayağımın altındaki toprak muşamba gibi kayıyordu. Yanıma kadar geldiğinde arkasındakiler tekrar onu yakalayıp, kollarından güçlükle geriye çekiyorlardı. İhtiyar bu kargaşa arasında boğazı yırtılacak kadar hiddetle. Kızımı kiminle evlendireceğimi size mi soracağım namussuzlar, diye bağırıyor, alnında biriken teri eliyle silmek istedikçe kolundan tutanların ayaklarını yerden kesiyordu. Bu cümleyi iki üç kere tekrarladıktan sonra onu tutanlarla birlikte büyük eve doğru gidecekken beni fark edip durdu babasının katilini görmüş gibi gözlerinde çakan şimşeklerle sefil halimi baştan aşağı süzdükten sonra "Sen de işinin başına dön, dolanma ortalıkta." diyerek yoluna devam etti. Hiç suçum yokken ben de bu olaydan nasibimi almıştım. İhtiyarın bu sert tutumu karşısında afallayıp tepki vermeden ağla döndüm. Dediklerini hiç umursamamıştım desem yalan olur ama benim derdim bana yetiyordu o an. Başımın belası koyunları çıkarmak için kapıyı açmak isterken ahırın içinden kadın sesleri duyuluyordu. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatan bu tanımadığım sesi başka bir ses ara ara bölüyor, tekrar devam ediyordu birinci konuşmacı. Merak etmiştim doğrusu kim olduklarını. Bir buraya girmediğiniz kalmıştı zaten diye iç geçirdikten sonra içeride neler olduğunu öğrenmek için kapıya doğru ilerledim. Kapı aralığından içeriye baktığımda, evinin karşısında başka bir kadın durmuş, bir elinin parmaklarını birbirlerine birleştirerek kısık sesle konuşmaya çalışıyordu. Sesini civardaki herkesin duyduğundan habersizce. Beline kadar uzayan siyah parlak saçları, üstünde çiçekli desenleriyle kırmızı kısa kollu bir elbise vardı. Sırtı bana dönük olduğu için göremiyordu beni. Konuşma sürerken araya kalın bir erkek sesi de dahil oluyor, anlaşılmayacak kadar sessizce kısa cümlelerle kadınların sözünü kesiyordu. Evin, Edi başını yukarıya kaldırırken ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan dilenciler gibi oynaşan gözlerimle denk gelmişti bakışları. Soğuk bir tavırla. Gel gel. Yabancı kimse yok diyerek beni de içeriye davet etti. Kapıyı açıp içeriye girdiğimde sırtı bana dönük olan kadın arkasına dönüp yüzüme bakarken, kapı aralığından göremediğim sesin sahibi de ayağa kalktı. Ahırın içi sadece üstü açık bacalardan ve pencerelerden içeriye giren yatay loş ışıklarla aydınlanıyordu. İki yabancının siması da tanıdık gelmesine rağmen, bir türlü kim olduklarını çıkaramıyordum. Başımla ikisini de selamlayıp geniş bir bacadan içeriye giren, normalde pek fark edemediğimiz havadaki toz tanelerinin dans edişlerini açığa vuran ışığın gerisinde durdum. Karşımda duran yabancıların gözlerine bakmaya cesaret edemediğim için kaçamak, ezik bakışlarımı yüzlerinde gezdiriyor, bu bakışlarım fark edilince ipi kopmuş bir uçurtmanın yorgun hallerle kendini yere bıraktığı gibi aşağı doğru süzülen toz tanelerini izleyerek gözlerimi yere indiriyordum. Yüzümde merakla dolaşan yabancı gözlerin sessizliğini nihayet evin bozmuştu. Miran bizim hayvanlarımızın bakımını üstlenen çoğu yani arkadaşımız. Bunlar da sana bahsettiğim ağabeyimin çocukları, yani yeğenlerim. Çoban kelimesini kullanmamaya özen göstermiş son anda düzeltmişti. Nitekim şu saatten sonra benim için hangi ifadeyi kullanıp, hangi yakıştırmayı yapsalar da fark etmeyecekti. Kendimi herkesten küçük, aşağı görüyor, derbeder bir ruh hali bütün bedenimi sıkıca sarıyordu. Kurduğum bütün planlar suya düşmüş. Burada olmamın artık bir amacı yoktu. Kendimi farklı göstermemede hiç gerek kalmadığını hissediyordum. Bu aniden aklımdan geçen fikirlerin doğruluğuna inanarak tam konuşacaktım ki, kadın yeğeni lafı ağzıma tıkayarak yanıt verdi. Memnun oldum, Miran Bey. Doğrusu isminiz ve simanız hiç yabancı gelmiyor. Daha önce tanışmış. Sözünü tamamlamadan kenarda duran diğer yeğen araya girdi. Memnun oldum dostum, ben de Ferman. Daha önce tanıştık mı bilmiyorum ama sizi bir yerden tanıyor gibiyim, diyerek bana doğru yaklaşıp elini uzattı. Bana bey diyen kadının o ses tonu kulaklarımda çınlanıyor, aklımdan ben ve bey, pek yakışıksız ama olsun birkaç dakikalığına da olsa ben bey olayım, ne olmuş diye geçiriyordum. Dalgın gözlerimi önümde gezdirirken, Adamın loş ışığın altında havada bekleyen elini sıkmak için ben de sağ elimi uzatarak başımı hafifçe öne eğdim. Bu sersemce baş eğme meselesi nereden çıkmıştı bilemiyorum. Ama yumurtalarını sürekli düzenleyen kuluçkadaki tavuklar gibi benim de kafam hep eğilip kalkıyordu. O sırada sözünün kesildiğine içerlenen kadın dudakları iki yana doğru ayrılmış, öne doğru düşen saçlarını iki eliyle kulak arkasına doğru atarak şaşkın bakışlarla ışığa doğru yaklaştı. Gözlerini ikimizin ışık altında parlayan, doğrusu benim ellerim pek sönük kalmıştı adamın sağlıklı dolgun elleri karşısında, ellerine dikmişti. Bakışlarını odakladığı yerden ayırmadan. Elinizdeki doğum lekeksi mi? Diye tane tane, uzatarak sordu. Uzun zamandır kirden ve pislikten varlığını unuttuğum parmaklarımdan elime doğru uzanan doğum lekesinin varlığını şimdi hatırlamıştım. Ne acıydı bu hale gelmem. Kendi bedenimi bile tanıyamıyordum artık. Elimi sıkmakta olan adamın da gözleri bir anda yerinden fırlayacakmış gibi açıldı. Hızlıca iki adım atarak o da bana doğru yaklaşıp, bakışlarını yüzümden aniden çekerek kurumuş, cansız elime indirmişti. İçimde varlığını hissettiğim nedensiz bir endişe gitgide tüm vücuduma yayılıyordu. İlk defa böyle iğrenç, mide bulandırıcı bir el görüyorlar herhalde diye aklımdan geçiriyordum. Geçen her dakika bedenimde bulunan başka bir kusur ile rezil oluyor, insanların nefret ettiği bir pire kadar küçülüyordum. Dilimin üstünde biriken tükürüğümü yutmaya çalıştıkça kuruyan boğazımdan geçmiyor, yutkunamıyordum. Orada en çok şaşıran kişinin şüphesiz Evin olduğu belliydi. Şaşkınlığın hüküm sürdüğü bu ortamı dışarıdan gelen büyük bir çalıp bozdu. Durun durun yapmayın. Sesiyle birlikte içerideki herkes irkilmiş. Ahırın içinden fırlayarak sesin geldiği tarafa doğru koşmaya başlamıştı. Ben de dahil olmak üzere. Yatalak kadının olduğu çadırın ilerisinde az önce babasıyla birlikte ihtiyarla tartışan Fırat bu sefer de başka biriyle birbirlerine girmişlerdi daha fazla ezilmememi sağlayan bu dövüş, gizliden bana bir haz vermiyor değildi. Yaradılışında sakinlik olan bu delikanlıyı kavga veya küfür ederken görmek herkes kadar beni de şaşırtmıştı. Kavga ettiği kişiyi tanımamakla birlikte ilk defa görüyordum. Beyaz gömleğinin altına giydiği siyah kumaş baltolunu, kundura ayakkabıları ve düzgün biçimde kesilmiş saçlarının altında parlayan geniş yüzünden varlıklı biri olmakla beraber sağlıklı bir Hollanda boğası gibi güçlü olduğu da belli oluyordu. İri vücuduyla fıratı yere yatırmış, yana açılmış kollarının üstüne dizlerini bastırarak yüzüne sert yumruklar indiriyordu. Zavallı genç adam, bir fare gibi yamulmuş ne kadar çırpınıp, kurtulmaya çalışsa da bir türlü başaramıyordu bunu. Kalabalığın içinden orta yaşlarda bir adam hızla gelip ikisini de birbirinden ayırınca ortalık sakinleşmişti. Onları ayıran adam fıratı kollarıyla ile sarıp ileriye doğru götürdüğü için yüzünü göremiyordum. Her kavganın sonunda olduğu gibi bu kavga sonrası da herkes kendince birini haklı bulup diğerini yadırgıyor, az da olsa bazıları hiç konuşmuyordu. Kalabalık geri hastanın yanına doğru ilerlerken Fırat'ın uzaklardan duyulan öfkeli sesi herkesi susturmuştu. Bunu sana ödeteceğim, bu burada kapanmaz. Bunların da arpaları fazla geldi herhalde, diye mırıldanarak, geri ağlın içine döndüm. Kalabalığın içinde bir anda kaybolan Evin, yine ahırın içindeydi ama bu sefer yalnızdı. Sonunda tek başına yakalayabilmenin verdiği sevinçle yanına gittiğimde sevincimden eser kalmamıştı. Alayan gözlerindeki yaşları silerek, iki elimi tutup titreyen sesiyle. Her şeyin sonuna geldik. Paranı babamdan alıp buradan bir an önce git. Sanki burada kalmaya çok meraklıymışım gibi bir tavır mı taşıyordum yüzümde, ya da bu kepaze halimden çok memnunmuşum gibi mi algılıyordu insanlar bilemiyordum. Temelinin nerede atıldığını bilmediğim bu ağzından aniden dökülen cümle karşısında şaşkınlığımı gizleyemeden. Ne oluyor, neyin sonuna geldik, bunlar kim, neden kavga ediyorlar sürekli, hem annene ne oldu, hiçbir şey anlamıyorum. Diyerek tutuğum ellerini sıktım. Ellerimi bırakmadan biraz önce yeğeninin üstünde oturduğu kenardaki biriketlerin üstüne oturmamı istedi, o da yanıma oturdu. Derin bir iç çekerek. Annemin durumunu zaten biliyordun ağabeyimin, Karısı ve çocuklarının geleceğini dün söyleyince ilginç bir şekilde hatırladı 20 sene önce olanları ve fenalaştı. Şu an durumu hiç iyi değil. Her an korktuğumuz başımıza gelebilir. Buradaki herkes bizim köylülerimiz. Duyan duymayan geldi sabah. Abeyim, çocukları ve diğeri bugün geldiler. Onlar geldiği sırada Fırat da bizim evdeydi. Tabi babam her şeyi anlatınca o da deliye döndü. Ortalık birden karıştı. Yengesini sevmediğini, diğeri olarak nitelendirmesinden anlamıştım. Neyi öğrendi ki? Bu sorum üzerine sinirlendiği belliydi. Sen de bilerek mi salakmışsın gibi davranıyorsun. Neyi olacak diğerinin beni istemeye geldiğini öğrendi. O yüzden onunla dövüştüler yaz önce. Amcam da öğrenince tabi o da babama gelip hesap sormaya çalıştı sonrasını biliyorsun zaten bu cümlelerden sonra aydınlanmış, her şeyi anlamıştım. Diğeri dediği kişi yengesi değil, yeni rakibimdi. Demek ki sabahtan beridir kopan kıyametin nedeni buydu. Olay gittikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamış daha ihtiyarı devirmemişken, şimdi de karşıma yeğenler, diğerleri bilmem hangi cehennemin dibindekiler çıkıyordu. Yalnız şunu iyi biliyordum ki, Henüz büyük kıyamet kopmamış. O felaketin benden yana olacağını ve bunun gerçekleşmesine saatler kaldığını benden başka kimse bilmiyordu. Kaybediyordum ve bunu tüm benliğimle hissettiğim an içimdeki o acımasız, korkunç öfke baş kaldırıyordu. Dayanamayıp sordum. Peki evlenecek misin onunla? Sorusu ağzımdan çıktığında gözlerimin dolduğunu ikimiz de fark ediyorduk. Gözlerim kaybedeceğim kadın için mi dolmuştu, yoksa kaybedeceğim diğer şeyler için mi, bunu yalnızca ben biliyordum tabii ki. Yüzüme dönerek titreyen dudaklarını ısırdı. Gözlerinden akan damlalar, kızarmış yanaklarında kuruyordu. Gerekli olan her şeyi almış, getirmiş. Yüzükler bile hazır, o da babam da annemi kaybetmeden onun da görmesini istiyorlar. Birazdan şehre gidip, Altın falan alıp gelecekler. İşi çok aceleye getiriyor bizimkiler. Bu gece annemin başında nöbet tutacaklar. Yarına kadar anneme bir şey olmazsa yarın öğlen vakitlerinde nişanlanacağız. Sana kaç kere gitmeni söyledim, dinlemedin. Şimdi bu ikimize yaşattığın acı hak mı? Baksana şu haline sen buraya ilk geldiğin gün böyle miydin? Yüzün gözün içine kaçmış. Yemek yememekten zayıflayıp bir deri bir kemik kalmışsın. Değdi mi buna, Allah aşkına değdi mi? Başka şeyler de söylemek istiyordu, ama daha fazla dayanamayıp hıçkırıklara boğuldu. Başını tutuğu ellerime sıkı sıkı bastırıp, bir yandan ellerimi öpüyor bir yandan af diliyordu. Ruhumun en derinliklerinde bu kıza yaptığım eziyet kendi menfaatim ve çıkarlarım için çektirdiğim acıdan dolayı kendimden iğreniyordum. Onu gerçekten sevip sevmediğimi bile daha tam anlamıyla bilmezken, onun bana bu kadar bağlanması her zaman yaptığım şeyi hatırlatıyordu bana. İnsanların hayatını mahvetmek, onları bir eşya gibi kullanmak. Aklımın bir ucundan bunlar geçerken vicdanımın hala sızlamaması beni hayretlere düşürüyordu. Bu kısa sessizliğin ardından başını kaldırıp yüzünü sildikten sonra tükenmiş sesiyle senin için bugün meyve koydum poşetine, ferman getirmiş şehirden, sen de ye. Ferman demişken unutmadan, ben de sana bir şey soracağım, sen benim yeğenlerimi tanıyor musun? Onlar seni tanıyorlar galiba, sorusunu sorduğunda yüzündeki acı hissi kaybolmuş kaşlarını alnına doğru yukarı çekmişti. Yüzündeki meraklı ifadeyle bana bakıyor, cevap bekliyordu. O sırada unuttuğum yeğenleri tekrar hatırlamıştım. Hayır ben çıkaramadım, isimleri neydi, unuttum, diyerek gözlerimi kaçırmamaya çalışıyordum. Sağır mısın, ferman diyorum ya. Gerçi doğru ya sen diğerinin ismini bilmiyorsun. İkisi ikiz, söylemiştim sana önceden yaşlarınız çok yakın. Onlar da şehirde yaşıyorlar, zaten şehir dediğin küçücük yer herkes birbirini tanır neredeyse, önceden tanışmış olabilirsiniz diğerinin ismi Dila, dediği an gözlerimde şimşekler çaktı. Tüylerim diken diken olmuş geçmişim, rüzgarda uçuşan bir kuru yaprak gibi gözümün önünden yüzüme sert darbelerle vurarak uçup geçiyordu. İçimde kaybolan sesimle zorlanarak, tanımıyorum, diyerek kestirip attım. Yüzümden bakışlarını ayırmadan, gözlerimi izlemekle yetiniyordu. İkimiz de susmuş sonuna geldiğimizin farkındaydık. Ellerini son kez öpüp sarılarak terleyen bedenimi nihayet dışarıya atabilmiştim. Son kez dönüp baktığımda hala aynı pozisyonda oturmuş, bana yalvaran gözleriyle bakıyordu. Artık bir anlamı olmadığını bildiğim bu bakışları geride bırakarak eşyalarımı alıp koyunlarla birlikte oradan ayrıldım. İhtiyara oğluna, gelinine, torunlarına kısacası herkese karşı içimde giderek alevlenen bir nefret bütün düşüncelerimi sarmış çıldırmış gibiydim. Ne yapacağımı bilmemekle beraber yapacak hiçbir şeyin olmadığını da biliyordum. Sözde Mirze'nin damadı olma düşlerim, beş parasız çulsuzun tekiken birden köy ağası olup, mal mülk sahibi olacağım gibi bir sürü hayalperest düşüncelerimin, temelsiz planlarımın insanı ayıltan ılık bir yer ile yerle bir olduğunu görüyordum evinin de dediği gibi, her şeyin sonuna gelmiştik. İşin kötü tarafı ise, Dilan'ın burada olması, daha kötüsü ihtiyarın torunu ve evinin yeğeni olmasıydı. Dünyanın en bahtsız insanı gibi hissediyordum kendimi. Geçmişimden kurtulmak istedikçe sanki daha çok yakınlaşıyor onunla bütünleşiyor gibiydim. Bu karamsarlık içinde bir yol bulup, kendimi en az zararla bu işin içinden sıyırmam gerektiğini bildiğim için her şeyi enine boyuna düşünüp, harekete geçmem gerekiyordu. Evin ile son konuştuklarımızı düşününce atladığım bir noktayı fark ediyordum. Fakat sağlıklı düşünmediğim için karman çorman hale gelen beynimin içinde bu konuya da odaklanamıyordum. Hem artık evinin kime yer olacağı umurumda bile değildi. Çünkü bir tarafta gözü dönmüş kuzeni diğer tarafta yabani atlar gibi kişneyen ihtiyar ve yeni gelen Hollanda boğası vardı bu işin peşinden gidip ayak diretmek kaybedeceğini bildiğin bir kumarı oynamak gibiydi. Hatta normal bir kumar oyunu olmayıp, mermiyi gerilen horozun altında görmene rağmen silahı kafana dayayıp Rus ruleti oynamak gibi bir şeydi. Canımı çöpten bulmadığım için bu aptallığı yapmayacak, geri çekilecektim elbette. Hem bu cılız halimle, hiçbirine karşı gelemeyecek olası bir kavgaya girersem, bütün kemiklerimi değirmende buğday ezer gibi ezeceklerinin de gayet farkındaydım düşüncelerimin ağırlığıyla vaktin nasıl geçtiğini anlamamış, gündüz geceye kavuşmuştu. Saatlerdir düşünmeme rağmen ne düşündüğümü bilmemekle birlikte herhangi bir sonuca da varamamıştım. Ağır adımlarla etrafa açık ağla doğru ilerlerken atladığım konuyu tekrar hatırladım. Çok fazla düşünmeme gerek yoktu bu konu için yapılması gerekilen şey az çok belliydi ve ben de onu yapacaktım nihayetinde pek yabancısı olduğum işler değildi, her türlü yapardım. Azat'la tekrar bir araya gelince bugünkü olaylardan bahsetmememin benim açımdan daha iyi olacağını biliyordum. Her günkü sıradan sohbetimizden sonra ikimiz de susmuş radyoyu dinliyorduk. Ben dinlemiyordum aslında çünkü dinleyecek vaktim de yoktu halimde. Radyo ne anlatıyormuş, ülkede neler oluyormuş beni hiç alakadar etmiyordu. Asıl radyo haberini benim yapacağımı en kutsal inançlarım gibi biliyordum. Dakikalar geçtikçe heyecanım artıyor, bir işaret bekliyormuşum gibi hissediyordum kendimi. Azat'ın bir an önce uyuması için saatlerdir içimde bastırdığım sabırsızlığımın gitgide öfkeye dönüştüğünü fark ettikçe, daha fazla dayanamayarak neredeyse el açıp ağlaya ağlaya dua edecektim. Hep böyle olur zaten bir şeyi ne kadar çok isterseniz o kadar çok uzaklaşır sizden ya da siz öyle zannedersiniz. Nihayet beklenen an gelmişti. Azat kış uykusuna yatmak için ağır ağır insanı sinirlendiren uyuşuk hareketlerle kalkıp, kendi koyunlarının arasında uyumaya gittiğinde ben de aynı şekilde kepeneğimi sırtlayıp kendi sürümün arasında uyumaya gittim. Tabii ki de uyumayacaktım. Tek amacım beni uyuyor bilmesi, oraya gittiğimi görmesiydi, öyle de olmuştu zaten. Birkaç dakika uzandıktan sonra kepeneğimin arasından çıkıp her zaman uyuduğum şekilde yüzüstü bırakarak sessiz adımlarla oradan uzaklaştım. Önümdeki tepeyi aşınca artık rahat ve hızlı adımlarla hedefime doğru gidiyordum. Gökyüzündeki ay bir bulutun arkasına saklanmış, zifiri karanlıkta göklerde parlayan tek sönük ışıktı. Önümü zor görmeme rağmen hızımı kesmeden ilerliyordum. Akan dereler şu an dursa, ben duramazdım. Kendi kendime. Başka çözüm yolu bırakmadığınıza göre ben de böyle yaparım. Siz kendiniz bunu istediniz. Beni aşağılamak, hor görmek, küçük düşürmek öyle mi? Durun bakalım ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirmez miyim? Hele o ihtiyar yok mu o ihtiyar? ne anasının gözüdür o domuz herif. Demek bugün altın almaya gittiniz HMM. Ye. İyi bakalım şimdi o altınları müsaadenizle ben alayım. Gerçi müsaadeye de pek gerek kalmadı artık. Sabah beyninizden kurşun yemiş gibi fırlayın o mide bulandırıcı uykularınızdan diye mırıldanıyor. Adımlarımı daha çok hızlandırıyordum. İçime müthiş bir arzu neredeyse beni at gibi koşturacak kadar hızımı artıran bir istek dolmuştu. Hızlandıkça nefes alışlarım daha da derinleşiyor, kendi kendime buyurduğum övgü cümlelerim yarım kalıyordu. Acaba altınları nereye koydular? Büyük evde olabilir mi? Hayır, oraya koymazlar bence çünkü herkes büyük çadırda uyuyor. Ama şimdi misafirler geldi. Hem bu yaşlı bunak karıların hepsinde muhakkak canından saydığı bir sandıkları vardır. Sandığı bugüne kadar hiç görmediğime göre o zaman çadırlarda değilse kesinlikle büyük evdedir. Oraya gitmem lazım. Peki niye sandığa koysun ki? Adam daha nişanı takmamış altınları vermemiş ki yanında, yakınlarında yani uyduğu yerde olmalı. Aynen öyle, ne akıllı adamım be, bu işi de çözdüm o zaman ilk olarak büyük eve girmeliyim orada yoksa çadıra bakarım, diye kendi kendime konuşurken köyün tepesine varmıştım. Bu kadar çabuk varmama ben bile şaşırmıştım, ama şimdi şaşırma zamanı değildi. Boğucu karanlığın içinde bir nokta gibi görünen köyün birkaç çadırında yanan mumların ışığından anlıyordum köye geldiğimi. Tepeden aşağı inerken bir anda durup, bu kadarı fazlaya kaçmaz mı acaba, gerçekten bunu yapacak mıyım, kendime bu kadar hakaret edecek miyim, diye sormaktan kaçmamıştım. Biraz duraksadıktan sonra geri dönerek, kafamı gökyüzüne doğru kaldırıp iki elimi açıp ağzımın kenarlarına koyarak. Yapacağım, hem de öyle bir yapacağım ki ben bile inanmayacağım bunu benim yaptığıma, diye bağırıp tekrar geri dönerek köye doğru kararlı adımlarla yoluma devam ettim. Aklıma koymuştum bir kere, bu gece bu iş bitecekti. Olan olmuştu zaten, bütün insani değerlerim ayaklar altına alınmıştı. Tıpkı geçmişte torununun yaptığı gibi ihtiyar da aynısını bana yapmıştı. Ne kadar kendisinden kaynaklanmamış olsa da geçmişimin intikamını diladan, şimdiki düştüğüm hallerin intikamını da ihtiyardan alacaktım. Bu körü körüne benimsediğim inanç ile daha çok cesaretleniyor. O an yoluma biri çıkıp engel olmaya kalksa kafasının orta yerine bir balta indirmek için asla tereddüt etmezdim. İhtiyar'ın evine doğru yaklaşınca büyük çadırın içinde titrek aleviyle yanan bir mumun ışığı aydınlatıyordu içeriği. Gölgelerden anladığım kadarıyla içeride ayakta duran bir erkek vardı. Kim olduğu ve orada bulunması beni bir nebze bile olsa niyetimden caydırmamış, görmezlikten gelmiştim. Çadıra yaklaşmadan ahırın arkasından dolaşıp büyük evin kapısının önüne geldim. Kapıyı açmak için zorladığımda içeriden kilitli olduğunu anlayınca aklıma banyodaki kapanamayan pencere gelmişti. Bulutların arkasında saklanan ay bana yardımcı olmak istiyormuş gibi nihayet biraz da olsa kendini göstermiş, önümü seçebiliyordum. Banyo penceresinin önüne gelince biraz zamanımı almasına rağmen sonunda içeriye girebildim. Evde hiçbir ışık yanmadığı için Allah'a emanet bir şekilde ilerliyordum. Kendi nefesimin sesi dahi beni ürkütüyor, kalbimin çarpıntılarını bile duyuyordum. Banyo'dan çıkıp koridora geldiğimde daha önce orada olduğunu bilmeme rağmen kenardaki sehpaya serçe parmağımla çarpınca ruhum bedenimi kısa süreliğine terk etmişti. Acı içinde ayağımı kaldırıp kanguru gibi olduğum yerde zıplarken bir yandan da kopmak için dilimin ucuna gelen haykırışlarımı bastırmaya çalışıyordum. Acısı biraz hafifleyince bu işi böyle çözemeyeceğimi fark ettim. Tek bir çarem vardı, o da çadırıma giderek bir mum alıp, tekrardan buraya dönmekten başka bir şey değildi. Bu sefer geldiğim yoldan değil de, kapının kilidini açarak gidip, geri geldiğimde vakit kaybetmeden içeriye girmem gerektiğini düşündüm. Bilincimin açık olup, düşünme yeteneğimi hala kaybetmemiş olduğumdan kısa süreli de olsa gurur duyuyordum kendimle ağır ve sessiz adımlarla kapıya yaklaşınca aklımı kaçıracak kadar büyük bir dehşete uğramıştım. Kapı açıktı. Ben geldiğimde kapalı olan kapı, nasıl olur da açık olurdu şimdi, biri evden dışarı mı çıktı, diye düşünürken fazla zaman kaybetmemem gerektiğini hatırlayınca açık olan kapıdan dışarı çıktım. Korkuyor, korkudan dilimi oynatamıyordum. Kendi çadırıma doğru ilerlerken, Evinin söyledikleri tekrar zihnimde canlanıyordu. Teyzemin oğlu Anneme bir şey olmazsa altın almaya gidecekler. Bu gece nöbet tutacaklar. Bunları hatırlayınca kendime karşı tarifsiz bir öfke parladı içimde. Ah aptal kafam nasıl olur da unuttum bunları? Tabii ki de aradığım kişi ve eşyalar büyük evde değil. Teyzesi hasta, teyzesinin başında bekleyecek olan Bunakkarı'nın ölmeden kızının mürüvvetini görmesini, mutluluğuna tanık olmasını isteyen kişi de o, diyerek kendimi azarlıyor, yavaş adımlarla çadırıma doğru yaklaşıyordum. Kapıya kadar geldiğimde diğer çadırdaki ışığın söndüğünü fark ettim. Bu benim yararımaydı. Kendi çadırımda biraz sakinleşmek için içeri girip, kapıyı tekrar kapattım. Her şey yerli yerindeydi ve yapmam için artık bir engel yoktu altınları alıp tekrar koyunların yanına dönecek birkaç gün sonra da sudan bir sebep bularak ihtiyarla tartışıp basıp gidecektim bu diyarlardan. Tartışmanın dozunu mümkün olduğu kadar ilerletmeyecek, dayak yemeden bu işten sıyrılacaktım. Planım harikaydı ve her detayını kusursuz düşündüğüm için kendimle övünüyor aptalca bir gurur duyuyordum. Dışarıya korkunç bir sessizlik hakim olmuş. Hiçbir ses işitilmiyordu. Hava serindi ama rüzgar yoktu. Emekleyerek çadırın kapısından dışarı çıkıp yavaş ve dikkatli adımlarla ilerlemeye başladım. Her geçen saniyede kalbimin ritimleri daha da hızlanıyor, nefes alışlarım sıklaşıyordu. Korkunun verdiği ürperti şimdi tüm vücudumu sarmış, beni esir almıştı. Korkma, korkma, hadi bitti sayılır diye mırıldanıp kendime güç vermeye çalışsam da ne yazık ki bu bir işe yaramıyor, daha da çok heyecanlandırıyordu beni. Ayaklarımı, uygun adımlarla yürüyen bir bölük asker gibi yerden yüksek kaldırıyor, yavaşça ileriye atıyordum. Eceliyle pençeleşen kadının yattığı çadırın kapısına yaklaştığımda, havadaki ayağımı yere indirdiğim an, çıt diye bir sesle beraber, ayağımın altında bir şeyin kırıldığını anladım. İlk başta bu sesin bana verdiği tedirginlikle, şakaklarımın zonkladığını hissediyordum. Ama sakin olmam gerektiğini, sakin olursam bu işi tereyağından kıl çeker gibi basit bir biçimde halledeceğimi düşünerek sakinleşmeye çalışıyordum. Birilerinin uyanıp uyanmadığını anlamak için olduğum yerde kıpırdamadan beklemeye başladım. Bir dakika kadar bekledikten sonra neyse ki kimsenin uyanmadığını, herkesin derin uykusunda bir kedi gibi mışıl mışıl uyuduğunu fark edince devam etmeye karar verdim. Tekrar hareket ettiğim an, ayağımın altında kırılan çubuk bir daha çıtlayınca dünya başıma yıkılmış, felaket tellalı uykusundan uyanmıştı. Kümesin içindeki Allah'ın belası horozun sesi, tüm canlılığıyla duyuluyor, bütün köy halkına şarkı söylüyor gibiydi. İşte şimdi naneyi yediğimin farkındaydım. Ne yapacağımı bilmeden olduğum yerde korkuluk gibi dikilmiş, ayaklarımın uyuştuğunu hissediyordum. Horoz hiç ara vermeden ötmeye devam ediyor, tıpkı hudutlarını ihlal eden düşmanların haince planlarını başlamadan sona erdiren ve bunun için tebrik bekliyormuşçasına herkesi olay yerine davet eden bekçiler gibi ısrarcıydı. Bir an önce bir şey yapmam gerekiyordu ama ne yapacaktım? Kaçıp gitsem ayak seslerimle bu sefer peşime düşeceklerdi ki koşacak halim hiç yoktu şu an. Bedenimin üstüne kaldıramayacağım kadar ağır bir yük koyulmuş gibi yorgun hissediyordum kendimi. Daha fazla bekleyemezdim zaten. Yoksa cenazemin buradan tekmelenerek, cesedime tükürülüp yıkanmadan çıkacağını biliyordum. Aniden bedenimi işgal eden deli cesaretiyle hızlı adımlarla kümese doğru yönelip, elimi içine daldırdım. Zaten ihtiyarın fazla tavuğu yoktu. İri yeri olan horozu ayaklarından yakaladığım gibi dışarı çekmiştim fakat bu horoz değil hindiydi. Ah Allah kahretsin aksilik üstüne aksilik, diyerek hindiyi kümese fırlatıp tekrar körebe oynuyormuş gibi elimi içeriye daldırdım. Bu sefer şans benden yana olmuş, horozu yakalayabilmiştim sonunda. Dışarı çekip çıkardığımda, bütün tüylerini tek tek yolluyorlarmış gibi bağırıyor, sesi ta diğer köyden duyulacak gibi keskin ve tiz çıkıyordu. Gözüm dönmüştü artık, merhamet edemezdim ki etmeye kalksam diğerleri bana etmezdi. Elimi gırtlağına yapıştırıp tüm gücümle sıkmama rağmen, sesi kesilmiyor hala bağırıyordu. Şimdi senin de sahibinin de, bunak karınında, topunuzun soyunu sopunu mu kurutayım mı burada, bunu mu istiyorsun rezil, diye horoza fısıldıyordum. Akli dengemin yerinde olmadığının o kadar farkındaydım ki, horozla konuştuğumu fark edince kendi halime gülmeye başladım. İnsanlar genelde iki tür olay karşısında çok saçmalarlar. Birincisi aşık olduğunda, ikincisi ise korku, heyecan ve endişeye kapıldıklarında. Büyük bir mücadele verdiğim sırada kaçınılmaz olan şey nihayet olmuş. Sönük olan ışık çadırda tekrar canlanmıştı. Işığın yandığını gördüğüm an Hayatımın bir horoz yüzünden son bulmasına asla izin veremezdim. Vaktim her saniye daralıyor, ölüm korkusunun soğuk terlerini dökmeye başlamıştım. Daha fazla beklemeden elimdeki horozun debelenen vücudunun üzerine ayaklarımla basarak kafasını hızla çekip gövdesinden ayırdım. Elimde kalan kafasını kapısı açık kümesin içine fırlatarak kapıyı kapatıp çılgın bedenine doğru ellerimle bastırmaya başladım. Ses kesilmişti ama bu şeytanın kırbacı olan horozun kafasız vücudu hala çırpınıyordu. Çadırın içinde ayağa kalkan birinin, şüphesiz aradığım kişi buydu, uzun gölgesi kumaşa yansıyordu. Toprağa hızla çarpan kanatlarından şakırtılar çıkaran kurbanımın ölmeye pek niyeti yok gibiydi. Üstümdeki gocuğu çıkarıp, yerdeki çırpınan cesede sararak dizlerimle üstüne bastırmaya başladım. Geçen her an daha da vahşileşiyor, acımasız bir yaratığa dönüşüyordum. Yüzümün, ellerimin, her yerimin kana bulandığını hissediyor, kan kokusu aç olan midemi bulandırıyordu. Nasıl bir belaya bulaştım bilmiyordum ama olan olmuştu artık. İçerideki kişi çadırın kapısına çıkarak sağa sola bakındı. Ardından içeriye geri dönüp, bu sefer yaktığı mumla geri çıkmıştı dışarı çadırın etrafında gezindikten sonra kümese doğru kararlı adımlarla yaklaşıyordu. Bu sefer her şeyin sonuna geldiğimi hissediyor, buradan kaçışımın olamayacağını biliyordum. Bana doğru gelen her adım, kalbime saplanan körermiş bir bıçak gibiydi. Horoz nihayet son nefesini vermişti ama giderken beni de yanında götürmek için elinden gelenin fazlasını yapmıştı zaten. Kümesin kapısına doğru yavru sokak köpekleri gibi iyicene sokulmuş, birazdan meydana gelecek olan büyük felakete kendimi hazırlıyordum. Her şeye hazır olduğumu söyleyemezdim ama rezil olmaya hazırdım, alışmıştım çünkü ya da alıştırılmıştım. Ayak seslerinin gittikçe bana yaklaştığını duyuyor, nefes almadan sonumu bekliyordum. Ölüm sessizliği her yeri kuşatmış, Sadece Azrail'imin yere basarken titrettiği toprağın çığlık seslerini duyuyordum. Bocu elimden bırakıp, yumruğumu sıkarak ilk hamleyi yapmaya hazırlanıyordum ki göklerden beklediğim işaret biraz gecikmiş olsa da nihayet gelmiş, çadırın içinde derin bir inilti duyulmuştu. Ölüm melekleri, zaman onu benimkinden önce dolduran yaşlı kadının canını almaya gitmiş, bu öncelik sayesinde ben de yaşama geri dönmüştüm biri ölüp hayat yolculuğunu sona erdiriyor, biri bazen yeni doğuyor, bazen bıraktığı yerden yaşamaya devam ediyordu. Tıpkı hayatın her anında sürekli gerçekleşen olay gibi. Gelen ses ile birlikte bana doğru yaklaşan adam geri dönüp, çadırın içine koşarak girdi. Beklediğim fırsat ayağıma gelmiş, bir an önce burayı terk etmem için fazla zamanımın olmadığını biliyordum altınlarınızın da kızınızın da canı cehenneme, diyerek kocumun arasına sardığım horoz ile birlikte koşarak köyün dışına çıktım. Toprağa çiğ düşmeye başlamıştı yavaş yavaş. Islak otların arasından geçen ayakkabılarım kayıyor, elimdeki cesetle birlikte yere yuvarlanıyordum. Yolu yarılamış epey yorulmuştum. Dağınık koca taşların olduğu bir ovadan geçiyorken, daha fazla dayanacak halim kalmamış açlıktan ve susuzluktan dilim damağım kurumuştu. Olduğum yerde durarak, horozu gocuğun içinden çıkarıp, ayaklarımın dibine attım cansız tüylü bedenini. Yürümekten sık sık kesilen nefesimle. Al, istediğin oldu mu? Bak çeneni tutamadığın için olay nerelere kadar geldi. Senin yüzünden az daha cehenneme doğru yol alıyordum. Hem senin kellen boşuna gitti, hem de benim bütün bu uğraşlarım. Mutlusundur her halde gittiğin yerde değil mi? Sonuçta istediğin oldu. Varlığını nasıl unuttuğumu bir bilsem, ah bir bilsem. Yoksa kafanı daha dün koparırdım da şanslıymışsın. Senin yüzünden her şey de mahvoldu. Kız da gitti, gerçi kız önceden gitmişti, ama bir umudum daha vardı. Sonra altınlar da gitti. Paralarda da gitti. Allah senin de belanı verdi benim de horoz kardeş, diyerek çılgına dönmüş gibi yerde duran cesedi tekmelemeye başlamış, hem küfürler ediyor, hem de üstüne tükürüyordum. Hıncımı alana kadar tekmelemek istiyordum fakat çi düşen otların üstünden sürekli ayakkabılarım kayıyor, yere yuvarlanıyordum. Tekmelemeyle olacak gibi değildi bu iş biliyordum ayakla olmuyorsa ellerim kopmadı ya diyerek bu sefer ayaklarından tutup önümdeki koca taşı kaldırıp indiriyordum. Havaya kaldırıp taşa her indirişimde cansız bedeninden etrafa kan damlaları sıçrıyor, bu durum karşısında daha çok sinirleniyordum. Hayvanın ölüsü bile bana rahat vermiyordu anlayacağınız. Bunu belki 20 defadan fazla yaptıktan sonra horoz hariç her şeye benzemiş olan cesedi yorulduğum için taşların arasına fırlatıp yoluma devam ettim. Onu gün aydınlanıncaya dek köylere inemeyen aç kurtların veya tilkilerin tüyüne kadar yiyeceklerini bildiğim için o konuda içim rahattı. İstediğim hiçbir şeyi başaramamanın verdiği ağırlıkla güçle yürüyor sakinleşmeye çalışıyordum şafak sökmek üzereydi ve hava aydınlanmaya başlıyordu. Üstümdeki kan lekelerini unutmuştum. Sürüye yaklaştığım vakit ellerimdeki ve üstümdeki lekeleri fark edince çiğ düşmüş otların üstünde kendimi delirmiş gibi yuvarlamaya başladım. Lekeler biraz da olsa silinmiş fazla dikkat çekmiyordu. Ellerimi ve yüzümü semerdeki su ile yıkadıktan sonra, gocumun dış tarafından görünen lekeleri de silip, katlayarak semerin içine koydum. Ateş yakıp çayı demledikten ve geriye bir şey kalmadığından emin olduktan sonra da Azat'ı uyandırıp kahvaltıya çağırdım. Dünden beri hiçbir şey yemediğimden dolayı, açlıktan dizlerim titriyor üstüne bu gece yaşadığım olaylar eklenince dermanım kalmamıştı artık. Aceleyle poşeti açmaya çalıştıkça atılan düğümü bir türlü çözemediğim için çareyi yırtmakla buldum. Üstteki lavaş ekmeklerini kaldırıldığım an boğazıma yumruk yemiş gibi tıkanmış, gözlerim yerlerinden fırlamıştı. Bana yapılan bir eşek şakası mıydı, yoksa hayatın yazılı olmayan kurallarından biri miydi, bilmiyordum. Her şey tekrar gözümün önünde canlanmaya başlayınca, tüylerime kadar ürpermiş, günahlarımın ve hatalarımın peşimi bırakmamaya yemin etmişçesine ardımdan geldiğini fark ediyordum. Aç olmama rağmen elimi hiçbir şeye süremeyip, endişeyle karışık bir korkunun esiri olmuştum. Olacak olanları az çok zihnimde canlandırabiliyor, felaketin adım adım yaklaştığını, her an geçmişimin bütün kırlı çoraplarım gibi ortaya çıkacağını biliyordum. Şu saatten sonra yapmam gereken tek bir şey vardı, o da evinin en baştan beri söylediği gibi buradan gitmek. Kaç gündür doğru dürüst uyumadığım için göz kapaklarımı açmakta bile zorlanıyor, güçsüz düşen bedenimi ayakta tutmak için çırpınıyordum adeta. Bedenimden daha fazla yorulan beynimi dinlendirme niyetiyle ölen vaktine kadar kısa süreli de olsa biraz uyuyabilmiş, yürüyebilecek kadar toparlamıştım kendimi. Bu tünelin sonu artık görünüyor, ayrılık çanları çalıyordu benim için. En geç yarın gece bu uğursuz köyü terk edecek bir yalan uydurup paramı alarak sırra kadem basacaktım nasıl bir yalan söylemem gerektiği konusunda henüz karar kılmamış, meselenin o karanlıkta kalan tarafından zamanı gelince bir palavra ile işin içinden sıyrılacaktım. Bu süre zarfında hiçbir şekilde ne Dila ne de diğerleriyle bir araya gelmemeliydim. Aksi takdirde olacakları tahmin etmek bile korkunçtu. Bu son çarem olan kaçış planlarımı yaparken güneş tepeme çökmüş, evin yolunu tutmuştum gitmeliydim, dolan maçlı bir labirentin içine düşmüş, duvarlarını yıkmaktan başka hiçbir çıkış yolu kalmamıştı bana. Köyün tepesine geldiğimde bu sefer bambaşka bir hava vardı aşağıda. Silahlarını omuzlarına atmış yeşil kamuflajlarını giymiş gayet ciddi tavırlarla bir jandarma ordusu hasta kadının olduğu çadırın etrafını sarmış, onların etrafında ise daire oluşturmuş kalabalık köylüler vardı birkaç jandarma köylülerin daha fazla yaklaşmaması için müdahale ediyor, ara ara kalabalığı korkutmak için havaya ateş ediyorlardı. Ateş sesiyle birlikte köyün başıboş köpekleri sağa sola koşturuyor, kendilerine bir hedef gösterilmesi için komut bekliyorlardı. Bu manzara karşısında kadın ölmüş belli, ama jandarmalar niye gelmiş ki, yoksa horoz için mi geldiler, diye düşünürken tekrar içime bir korku sinmişti. Açsam nereye gidebilirim? Eve gitmesem daha çok dikkat çekeceğim. Ne olacaksa olsun artık, diyerek kalabalığa doğru koyunlarla birlikte yürümeye başladım. Aradaki mesafe kısaldıkça heyecanım ve yüreğimi sıkan korku artıyor, ayaklarımdaki damarların kısaldığını hissediyordum. Jandarmalara yaklaştığım sırada, ''Dur, sen de kimsin be adam?'' diye bağıran arkalardan bir ses, önündeki kalabalığı yararak bana doğru geldi. İlk defa böyle bir olayın içinde bulunduğumdan olmalı ki dilim tutulmuş gibiydi, konuşamıyordum. Birçok insanda görülen herkesi küçük görme hastalığına bu subayda yakalanmıştı ne yazık ki. Sivilceli, yamuk burnu havalarda kendine gereğinden fazla güveniyordu. Yüzünü kese kağıdı gibi buruşturup beni baştan aşağı süzünce, bir an olan halimden kim olduğum zaten belli oluyordu, o da anlamıştı. Hele ki gece vakti toz toprak görmüş eşekler gibi kendimi yerlerde yuvarlamaktan iyice insanlıktan çıkmış, harap olmuştum. Bu aşağılayıcı bakışların beni artık etkilemediğini, o kadar iyi hissediyordum ki bir eşya gibi tepkisiz bekliyordum. Üst perdeden konuşarak, alın bu pejmürde kılıklı herifi ifade versin diyerek, kalın kollarını kabartıp arkasını dönüp ilerlemeye başladı. Emir üzerine arkasında tığ gibi dik durarak bekleyen düşük rütbeli erlerden iki kişi bana doğru hızlı adımlarla yaklaşıp kollarıma girdiler. Nihayet konuşabildiğimi bir dilim olduğunun farkına vararak içime kaçan sesimle. Neden, ne yaptım ben, diye sorabilmiştim. Bu soru ağzımdan çıktığı an, bütün bakışların hedefi olmuştum, tabii ki arkasını dönüp giden subayında. Bana doğru ani bir dönüş yapmış, yüzünde saklamaya çalıştığı alaylı gülüşüyle. İfadeni alacağız da ondan, bu dilencilerin de son zamanlarda dili epey uzamış farkında değiller. Bu küstahça tavırlar aşağılayan kelimeler karşısında sinirlerim gerilmeye başlamıştı. Kendini beğenmiş, ukalıcı hareketlere karşı sessiz kalamazdım. Tamam ama neden, sebebi nedir, diyerek beni kolumdan tutup götürmek isteyenlere ayak diretiyordum. Bu sorum karşısında şaşıran subay. Dün gece neredeydin sen? Diye sordu. Kaybolan özgüvenim yavaş yavaş yerine gelmeye başlamıştı. Dışarıda hayvanlarla birlikte dağdaydım, diyerek tekrar cevap verdim. O sırada ihtiyar çadırın içinden çıkıp bize doğru geldi. Subay doğruluğunu teyit etmek için dün gece dağda olup olmadığımı Mirze'ye sormuş, emin olmuştu sert tavrıyla. Bırakın o zaman, bir şeyden haberi yok bunun, diyerek tekrar dönüp çadırın içine girdi. Dün gece burada olanlar hakkında kimin neler bildiğini, meselenin tam olarak ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu, yanımdaki erlerin birine yaklaşarak. Ne oldu burada, söyleyebilir misiniz? Diye sorduğumda, kısık bir sesle. Dün gece burada bir cinayet işlenmiş, biri öldürülmüş, cevabını aldığımda kan beynine sıçramıştı. Aranan katil bendim ama boğazını kesmemiştim, koparmıştım. Bunu bile anlayamayacak kadar salak galiba bunlar, düşüncesi aklımdan geçerken, yersiz gelen aptal bir gülümseme dudaklarımı aralamaya çalışıyordu. Ama yanındaki er, birini, bir insanı nitelendirmişti sanki olayı hala tam manasıyla anlamamıştım. Acaba horozumu kastediyorlar, o zaman yandım ben diye aklından geçirirken, Mirze konuşmaya dahil oldu. Dün burada baranın boğazını kesmişler, ah benim kadersizim ah diyerek ağıtlar yakmış, bağrına kürek gibi elleriyle yumruklar indirirken dizlerinin üstüne yere çökmüştü. Baranın horoz olmadığı kesindi. Peki kimdi bu baran? Bunu öğrenmem gerekiyordu. Nereden baksan samimiyetsiz ve yapmacık olduğu anlaşılan hareketlerle Mirze'yi teselli etmek için yanına eğilerek kolundan tutup ayağa kaldırdım. Amacım tabii ki de bu kurbanlık mandayı teselli etmek değil olayı eksiksiz bir şekilde öğrenmekti. Çünkü bu bilmece karşısında ikinci boğazı kesilecek olan kişi ben miydim, bilmeliydim. Zira eğer ki her şey düşündüğüm gibi ise ihtiyarın gazabından kaçamayacağımı da biliyordum. Baran kim amca? Diye sorunca burnunun üstündeki biriken yaşları koluyla silip, gözlerini yerden ayırmadan. Benim bacanağın oğlu var ya, evini istemeye gelen, dediğinde başımdan aşağı soğuk sular dökülmüş gibi irkildim. Boğazı kesilen kişi benim tabirimle Hollanda boğası gibi olan delikanlıydı. Dün gece burada bir cinayet işlenmişti, hem de benim de burada olduğum vakit. Dördüncü Bölüm Katil burada. Hayat ders köşe yapmayı sever. Ölümün ne zaman ve nasıl geleceğini kimsenin bilemediği gibi yapılan tahminler de boşa çıkar. Tıpkı benimle beraber herkesin yaşlı kadının ölümünü beklerken, beklenmeyen ölüm bile şaşkınlığa uğraması gibi. Bu kargaşa ve acı arasında her kafadan bir ses çıkıyor, herkes boyunu aşan, kim olduğuna bakmadan ileri geri konuşuyor, fikirlerini hiç çekinmeden dile getiriyordu konuşmayı pek seven çenesi düşük kadınlarımız zaten başlı başına felaket tellalı gibiydi. Onlara göre bu cinayet, ya bir hırsız tarafından işlenmiş ya da şehirde husumetli olduğu birileri tarafından yapılmış bir kıyımdı. Tek bir konuda haklıydılar, o da şüphesiz milletimizin konuları konuşmaktan çok kan dökerek çözüleceğine olan zavallı aşağılık inançlarıydı. Hayatı boyunca bütün dünyayı bu küçücük köyden ibaret zanneden, kendi görüşleri ve düşünceleri dışında asla başka bir görüşe, düşünceye saygı duymayı bir tarafa bırakın. Kendilerine zıt olan bu düşüncelerden ötürü karşısındakini çok çabuk düşman belleyen zavallı, bir o kadar da aciz olan milletimiz. Bir avuç toprak için kıyameti koparan, senin eşeğin benim tarlama girmiş, senin köpeğin benim köpeğimi boğmuş, senin tavuğun benim kümesinde yumurtlamış gibi fındık kabuğunun yarısını bile dolduramayacak sebeplerden ötürü dünya ileriye gittikçe toplum olarak geriye çok daha geriye gidiyorduk. Öte yandan iki kitap okuyunca kendisine alim, karşısındaki herkesin cahilin teki olduğu görüşüne sahip olan kişiler de vardı elbette aramızda, her yerde var oldukları gibi. Nerede olursa olsun, daima konuşmak için fırsat kollayan bu çok bilen insanlarımız, sürekli Avrupa medeniyetini savunup geri kalmışlığımızı eleştirirlerdi. Hal böyle olunca konuşmasını takdir etmeyen biri veya birileriyle karşılaşsalar, oracıkta gırtlaklarına yapışır, kavga etmekten asla geri durmazlardı. Medeniyetin sadece ülkelere, coğrafyalara veya dinlere bağlı olduğunu zanneden bu insanlarımız, okuma yazma dahi bilmeyen köylülerimizden bile daha çok geri kafalı ve medeniyetten uzak olduklarının ne yazık ki farkında değillerdi. Hoşgörü, saygı ve sevginin egemenlik kuramadığı bütün toplumlar gibi bizim toplumumuzda da iyiliğin, meseleleri konuşarak çözülebileceği gerçeğinin yerinde yerler esiyordu. Toplanan köylülerin kulakları sağır eden oltusunu, subayın gür sesi bıçak gibi bir anda kesince, bütün kafalar ona doğru çevrildi. Bu tarafa hiç kimse geçmesin. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme yapılacak, cesedi kaldırmaları için gerekli kişiler de gelecek. Delillerin silinmemesi ve kaybolmaması için tekrar ediyorum sakın buraya yaklaşmayın. Bu uyarı üzerine giren olursa gözünün yaşına bakmam, baş şüpheli olarak karakola götürür, sorguya çekerim haberiniz olsun. Şimdi herkes evine, diyerek kendince ahkam kesip, göğsünü kabarta kabarta yüzünü bana doğru döndü. Mirze'nin durumu hiç hiç açıcı olmamakla birlikte, takma dişleri ağzından dışarıya fırlamış, salyası sümü birbirine karışmıştı her nefes aldığında karaciğeri yağlanmış ineklerinki gibi insanı kendisine acındıran iniltilerini duymam bende ona karşı acımaktan çok gerginliğe, tiksintiye yönlendiriyordu. Ellerine doğru yollanan köylüler yanımızdan geçerken bazı kır saçlı, koca kafalı ihtiyar erkeklerden oluşanlar birbirlerine cevap yetiştirme gayreti içine girdikleri için omuzlarıyla bir bana bir ihtiyara çarpıyor, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlardı bana çarpan her omuz darbesiyle daha çok sinirleniyor, yanımdan geçenlerden birinin kulağına yapışıp kökünden koparmamak için kendimi güç bela tutuyordum. Öte yandan buğulu gözlerindeki dökülen yaşların kurumuş izlerini taşıyan kadınlar ise, başörtülerinin boğazlarından aşağıya sarkan uzun uçlarıyla ağızlarını kapatmaya çalışıyor, bana mı yoksa ihtiyara mı olduğunu anlayamadığım acıyan bakışlarını üzerimize dikerek kafalarını sağ sola sallayıp, koyun sürüsü gibi uzayan kalabalığı takip ediyorlardı. İki farklı görüşe sahip oldukları için gruplara ayrılan kadın topluluğundaki birinci grup, devletin bu cinayeti kimin işlediğini derhal bulup şehir meydanında asması gerektiğini dile getiriyor. Aynı görüşte olanlar bu fikri desteklerken sağımızdan geçip gidiyorlardı. Onların biraz gerisinde kalan diğer grup ise sol tarafımızdan geçerken, devletin bu suçluları bulamayacağını, bir ihtimal bulsalar bile katili getirip öldürülenin ailesine teslim etmeleri gerektiğini, cezası ve hükmüne gerektiriyorsa buna aşiret içinde karar verilip, halledilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Anlaşılacağı üzere iki grubunda savundukları fikirlerin temelinde neler olduğunu, anayasanın kişilerin keyfine göre işlemediğini, hiç kimsenin kafasına göre karar veremeyeceğinden bir haberdiler. Kalabalığın arasından zar zor sıyrılan subay uzun ince bacaklarını geniş adımlarla aralayıp yanımıza kadar geldi. Yersiz özgüveninin verdiği coşkuyla. Amcayı evine götür. Sen de koyunlarını al dağ götürüyorsun ovaya mı nereye gidiyorsan git, buralarda görünme, diyerek gerilmiş korkutucu suratının altında parlayan kısık gözleriyle yüzüme bakıyor, sahibinden korkan köpekler gibi kuyruk sallamamı bekliyordu. Bu sözleri üzerine, zebanilere benzeyen şeytan görünümlü yüzüne daha fazla katlanmamak için Mirze'nin kollarından tutarak büyük eve doğru yürümeye başladık. İçimden benim de artık burada kalmaya pek niyetim yok zaten, bu gece ne olursa olsun kaçacağım, yoksa cümlenin devamını bile getiremiyor, yoksadan sonra olacak olanları düşünmek bile kanımı dondurmaya yetiyordu. Zar zor hareket eden ihtiyarın kalın bacaklarıyla kısacık yol bitmeyecek kadar uzun ve ıstıraplı geliyordu. Bunca derdimin tasamın arasında bir de bu bunakla uğraşmak, kaderin bana başka bir cilvesi sanırım diye düşünürken nihayet evin kapısına ulaşabilmiştim. Dila ile evin ihtiyarı o halde görünce tiz bir çığlık, "Baba!" atarak yardım etmek için uzun koridordan koşarak bana doğru geldiler. Mutfak tarafından başka bir ses. Yine ne oldu? Dila emir verircesine. Sen orada kal, bir şey yok diyerek kapıdan çıktı. Babanıza da, ananıza da başla diye mırıldanırken, Dila ile kapı ağzında göz göze geldiğimizde, geçmişin bütün anıları zihninde tekrar canlanmış, yapacağım sistem yarıda kesilmişti. O tatlı yüzü hiç değişmemiş, hızla geçen yıllar onu daha da güzelleştirip eşsiz bir inci tanesine dönüştürürken ne yazık ki beni de yabani bir ördek yavrusuna benzetmişti. Birbirlerini çok iyi tanıyan gözlerimizin kısa süreli bakışmalarından sonra koca göbekliği hep birlikte odasına götürüp yer yatağına yatırdık. Yaptığım hesaplar ve planlar gereği Dila ve o meymenetsiz abisiyle hiç denk gelmemek vardı fakat şu an ne plan kalmıştı geride ne de hesap. Bu gece uzun bir yolculuğun beni beklediğini biliyordum, kaçış yolculuğu. Bu yüzden karnımı iyice doyurup, biraz dinlenmek için uzun koridorun başında bulunan mutfağa girdim. Çadırların olduğu tarafa bakan pencerenin dibine yer yatağı serilmiş, yaşlı kadın içinde uzanmıştı. Yanı başında sarı renkli bir minderin üstünde Dilan'ın ikiz kardeşi Ferman oturmuş, kadının ince buruşmuş eline avuçlarında ovuyordu. İçeri girmemle birlikte ayağa kalkıp, bana doğru yaklaşarak elini uzattı. Gel dostum, hoş geldin. Nasılsın, dün tam tanışamadık, Miranda değil mi ismin, diyerek bakışlarını bir avuçlarında sıktığı elime, bir kızaran yüzüme indirip kaldırıyordu. Dudaklarını zafer elde etmiş gibi sinsi bir gülüş aralamış, geniş omuzlarını kaldırıp kafasını her öne doğru hafifçe sallayışında elimi de biraz daha sıkıyordu. Artık onun da beni tanıdığına kesin emindim. Son birkaç saatim kalmıştı zaten, tanıyıp tanımaması bu saatten sonra hiçbir şeyi değiştiremezdi fakat ondan korktuğumu belli etmemem gerektiğini de hissediyordum. Evet Miran, memnun oldum, diyerek, onun bana yaptığının aynısını yapıp, kafama hafifçe öne doğru sallayarak bütün gücümle elini sıkmaya çalışıyordum. Acı olan şuydu ki, kaç aydır bu içine tükürdüğüm köyünde sefalet içinde olduğum için kollarım iyice zayıflamış, güçten kuvvetten düşmüştüm. Elini ne kadar sıkmaya çalışsam da adamın yüzünde mimik oynamıyor, hissetmiyordu bile. Ama o biraz sıkınca, elimdeki kemikler iç içe geçiyor, bütün bedenimle kıvranıp, sağ sola yamuluyordum. Yüzündeki alaylı ve küçümseyen sinsiliği bozmadan. Ben de memnun oldum, buyur geç, dedikten sonra elimi bıraktığında, kolumun omzuma kadar uyuştuğunu hissettim. Mutfağın diğer uç kısmında, pencereyi çapraz gören köşede küçük bir tabureyi eliyle işaret ederek, tekrar yerine geçtiğinde ben de gösterdiği yere geçip oturdum. Oturur oturmaz, teyze ve yeğen de içeriye girmişlerdi. Ben dahil mutfaktaki herkesin aç olduğu, çelik sininin üzerine art arda dizilen bakır taslardan, plastik bardaklardan belli oluyordu. Kadınlar kendi aralarında iş paylaşımı yapıp, yemeği hazırlarken, kaçamak bakışlarla beni baştan aşağı süzen ferman. E anlat Miran, kimsin, kimlerdensin, sohbetine de doyum olmuyor mübarek, diyerek öne doğru uzanıp çelik sininin üzerine koyulan hurmalardan bir tane alıp ağzına attı. Niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyordum, beni oyuna getirip, ağzımdan laf almaya çalışıyordu kıt akıllı aptal. İstifimi hiç bozmadan, tanımazsın sen beni, celalilerdenim. Bu cevabım üzerine içerlendiği belliydi. Ben herkesi tanırım dostum, şehirden buraya kim getirdi seni, deden mi? diyerek bu sefer de uzanıp bir zeytin almıştı sininin üzerinden. Midesine pek düşkün olduğu belli olan bu manda yavrusunu sinirlendirmek için müthiş bir istek geliyordu içimden. Kader, kısmet diyelim ya da nasip mi derler, öyle bir şey işte, diyerek evinin önüme bıraktığı plastik bardaktaki ayrandan bir yudum içtim. Verdiğim cevaplarla pek tatmin olamayan Ferman, bir kaşını yukarıya doğru kaldırıp, Eğitim durumun nedir, herhalde ilkokul terk, hihi, diyerek spalar gibi ağzını iki yana açmış yüzünde aptalca bir sevinç parlamıştı. Aramızdaki gizli çekişmeyi, mutfakta bulunan kızlar da fark etmiş, tedirgin bakışlarıyla ikimizi süzüyorlardı. Bu peş peşe gelen sorular karşısında ne cevap vereceğimi şaşırmıştım. İşin kötü tarafı ise okuyucularımız unutmadıysa eğer ilk başlarda bahsettiğim eskiden kalma düşünerek cevap verme hastalığı yavaş yavaş tüm hafızamı sarmalıyordu. Dilim dönmüyor, dudaklarım birbirine yapışmış gibi ağzımdan tek kelime çıkmadığı için yüzümün tekrar kızarıp sırtımın terlediğini hissediyordum. Herkes cevap vermemi bir müddet bekleyip Sonuç alamayınca evin ruhumu daraltan sessizliği bozdu. Tamam hadi bırakın şimdi bunları da yemek yiyelim. Birazdan yine kalabalıklaşır burası diyerek herkesi sofraya davet etti. Bu çağrı üzerine oturduğu yerden hızla kalkan Ferman, mutfak köşesinde bulunan küçük bir siniği alıp üzerine iki tane boş bakır tas koyarak geri döndü. Sofradaki yemeklerden etli kuru fasulye, pirinç pilavı birkaç kaşık alıp boş taslara gelişi güzel doldurmaya başlamış, bir yandan da göz ucuyla beni izliyordu. Taslar çeyreğine kadar dolunca eliyle iki adet hurma ve iki adet zeytini de sininin kenarına rastgele attıktan sonra doğrulup, yüzünden namertçe bir gülüşle bana doğru uzatarak. Al dostum, sen buradan ye, malum benim midem çok hassas, bakarsın başından, saçından yine bit falan düşer, bir daha yemek yiyemem, diyerek bir tepki vermem için gözlerimin içine bakıyor, bir gözünü de sık sık kırpıyordu. Duvarda asılı kalmış kertenkele gibi hareketsiz, donuk bakışlarla oturduğum tabureye çivilenmişim gibi öylece kalmıştım. Siniği almadığımı görünce, önüme doğru iterek geri sofraya oturdu. Ne hallere düşmüş, kimlerin ağzına sakız olmuştum fakat bana müstahaktı bu, sonuna kadar hak ediyordum. Geçmişteki günahlarımın kefaretiydi bunlar, biliyordum. Verecek cevabım da yoktu, siniyi kaptığım gibi kafasına geçirecek halimde. Yapmam gerekeni yapıp, ses çıkarmadan önümdeki yemeği yemeye başlamıştım, ama kaşı ağzıma götürürken ellerimin nasıl titrediğini, kaşığın üzerindeki yemeğin sağdan soldan nasıl döküldüğünü herkes görüyordu. Manda yavrusu hariç, sofrada kimse yeme başlamamış, evinin halime acıyan gözlerinde biriken yaşlar, cam gibi parlıyordu. İkiz kardeşinin bu tavrı üzerine daha fazla dayanamayan Dila. Sana yazıklar olsun. Kaç yaşına geldin hala adam olamadın. Kendini beğenmiş ukala hayvan diyerek sofradan kalkıp dışarıya çıktı. Bu tepkisi üzerine kendinden hiç ödün vermeyen Ferman. Kötü bir şey mi dedim? Yüzünü bana döndürüp devam etti. Kötü bir şey dedim mi Miran? Alındıysan söyle. Hem alınacak bir şey yok. Sen çobansın. Normal durumlar yani. Evin iyice sinirlenmiş, yüzü kızarmıştı. Herman, sen görmeyeli iyice kendinden geçmiş, babana benzemişsin. Burası babanın evi değil ama hareketlerine ve sözlerine dikkat et, diyerek o da sofradan kalktı fakat dışarı değil, annesinin yanındaki sarı mindere geçip oturdu. Ağzı yemekle dolu olan ahlaksız kadının yavrusu tam konuşmak için ağzını iki yana açmıştı ki, açık pencereden bir ses işitildi. Ferman adar, Ferman adar, gelir misiniz? Bu çağrı üzerine hepimiz birden ayağa kalkıp pencereye yanaştık. Dışarıya baktığımızda, erlerden biri pencerenin önünde bir eliyle omzundaki silahın dipçini tutmuş, diğer elini de düz biçimde dizlerine doğru uzatıp esas duruşta bekliyordu. Yüzüne korkunun rengi yayılan Ferman. Buyurun benim, bir şey mi oldu? sakin tavrıyla ve yüzünde hiçbir ifade taşımayan er. Kötü bir durum yok, detaylı inceleme için geldiler, birkaç soru soracaklar size o kadar. Başını tamam anlamında sallayan ferman, elindeki kaşığı sininin üzerine rahat bir el hareketiyle atarak kapıdan çıkıp gitti. Bu anı bekleyen evin açık kapıyı ve pencereyi kapattıktan sonra yanıma oturarak, elini yüzümde, gözlerimin üstünde dolaştırıp kısık bir sesle. Baran'ı öldürdüler, sözünü keserek. Kim öldürdü, diye sorduğumda, birden yüzü kızardı. Ne bileyim ben, kimin yaptığını bilmiyorum. Sen değilsin değil mi, zaten sen olamazsın ki, saçmalıyorum boş ver. Hem bak bir dakika sözümü kesmeden dinle beni, sen fermanı aldırma, dengesizin tekidir, o, onu da boş ver şimdi. Aslında ben sana ne diyecektim, bu aralar çok zayıfladın sen, yüzünde can yok, ne oldu yemek mi yemiyorsun, bak fırsat bu fırsat git buradan, daha kötü olacaksın yoksa. Beni de boş ver, baksana şu halimize, bir cenazemiz var ikincisi de yolda, diyerek kafasıyla yatakta uyuyan annesini göstermişti. O konudan diğerine atlayıp, bir anda birçok konuyu bir araya sıkıştırdığı için hangisini cevaplayacağımı yine şaşırmıştım cevaplamaya en başından başlamak en iyisi, diye iç geçirirken ihtiyarın yorgun sesi koridorda yankılandı. Benim sigara tabağım nerede, kaç gündür yok ortalıkta, dediğinde evin, ellerini ellerimden hızla kurtarıp, yanaklarını şişirerek oflaya puflaya ayağa kalkıp mutfaktan çıktı. Kendi kendime. Ne cimri herif, mezara mı götüreceksin bu kadar parayı, yenisini al işte ne olacak sanki. Hem ben aldım canım, aslında çaldım galiba. Neyse işte boşuna aramayın şu an gocuğumun, gocuk, kelimeler boğazıma tıkanmış, hili bitmiş saat gibi duran beynim tekrar çalışmaya başlamıştı. Kanlı gocuk. Koridorda gezinen evinin yankılanan ayak seslerine karışan ihtiyarın anlaşılmayan boğuk sesini duydukça, her şeyin ortaya çıkacağını hissediyor, korkunun verdiği panik bütün vücuduma zehir gibi yayılıyordu. Önümdeki yemek sinisini iterek ayağa kalkıp hızla evden dışarı fırladım. Bocu görmüşler ise bu sefer kurtuluşum yok, hapı yuttum demektir diye düşünüyor. Bir yandan da tam giyemediğim için topuklarımın altında ezilip tekrar düzleşen kara lastik ayakkabılara ayağımı yerleştirmeye çalışıyordum. Bir an önce koyunları toplayıp gitmem gerekiyordu buradan. Ağla doğru giderken semerin daha çözülmemiş olduğunu görünce içime su serpilmiş. Ciğerlerim tekrar nefes alabilmişti. Aklımdan ne yapmam gerektiğini planlarken, şimdi dikkat çekmeden köyün dışına çıkmam için, her gün yaptığımı yapmalıyım, her gün, her ne yapıyordum, kahretsin ne yapıyordum, sersem, şimdi unutacak zaman mı? Nehım, ha hatırladım tamam. Alın harçsız, gelişi güzel üst üste yılarak örülmüş taş duvarlarının üstünden atlayıp içeri girdim. İlk önce yapmam gereken şey, köpeklere bile versem yemeyecekleri yemeğimi almaktı büyük evden. Sonra koyunları ağaldan çıkarıp, köyün dışına çıkana kadar, yani gözden kayboluncaya kadar arkama dönüp bakmamaktı. Bu planları yaparken bir yandan da kendi kendime. Ne malum o maymun suratlı subayın beni gizlice izlemeyeceği, değil mi, diye mırıldanıyordum. Bunu bilemediğim için bu sefer işimi şansa bırakmayacaktım. Sonrası en kolay işti, gocu yakacak, geride hiçbir iz bırakmayacaktım. Ne akıllı adamım be, aferin bana, o midesi düşüncelerinden büyük olan Mirze ve yavrum andası bunu 40 sene düşünseler akıl edemezlerdi, diyerek kendi kendimi yine övmüş, bundan dolayı neşelenmiştim. Günahlarımı sırtındaki semerin içinde taşıyan, dünyadan bir haber masum hayvana doğru yöneldim. Eşeği tutup, büyük eve yemeğimi almaya gideceğim sırada, İki tane er, omuzlarına astıkları tüfekle, büyük evin önünde Evin ile konuşuyorlardı. Kısa bir konuşmadan sonra erlerden biri Evin ile birlikte çadırlara doğru giderken, diğeri de koşarak yanıma kadar geldi. Cırtlak sesiyle bağırarak, ''Miral sen misin?'' Diğer manda yavrusuyla sizli bizli konuşurlar, bana gelince de böyle diye mırıldanıp. Evet benim, neden? eşeği bırak, benimle geliyorsun, dedikten sonra hızla yaklaşıp bir kolumdan tutarak, çadırların önünde toplanmış kalabalığa doğru yürümeye başladık. Hiç zorluk çıkarmadan yürüyor, bir yanda da kesin bana da soru soracaklar, endişelenmeme gerek yok diye düşünüyordum. Geldiğimizi gören çirkin suratlı subay, kalabalığın içinden sıyrılarak heyecanlı ve halinden pek memnun bir biçimde yanımıza geldi. Subayın omuzlarının üstünden görünen arkadaki kalabalıkta evinde görünüyor, karşısında ellerini arkasında bağlamış takım elbiseli bir adamla konuşuyordu. Subay Miran efendi, gel bakalım gel, diyerek kolumdan tutul gibi beni peşinden sürüklemeye başladı. Neye uğradığımı şaşırmış, koluma çengel gibi geçirdiği elini kaldırmaya fırsat bulamadan beni o kalabalığın içine sürüklemişti. Aynı ses tonuyla. Açılın. Aradığımız katil burada diyerek beni takım elbiseli adamın ayaklarının dibine fırlattı. Katil kelimesini duyduğum an gözlerim yerinden fırlamış gibi doğrularak subaya doğru atıldım. Hem suçluluk hem de masum olduğumu kanıtlama hissi birbirine karışmıştı. Ağzımdan fışkıran tükürükle. Ne katili? Ne diyorsunuz siz? Ben bir şey yapmadım dediğimde yüzüme sert bir tokat indirdi. Aylardır çektiğim çile, YouTube, görmezden geldiğim hakaretlerin sonunda şimdi de dayak yemiş olmam sabır bardağımdaki suyu taşıran son damla olmuştu. Yediğim tokatla birlikte daha da hiddetlenmiş, çılgına dönmüştüm. Elimle darbe yediğim suratımı tutarken, ağzımdan uzayarak akan salyanın içinde kan gördüğümde yanağımın içeriden patladığını anladım. Bir anda gözlerim karardı ve o an artık beni değil askerler, ordunun feriştahı gelse tutamayacağını biliyordum. Yumruğumu sıktığım gibi subayın o biçimsiz suratıyla burnunun arasına balyoz gibi indirdim. Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran ve geri savrulan subayı etrafındaki askerler kolundan tutarak yere düşmesini engellediler. Bir an dengesini kaybeden subay, kendine gelince beni dövmek için üstüme iç sürüsü gibi çullanan erlerine bağırıp onları durdurdu. Bu işi kendisinin halletmek istediği, küçük düştüğü bu durumdan anamdan emdiğim sütü burnumdan getirene kadar beni bu kalabalığın gözü önünde döverek ortadan kaldırmaya niyetlendiği belliydi. Ama benim hiç öyle bir niyetim olmadığını fark etmemişti. Bu kadar insanın önünde bir çobandan yumruk yemeyi kendine yediremeyen oksijensiz beyninin hırsından göremediği bir detay daha vardı. Ne kadar güçten düşmüş olsam da, gözüm karardığı zaman bir canavara dönüştüğüm gerçeğiydi. O babasının oğluysa, ben de babamın oğluyum diye iç geçirip, ilk hamleyi ondan beklemeye başladım. Bütün sülalemi içine katarak küfürler edip, tekrar üstüme doğru atılmaya hazırlanıyordu ki, bir yumruk da çenesinin altına yerleştirmiştim. Öyle sağlam vurmuştum ki, buruşun şiddetiyle dişlerinin birbirine çarptığını ben bile hissetmiştim. Açık ağzının arasına sıkışan dilinin acısıyla garip bir çığlık kopararak yerinde zıplamaya başlamış, nefret dolu bakışlarını üstüme dikmişti. Sağındaki iri yaralı erlerden biri, elindeki koca silahın dipçiğini kaldırarak önündeki kalabalığı yarmaya çalışıp bana doğru hızla gelmeye başladığını görünce, şimdi iyi bir dayak yiyeceğimi hissediyordum. Tam o sırada kölelerin bile şu halimi görseler acıyacakları zamanda, çok şükür arkamda duran takım elbiseli adam beni geri çekip araya girdi. Nefes nefese kalmış, öne doğru eğilip ellerimi dizlerimin üstüne koyarak soluklanmaya çalışırken, araya giren adam güçlü sesi ve düzgün Türkçesiyle. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Siz askersiniz. Olayları böyle mi çözüyorsunuz sayın subayım, bunun için sizinle ayrıca konuşacağız sana gelince yüzünü bana dönmüştü, devlet memuruna el kaldırdığın için yargılanacaksın, ama şimdi seni şüpheli olarak gözaltına alacağız, diyerek eliyle omzumu sıkmaya başladı. Kesilen nefesimle bağırarak, neden gözaltına alacakmışsınız beni? Katil diyor sizin askeriniz bana. Bu ağır suçlama için kanıtınız var mı, dediğimde takım elbiseli kır saçlı adam, gülerek elini cebine götürdü. Kendinden emin bir sesle. Kanıt olmadan suçlama olur mu? Tabii ki de kanıtımız var, dedikten sonra cebinden buruşmuş, ortasında kan lekesi olan bir kağıt çıkarıp yüzüme doğru yaklaştırdı. Sert bir tavırla. Oku bakalım şimdi, kanıtı göreceksin, diyerek kağıdı yüzüme çarpıp tekrar geri çekerek gözlerimin hizasına getirdi. Dikkatlice baktığımda kağıtta. Geldiğin gibi gitmen için yazıyorum sana gözlerini ve kalbini buraya hiç gelmemiş gibi alıp bir an önce git buralardan, yazısını okuyunca gözlerimi mektubun en alttaki sağ köşesine yavaş yavaş indirdiğimde, benim için artık kıyametin koptuğunu anlamıştım. Evinin bana aylar önce yazdığı mektup, dün gece baş belası horozun sesini kesmek için üzerine koyduğum bocumun cebinden düşmüş, kana bulanmış ve şimdi de cinayet işlenen bir yerde, inceleme yapan görevliler tarafından bulunmuştu. İki sorgu o kargaşanın içinde neler olup bittiğini, beni nasıl yakapaça alıp karakola getirdiklerini inanın şu an hatırlamıyorum dostlar. Sadece hatırladığım o mektubu gördükten sonra ağ takılmış balığın kurtulmak için çırpındığı gibi etrafımdaki herkese saldırmamdı. Ardından enseme aldığım sağlam bir darbeyle gözlerimi yummuş, açtığımda karakolun nezarethanesinde bulmuştum kendimi. Karanlık, zemini ıslak ve çamurlu olan bir yerdi burası. Leon fareleri ayaklarımın arasında at koşturuyor, tabandan damlayan su, yerdeki birikintiye her damlayışında daha çok geriliyor, yarım yamalak kalan aklımı yitirmemek için gözlerimi açmaktan korkuyordum. Ah ne kötü, ne eziyetli zamanlar olduğunu şu an hatırladıkça aynı duygular tüylerimi ürpertiyor. Aslanmış demir parmaklıkların diğer tarafında, koridora açılan boyası akmış, yer yer çatlamış bir kapı, Kapının yakınında duran geniş bir masanın üstünde siyah deri kapaklı, kalın bir defter ve o deftere sürekli bir şeyler yazan genç bir asker vardı. Sık sık oturduğu tahta sandalyeden kalktığı zaman, kocaman botlarını yere sağlam basıyor, bu ayak seslerini duyunca bir fare gibi titreyen çenemle korkudan kapattığım gözlerimi açıyordum. Kapıdan başını uzatarak bana bakıp, tekrar masaya dönerek deftere bir şeyler yazmaya devam ediyordu. Bu bekleyiş canıma tak etmişti artık. Daha fazla dayanamayarak, oturduğum köşeden kalkıp, parmak uçlarıma basarak paslı demirlere doğru yürüdüm. Yavaş ve tedirgin adımlarımın altında fark etmeden üstüne bastığım fareler ciyaklayarak sağa sola kaçışıyor. Bu tiksindirici durum karşısında kendimden ve her şeyden iğreniyordum. Köpek bağlasalar duramayacağı böyle bir yerde, beni bir köpekten bile aşağı gördükleri için buraya atmış olmaları, şu an herkesin gözünde nasıl biri olarak göründüğümü pekala açığa vuruyordu. Bu ciyaklama sesleri ve ayak seslerimi duyan asker ayağa kalkarak demir parmaklıklara yaklaştı. Sakin bir sesle. Ne istiyorsun? O an bana küfür etseler daha az zoruma giderdi. Bu alışa gelmiş soru karşısında kafamı önümdeki paslı demirlere bayılana kadar vurmak için içimde baskın bir istek parlamıştı. Şu anki durumda acaba ne isteyebilirdim? Sesimin tonuna dikkat ederek. Neden burada tutuluyorum? Ne yapacaksınız bana? Ben öldürmedim, yemin ederim, dediğimde sesimin titrediğini, gözlerimin dolduğu hissettim. Genç asker sakinliğini hiç bozmadan. Saatlerdir uyuyordun, yoksa dün geldiğin gibi sorguya alınacaktın ama uyanmak nedir bilmedin. Olayı herkes duymuş, sorgu için yargıç gelecek biraz sonra şehirden. Derdini onlara anlatırsın, diyerek arkasını dönüp masasına doğru ilerledi. Bu cevap karşısında afallamıştım. Kaç saattir insana insan olduğunu unutturan bu cehennemde olduğumu öğrenmek için, kısılan sesimle. Saat kaç ki, diye sorduğumda, kafasını önce benim göremediğim karşısındaki duvara, sonra bana doğru çevirerek sabahın dokuzu, diyerek geri sandalyesine oturdu. Dün olanları zihnimde canlandırmaya başladığımda, öğlen vaktinden bu saatte kadar neredeyse, 20 saatten fazla uyumuştum. Olduğum yerde ellerimle demir korkulukları kavrayıp, çenemi dışarıya doğru uzatarak gözlerimi boşluğa daldırmış, ne düşündüğümü bile bilmediğim hayal ileminden dışarıdan gelen bir ses beni olduğum gerçeğin içine geri getirdi. Getirin, kendisi kadar paslı olan zincirlerle sarılmış demi parmaklıklı kapının önce kilidini, sonra da zincirlerini çözen genç asker, arka cebinden çıkardığı kelepçeleri iki elimi birleştirerek bileklerime geçirdi. Kolumdan tutarak benim gibi yıkık olan kapıdan uzun bir koridora geçtik. Koridorunun sonunda sağ dönüp, kapısında kocaman bir levha asılı odaya doğru yürümeye devam ediyorduk levhanın üzerinde ne yazıldığını okumuştum fakat şu an hatırlayamıyorum. Büyük bir odaya girdiğimde, ellerimdeki kelepçeleri sakin bir şekilde çıkaran asker, beni üstü boş, küçük bir masanın önünde duran sandalyeye oturtarak odadan çıkıp gitti. Kesilmeyi bekleyen kurbanlık koyun gibi sandalyede oturmuş, hiçbir anlam taşımayan bakışlarımı etrafımı saran acımasız duvarların üzerinde ağır ağır dolaştırarak canımı almaya gelecek olan kasabı bekliyordum. Biraz sonra odaya iri yarı, mavi gömlek giyip kollarını dirseklerine kadar katlamış kafası kel, sinek kaydı tıraşının üstüne bıyıklarını kenarlardan dudaklarının ucuna kadar uzatmış, renksiz yüzüyle korkutucu biri girdi. Hemen ardından bir elinde siyah bir çanta, diğer elinde ise kağıtlar olan, siyah takım elbiseli, saçları kısa dalgalı, gözlüklerini geniş yapılı burnunun üstüne indirmiş orta yaşlarda biri daha girmişti. Sert bakışlı olan iri yarılı adam bir elini yumruk yaparak masanın üstüne koyup diğer elinin işaret parmağını yüzüme doğru yaklaştırarak. Ben sorgu yargıcı hikmet, şehirden doğubayazıt, geldim. Diğeri yüzünü diğer adama çevirip, onu tanıtmaya gerek yok, senin onunla bir işinde yok zaten. Sana birkaç soru soracağım, bir kere soracağım, bir kere de net cevap isterim. Başka bir şey istemiyorum, o kadar, diyerek kapıdan çıkıp elinde boş bir sandalye ile geri geldi. Sandalyeyi ters koyarak karşıma geçip iki avucunu birbirine sürterek devam etti. Bu suskunluğunu evet olarak kabul ediyorum. O halde başlayalım diyerek sandalyesini masaya biraz daha yaklaştırıp devam etti. Olayın olduğu gece yani dün değil bir önceki gece neredeydin? Şu saatten sonra yalan söyleyerek hiçbir sonuca varamayacağımı ne kadar yalan söylersem o kadar çok dayak yiyeceğimi bildiğim için tüm gerçeğiyle anlatmam gerektiğini biliyordum. Olayın olduğu gece koyunları alıp da gittim. Dağdaydım." dediğimde kafasını sağa sola çevirerek gülmeye başladı. Neye güldüğünü bilmiyordum ama içimden bir ses bu gülüşün hiç hayra alamet olmadığını söylüyordu. Tam konuşacaktı ki devam ettim dağa gittim ama bütün geceyi orada geçirmedim. Gece yarısı koyunları dağda bırakıp tekrar köye geri geldim. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama zaten havada epey karanlıktı diyerek sustum. Beni dikkatlice dinleyen sorgu şeytanım heyecanlı bir sesle. "E sonra devam et." dedi. Konuşmak için hazırlanıyordum ki ayakta bekleyen diğer adam bekle bir dakika, ayaklarım ağrıyor zaten, böyle yazamam, diyerek kapıdan çıkıp o da elinde bir sandalye ile geri gelip, masanın boş tarafına oturdu. Elindeki çantayı yere koyup, kağıtları masanın üzerine bıraktığı zaman, söylediğim her şeyi yazdığını gördüm. Umurumda değildi açıkçası, isterse vasiyetini yazsın diye iç geçirerek tekrar söze başladım. Köye geldim, herkes uyuyordu, aslında öyle zannediyordum ama birileri uyanıktı. Kel kafalı sözümü keserek araya girdi. Biriler derken kimleri gördün? Kimler uyanıktı? Buralarda söz kesmekteydi herhalde diye düşünmekten kendimi alıkoyamamıştım. Devam ettim. Yüzlerini görmediğim için kim olduklarını bilmiyorum. Ama büyük çadırda gezinen öldürülen kişiydi sanırım. Diğerini görmedim zaten gözlerini gözlerimden bir an olsun ayırmayan sorgu yargıcı. Birincisi çadırda gördüğün kişinin öldürülen kişi olduğunu nasıl anladın, ikincisi diğerini görmediğin halde nasıl biri daha vardı diyorsun. Allah'tan birkaç soru soracaktı diye aklımdan geçiriyordum. Çünkü eve gireceğim zaman kapı kapalıydı, pencereden girdim. Sonra çıkacağım zaman kapı açıktı, dediğimde söylediğim her şeyi yazan adam birden araya girerek, ne evi, hangi eve girdin? Cevap vermemi beklemeden diğeri. Bak şimdi her şey karman çorman hale gelecek, sen olayı en başından anlatsana, neden köye geldin, neden eve girdin, nasıl girdin hepsini anlat, diyerek oturduğu sandalyede geriye doğru yaslanıp kollarını bağlamıştı. Bu kadar şeyi boşuna anlatmış olduğumu fark edince sinirlenmeye başlamıştım. En başından anlatıyordum zaten. Sizin sorduğunuz sorularla buraya geldi konu diye çıkıştım. Bu cevabım üzerine bozulan yargıç. Ben istersem sabaha kadar anlatırsın burada diyerek kendini tatmin etmiş. Bana gizliden burada benim sözüm geçer mesajını vermeye çalıştığını biliyordum. Kısa bir sessizlikten sonra eliyle tüy bitmeyen parlak kafasını masaya doğru eğip kaşımaya başladı beklemeyi veya bekletilmeyi hiç sevmediği belliydi. Sen o koca kafayı boşuna taşıyorsun dememek için kendimiz zor tutuyordum. Yazdığı her şeyi boşuna yazdığını fark eden gözlüklü adam derin bir of çekerek yazılı kağıtları alta koyup temiz bir deste kağıdı çantasından çıkarıp masanın üstüne koydu. Her şeyi en başında anlatmak için tekrar başladım. Gece köye geldim. Çünkü altınları çalacaktım. Bara'nın Evin ile evlenmek için aldığı altınları. Altınların alınacağını o gün, yani olayın olduğu günün öğlen vakti eve geldiğim zaman Evin bana söyledi. Ben de bana yapılan bu kadar haksızlığa, gördüğüm insanlık dışı muameleye, adaletsizliğe karşı altınları alıp gidecektim. Çadırlara doğru geldiğimde, büyük çadırın ışığı yanıyordu ve içeride olan bir erkeğin gölgesi çadırın kumaşlarına yansıyordu. Ve kaldırmadım zaten kim olduğuna, o tarafa da yaklaşmadım. Önce altınların büyük evde olacağını düşündüğüm için büyük eve gittim. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Birkaç kez açmak için denedim ama açılmadı. Ben de banyonun açık penceresinden içeriye girdim ama o sıra ayağımı sehpaya çarpınca beynime tekrar kan gitmişti sanırım. Baranın ve tabii ki altınların büyük evde değil, çadırda olacağını anlamıştım. Bir daha pencereyle uğraşmamak ve eğer ki altınları bulamazsam tekrar buraya dönmek için kapıdan çıkmaya karar verdim. Kapının yanına geldiğimde kapı aralıktı, yani ben pencereden girene kadar biri o evden çıkmıştı zamanım olmadığı için beklemeden çıkıp çadıra doğru gittim. Korkuyordum ve nefesim kesiliyordu. Bu yüzden kendi çadırıma geçip sakinleşmek için biraz bekledim. Sonra dışarı çıktığımda çadırdaki ışık sönmüştü. Yani uyumuştu baran. Çadıra doğru yavaş yavaş yaklaşırken, ayağımın altında bir çubuk parçası kırılınca, her şeyin sebebi olan şeytan tüylü horoz uyanıp, ötmeye başladı. Hiç susmayacak gibi öttüğü için çareyi onu öldürmekle buldum ve yaptım da. Kafasını kopardım, ama kafasını koparmama rağmen hala çırpınıyor, ses çıkarıyordu. Son çareyi üzerindeki montu çıkarıp horozun çırpınan bedeninin üzerine atıp bastırarak onu durdurmakta buldum. Zaten o sırada çadırın ışıkları tekrar yandı. Baran çadırdan çıkıp kümese doğru geliyordu. Tam yakalandım dediğim anda, içeriden bunak kadının iniltileri duyuldu, o da hemen geri çadıra döndü. Ben de elimde montuma sarılı olan horozun cesediyle, kaçarak tekrar dağa gittim. Olay bu yani, diyerek derin bir oh çekip oturduğum sandalyeye yaslandım. Ağzı açık dinleyen yargıç. Baran'ın çadırda olduğundan ve altınları yanına alacağından nasıl bu kadar emindin? Çünkü evinin kuzeni olduğunu biliyordum teyzesi ölmeden bir an önce nişanı yapıp, onun da görmesini istediğini de. Böyle bir durumda birinin mutlu olması için uğraşıyorsanız, en zor zamanında yanında olursunuz, başında beklersiniz değil mi? Ve altınların orada olduğunu anlamamak için aptal olmak gerekir. Neden mi? Çünkü siz hiç malınızı ortada, sahipsiz bırakır mısınız, dediğimde doğru diyerek onayladı yazmaktan alnında ter damlaları biriken gözlüklü adam. Sorgu yargıcı. Son iki soru soracağım, sonra mahkemeye hakimin karşısına çıkacaksın. Normalde seni birkaç gün daha burada tutup, detaylı ifade ve itiraf almamız lazım, ama Mirzeydin Bey ve ölenin ailesi sana bir zarar verebilirler, o yüzden hızlandırıyoruz işlemleri. Soruma gelecek olursak birincisi, bahsettiğin kadın yani evin, sana bunları anlatırken, böyle bir şey yapacağını söylemiş miydin? Yani o da ortağın mıydı? ikincisi horozu öldürüp cesedini nereye attın, kanıtın var mı bununla ilgili? Yalancı olabilirdim, hırsız da. Fakat asla bir insana iftira atacak kadar karaktersiz, şeref yoksunu biri değildim nihayetinde. Aşağı doğru kayıp, yamulduğum sandalyeden doğrularak. Tabii ki de yoktu. Hiç kimsenin haberi yoktu. Bütün her şeyi ben, kendi başıma planladım. Horozun cesedini ise köyün dışındaki koca taşların olduğu yere attım. Gözlerim boşluğa dalarak, ''Gerçi şimdi tüyüne kadar yemiştir yaban hayvanları'' diye mırıldandım. Cevabından sonra ikisi birbirinin suratına baktılar. Yazmakla görevli olan gözlüklü, dudağını uzatarak kafasını yan çevirip, kalem tutuğu eliyle ''Bilmiyorum'' anlamında bir işaret yaptı. Kel kafalı da aynı işareti yapınca, gözlüklü hafiften öksürerek, sağ sola yayılan kağıtları el çabukluğuyla toparlayıp, biraz havaya kaldırarak masaya vurup hepsini aynı hizaya dizdi ve ekledi. Tuhaf olduğu kadar da inandırıcı, bilemedim doğrusu. Buna artık savcı ve hakim karar verecek ama iyi düşün, o gece horozu öldürdüğüne dair bir kanıtın varsa hatırla ki, bu işten sıyrılabilesin. Bu ceza almayacağın anlamına gelmesin. Mutlaka yine az da olsa bir ceza alacaksın, askeri personeli dövdüğün için ama hem katil damgası yemekten hem de 20 yıl yatmaktan daha iyidir. Olayla ilgili soruşturmaya ifadeni de dahil edip, böyle bir horozun olup olmadığını ve senin nasıl biri olduğunu gönüllü olmak isteyen tanıklardan, Mirzeydin Bey ve ailesinden dinleyeceğiz. Şimdilik mahkemeye sevk edileceksin, son kararı onlar verecek, geçmiş olsun, diyerek ikisi de odadan çıkıp gitti. Onlar çıktıktan sonra genç asker tekrar odaya girip kelepçeleri koluma takarak geri nezarethaneye döndük. Beni o karanlık, korkutucu cehenneme kilitlerken. Biraz dinlen, yemek getireceğim şimdi sana, dedikten sonra tam gidecekti ki kolundan tutup. Mahkeme ne zaman olur diye ağlamaklı bir sesle sordum. Gözlerini önce kolunun üzerindeki elime sonra da yüzüme kaldıran genç asker yarın gidersin büyük ihtimalle, diyerek kapıdan çıkıp, gözden kayboldu. Güneşli güzel bir günü bir anda mahveden davetsiz kara bulutlar gibi bütün hayatın bir günde alt üst olmuş, felaket kuşları berrak göğümü kaplamıştı. Sorgudan sonra meselenin ciddiyetini daha iyi anlamaya başlamış, hızla üzerime doğru savrulan raylarından çıkmış kara trenin korkutucu suretini görebiliyordum artık ne renk olduğu bile belli olmayan, nezarethanenin rutubetli duvarının kenarına tarlası yanmış ve ekini ziyan olmuş yaşlı dedeler gibi kollarımla bağdaş kurarak çömeldim. Aklımdan Bu işten sıyrılamayacağım belli. Bütün oklar beni gösteriyor çünkü. Hem nereden bulacağım bir delil, kolaysa kendin bul yazıcı efendi, kimse de yoktu yanımda ah Allah kahretsin. 20 yıl, 20. Yirmi yıl nasıl geçer ki içeride? Kitap okurum her gün. Her gün de kitap okunur mu, 20 yıl boyunca? Çıktığımda 45'e merdiven dayamış olurum, o saatten sonra evlenemem de. 45'indeki bilge katil veya katil filozof falan derler herhalde bana, kulağa hoş gelmiyor değil. Ama işlemediğim bir suç yüzünden en güzel yıllarımı hapiste geçireceğim, kimsem de yok zaten ziyaretime gelecek acaba ihtiyar gelir mi? Ne diye gelsin ki, beni gördüğü yerde kafama sıkar. Evin de gelmez, artık nefret ediyordur benden, etmemesi tuhaf olur zaten. Hey me hey, hey. Horozun tüyü dahil kalmamıştır kesin, toprağına kadar yalamıştır kurtlar çakallar. Acaba şimdi ne yapıyorlar? Bunak kadın ölmemiştir kesin, o beni bile gömer bu gidişle. Koyunları gütmeye kim götürdü acaba? Yavrum anda da şimdi içten içe nasıl seviniyordur. Hatta belki ailece oturup benimle dalga geçiyorlardır diye düşünürken birbirine değen demir sesleriyle irkildim. Genç asker elinde bakır bir tas ile içeri girdi. Önüme bıraktığı tasın içinde ne olduğuna bile bakmadan düşünmeye devam ettim karanlığın altında körelmiş gözlerimin önünden bütün hayatım boyunca yaptığım her şey hızla akıp giden coşkulu bir dere gibi geçip gidiyordu. Kalbini kırdığım insanlar, hakkını yediğim mazlumlar, kendi menfaatim uğruna ezdiğim garibanlar. Hayatım boyunca hiç iyi bir şey yapmamış, bir çiçeğin başına okşamamış, düşmüş birine el uzatmamış olduğumu şimdi anlıyordum. Yaptığım her şeyin bedeliydi başıma gelenler, ne ektiysem şu an onu biçiyordum. Mahkeme salonu. Nezarethanenin binlerce insanın anılarıyla sevişen karanlığı nereden içeriye girdiğini anlayamadığım güneşin parıltısıyla bir anda aydınlandı. İçinde farelerin yıkandığı, kokusuyla beynimin hücrelerini öldüren, kirliliğin iyiliklerime kadar hissettiğim ıslak zemin kurumuş, kapıyı kilitlemek için takılı olan kalın zincir ve ucundaki kocaman kilit çözülmüştü. Demirleri diğer demirlere oranla ince olan kapı, paslı menteşelerinin çıkarttığı insanın dişlerini titreterek uyuşturan gıcırtılı sesiyle ağır ağır kendiliğinden açıldı. Koridorun diğer ucunda kahkaha seslerini, ismimin de sık sık arasında geçtiği kalabalık bir sohbeti işittikçe heyecanlanmış, hissettiğim yorgunluk kaybolup gitmişti. Neşeyle açılan kapıdan çıkıp koridorun başına doğru koşmaya başladım. Ben koştukça duyduğum sesler uzaklaşıp eksiliyor. Yetişebilmek için daha hızlı koşmaya çalışıyordum. Uzun koridorun sonuna geldiğimde güneşin canlı ışıklarını kucaklayıp içeriye girmesini sağlayan üstten yarısına kadar cam, geri kalan yarısı ise tahtadan oluşan, yağlı beyaz boya ile boyanmış dışarıya açılan büyük bir kapı vardı önümde. İşte özgürlüğüm, işte yaşamak, Allah'ım şükürler olsun ki kurtuldum diye bir sevinç çığlığı atarak kapıya doğru yaklaştığım sırada kolunun kırık olduğunu fark ettim. Bütün sevincim tam kursağımda kalacaktı ki bir şey gözüme çarptı. Açılması için dışarıdaki koluna bağlanıp kapalı kapının arasından koridorun içine doğru uzatılan kırlı bir halat görünce neşem tekrar yerine gelmişti. Neyse ki beni de unutmamışlar, kapıyı açmam için halatın ucunu bu tarafta bırakmışlar diyerek sevinçle haykırdım. Yerdeki halatı alıp elime dolayarak tüm gücümle kendime doğru çektiğim sırada Kapı hızlı açıldığı için geri savrulup sağlam bir şekilde yere yapışmıştım. Düştüğüm yerden kalkıp, güzel çiçeklerin kokusunu burnuma taşıyan ılık rüzgara kavuşmak için dışarıya fırladım. Kapıdan çıkar çıkmaz kafamı kaldırıp önüme baktığımda, gözümün alabildiği her yerde sarı sümbüller, sümbüllerin üzerine konmak için etrafında uçuşan böcekler vardı. Önümdeki uçsuz bucaksız sarıya boyanmış bahçede yürümeyi yeni öğrenmiş çocuklar gibi kollarımı havaya kaldırarak, çiçekleri fazla ezmemek uğruna parmak uçlarıma basarak yürümeye başladım. Az önce duyduğum sesleri, kahkahaları yine duyuyor. Her adım attığımda bu belirsiz kişilerin gürültüsüne daha çok yaklaştığımı fark ediyordum. Biraz daha ilerleyince gördüklerim beni dehşete düşürmüş. Olduğum yere sanki çivilenerek çakılmıştım. Evin, dila ve ferman ayakta durmuş, ağızları kulaklarında kıkırdayarak bir şeyler konuşuyor, onlardan birkaç metre ileride Mirzeydin ve hasta karısı çiçeklerin üzerine ayaklarını öne doğru uzatıp karşılıklı oturmuşlardı. Mirze elinde güç bela tutmaya çalıştığı kocaman bir portakalı soyuyor, kabuklarını arkasına rastgele atıyordu. Henüz yere düşmeyen havadaki kabukları, nereden geldiğini göremediğim, kafasını kendi ellerimle kopardığım başımın belası olan horoz, kanatlarını iki yana açarak sıçrayıp, kabuk parçalarını havada yakalayarak midesine indiriyordu. Mirze, kocaman portakalı tamamen soyduktan sonra eliyle iki parçaya ayırarak, yarısını karşısında oturan bunak karısına uzatıp, kalan yarısını da kendisi iştahla yemeye başladı. Daha birkaç gün önce kefenini cebinde taşıyan kadın, portakalı yedikçe sönük yüzüne renk geliyor, adeta yeniden canlanıyor gibiydi. Etrafı seyreden Mirze, kafasını kaldırıp benimle göz göze gelince yüzündeki mutluluk bir anda kaybolmuş, çirkin suratı daha da çirkinleşmişti. Etrafına bakınıp bir şeyler aramaya başlayınca, ağzında çiğnemediği insanın midesini bulandıracak hale gelmiş, vıcık vıcık olan portakal parçaları yere dökülmeye başladı. Aradığı şeyi bulamayınca, yanında midesini doyurmaya çalışan horozu eline uzatarak hiç zorlanmadan yakaladı ve kafasını tek eliyle koparıp, bana doğru öfkeyle fırlattı. Bu kıyımı yaptığında horozun vücudundan hiç kan çıkmadığını görünce şaşkınlığım gitgide daha da artmıştı. Kafamı eğip ayaklarımın dibine düşen kopmuş kafaya baktığımda, tüylerini kabartıp, gadasını iki yana açmış, gözünü kırparak gülüyordu. Eğilip ayaklarımın dibindeki vücutsuz kelleyi almak istemiştim fakat bütün vücudumun taş kesildiğini, kıpırdayamadığımı fark ettim. Hemen ardından beni fark eden yavrum anda elini kaldırıp beni göstererek, geriye doğru vücudunu eğip, ağzını iki yana açarak kişnemeye başlamış, peşinden oradaki herkes aynı tonda iğrenç kahkahalarını patlatmışlardı. Kimileri kendini güzelim sarı sümbüllerin üzerinde yuvarlayarak gülüyor kimi dizlerini dövüyordu bu manzara karşısında benimle alay ettiklerini, beni küçümsediklerini hissediyordum. Bütün gücümü toplayıp, avazım çıktığı kadar, ben yapmadım, diye bağıracaktım ki, sıçrayarak uyandım. Bu şahit olduğum her şey sadece bir rüyaymış. Tepemde iki tane asker korkuluk gibi dikilmiş, herhalde uyanmamı bekliyorlardı. Biri elindeki feneri yüzüme doğru yakınlaştırıp, omzuma dokunarak, hadi kalk bakalım, gidiyoruz, dedi. Uyku sersemliğiyle ne dediğini anlamamış, bön, bön suratına bakıyordum. Birkaç saniye sonra ne dediğini idrak edince. Nereye gidiyoruz? Mahkemen var bugün, mahkemeye gideceğiz, diyerek kollarımdan tutup beni ayağa kaldırdılar. Gözlerimi ovuşturup önüme baktığımda, geceden kalma ekmeğimin yarısını farelerin kemirdiğini, geriye kalan kısmının ise ıslanıp, çamura bulandığını gördüm. Artık gitme vakti geldi demek, diye mırıldanarak yanımdaki askerlerle birlikte o lanetli karanlıktan çıkıp, mahkemeye gitmek için yol almaya başladık. Her tarafı yıkık dökük bir arabanın arka koltuklarına bindirdiler beni. Benimle birlikte gelen beş tane de asker vardı arabanın içinde. Hiçbiri konuşmuyor, hepsi oturduğu yerde bakışlarını sabitlemiş, nereye baktıklarını anlayamadığım biçimde öne doğru bakıyorlardı. Halime acıyorlar mıydı, yoksa içten içe seviniyorlar mıydı, anlamak mümkün değildi sevimsiz, donuk suratlarından. Sağımda kalan kalın tellerle sık örülmüş camdan dışarıya izlemeye başladım. Adını hiç bilmediğim ve hiç bilemeyeceğim köylerden geçiyor, yol kenarlarında duran çocuklar geçen arabaya el sallıyor, bazı köylerden geçerken hırçın köpekler arabanın peşinden havlayarak koşuyorlardı. Tarlalardaki ekinler biçilmiş, sararmış arpalar ve samanlar üst üste belirli aralıklarla yığılmış, bazı işçiler bir ağacın gölgesinde uzanmış bazıları ise tırpanlarının ağzını çekiçle dövüyorlardı. Aklımdan önce gördüğüm rüya bir an için gelip geçmiş, hemen ardından beni bekleyen büyük mahkeme, mahkemenin koridorlarında bir aşağı bir yukarı gezinen Mirze ve ailesi, hakimler, savcılar ve daha nicesini düşünmeye başlamıştım. Bu başı sonu olmayan ve her geçen saniye beni daha çok gelen, endişeye sürükleyen düşüncelerin karanlığıyla mahkemeye vardık. İki kişi koluma girmiş, biri arkamdan diğer ikisi ise önümden giderek hızlı adımlarla içeriye girdik. Uzun koridorun başında tahmin ettiğim gibi Mirze ve ailesi, onların yanında da daha önce hiç görmediğim başka insanlar da vardı. Herhalde ölenin ailesi bunlar da diye düşünüp gözlerimi kalabalığın üzerinde gezdirmeye başladım. Herkesin yüzünden düşen bin parçadan da daha fazlaydı. Hepsi ayakta duruyor yalnızca evin köşedeki bir sandalyeye oturmuş, parmağı ağzında bir şeyler düşündüğü belliydi. Geldiğimi gördüklerinde herkes bir anda üzerime doğru yürümeye başlayınca öndeki iki asker hızlanarak onlara doğru ilerleyip, bana ulaşmalarına engel olmaya çalışıyorlardı. Yumrukların kulağımın kenarından, saçlarımın ucundan sıyrılarak geçtiği kalabalığın içinden zor bela geçerken Mirze. Sana yazıklar olsun aç köpek, evimi açtım, ocağımı açtım sana nankör, sistemlerini ederken, araya ağza alınmayacak birkaç demeç küfür de serpiştirmişti. Ne desem zaten inanmayacaklardı. O yüzden hiçbir şey demeden yoluma devam edip, mahkeme salonunun kapısına kadar geldim. Tam içeriye girecekken kalabalıktan sıyrılan evin, yanıma doğru yaklaşıyordu ki, askerlerden biri engelledi. Yüzüne baktığımda dudaklarını kıpırdatarak bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Dikkatlice bakınca sadece beni af devamını anlayamadan kolumdan tutan askerlerden biri beni hızlıca içeriye itti ve kapıyı kapattı. Büyük ve oldukça geniş bir yerdi burası. En ön kısımda yüksek bir masa duruyordu. Yüksek masanın karşısında tahtalarla çevrilmiş, içinde tekli bir sandalye olan yere oturttular beni. Karşımda duran siyah bir panonun üzerinde yazılı olan Adalet mülkün temelidir yazısını kaç defa okuduğumu Allah bilir. Bu bekleyiş sürerken geldiğim kapının hizasındaki daha önce fark etmediğim kapı açıldı ve içeriye dört kişi birden girdi. Saçlarını yeni kestirdiği, canlı yüzünden sağlıklı olduğu belli olan ufak tefek bir adam önden yürüyerek yüksek masanın başına doğru geçerken, bana keskin bir bakış atmış, tekrar önüne dönmüştü. Hemen arkasından üstündeki kırmızı yakalı, siyah kumaşlı bir cübbe giyen kişinin hakim olduğunu anladım. Hafif şişman, sinek kaydı tıraşını yapmış ihtiyar biri de onu takip ediyordu. Herkes yerine geçerken büyük masanın dibinde, oldukça eski görünümlü bir daktilonun üzerinde olduğu küçük masaya da hakimle birlikte içeriye giren kıvırcık saçlı, yüzünde 10 kilo boya ile burnu havada genç bir kadın rahat tavırlarla geçip oturdu önündeki evrakları insanı sinirlendiren uyuşuk hareketlerle düzelten hakim, kafasını kaldırıp yüzüme bakmaya başladı. Birkaç saniye yüzüme bakmaya devam edince. Ne diye bakıyorsun alçak herif, söyle ne söyleyeceksen. Herhalde beni bakışlarıyla korkutmaya çalışıyor haşha. Bunlar bana vız gelir hakim efendi, diye düşünürken, arka taraftan yanıma hızla yaklaşan bir asker ayağa kalksana dediğinde neden baktığını şimdi anlamıştım. Bu yüksek makamdakiler de kendilerine saygı gösterilmesini pek seviyorlar diye mırıldanarak yavaşça ayağa kalktım. Ben ayağa kalktıktan sonra hakim kafasıyla ne anlama geldiğini anlayamadığım bir işaret yapınca girdiğim kapı açıldı ve koridorda beni parçalamak isteyen herkes içeriye girdi. Arkama dönüp baktığımda, askerlerin gelenleri gösterdikleri yerlere düzenli bir biçimde yerleştirdiğini, içeriye giren herkesin bakışlarında nefretin kan kustuğunu görüyordum. İlkokul çocuklarını sıralarına yerleştirir gibi yerleşme işlemi sona erince, yavaş yavaş yükselen oltuyu sağlam bir ses bastırmıştı. Elinde yavru bir balyozla hakim tokmağı, önündeki masanın üzerinde duran altlığa vuran hakim, eliyle herkese oturun işaretini yapınca Hepimiz yerimize oturduk. Cebindeki saate sürekli göz gezdiren ve hakimin sağında oturan kısa boylu adam ellerini masanın üzerinde birleştirerek hakime kafasını tamam şeklinde sallayınca duruşma resmen başlamıştı artık. Önündeki kağıtlara göz gezdiren hakim anlaşılır bir ses tonuyla "Avukatın yok belli ki o halde başlayalım." Sorgu yargıcına verdiğiniz ilk ifadeniz dikkatle incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Olayla ilgili anlattıklarınızı yüksek mahkemenin, sayın savcımızın, kafasını sağında oturan kısa boylu adama çevirmişti ve şahitlerimizin eliyle arkamda oturan kalabalığı göstermişti. Huzurunda bir kez daha ağzınızdan dinleyeceğiz. Buyurun diyerek sözü bana bırakmıştı. Şimdi ne anlatacaktım ki ben onlara? Zaten anlatmıştım her şeyi bir daha anlatmaya hiç niyetim olmadığı için oturduğum yerden. Anla, lafı ağzıma tıkayan savcı. Konuşmak için lütfen ayağa kalkın, diyerek eliyle kalkmamı işaret etti. Hay sizin ayağa kalkma takıntınıza da başlayacağım şimdi, diye iç geçirip, ayağa kalkarak devam ettim. Anlatacak bir şey yok hakim. Ne? Yine ufak tefek, tüysüz suratlı savcı. Hakim Bey ya da Sayın Hakim olarak hitap edin. İki de bir her şeye salça olmasından dolayı savcıya sinirlenmeye başlamıştım. Ama buranın sinirlenme yeri olmadığını da biliyordum. Kafamı tamam şeklinde sallayarak yine yarıda kesilmiş sözümü tamamlamak üzere devam ettim. Sayın Hakim, anlatacak hiçbir şeyim yok. Oradaki ifademde ne yazıyorsa aynısını savunuyorum. Ben yapma. Savcı tekrar araya girmek istedi fakat bu sefer izin vermedim. Ben yapanmadım, anlaşıldı mı, ben yapanmadım, diyerek bağırıp, önümdeki tahtaya yumruğumu indirdim. Savcı oturduğu yerden zıplayarak. Terbiyesizlik yapma, terbiyesiz herif. Nerede olduğunu unutuyorsun galiba, seni sürüm sürüm süründürürüm, diyerek öfkeyle haykırdı. Çılgına dönmüştüm artık, savcı filan umurumda değildi. Devletin sana verdiği yetkiler nezdinde ancak beni süründürebilirsin, kalıbına tükürdüğümün vitaminsiz faresi, diyecektim ki, iyi ki de dememiş olmamın önemini sonradan anlamıştım. Özür dileyerek yerime geri oturdum. O sırada arkalardan yükselen bir feryatla herkes kafasını oraya doğru çevirdi. Oğlum, oğlum, nasıl kıydılar sana yavrum, diye bağrını döven kadın, kalabalığın içinde bayılarak yere düştü. Hakimin talimatı üzerine kadını salondan dışarı çıkardılar ve duruşma kaldığı yerden devam etti. Bu sefer konuşma sırası, salona sonradan katılan, ölen kişinin avukatı olduğunu ve savunmasını yapmak istediğini dile getiren, kalın ensesiyle dikkat çeken, eli yüzü düzgün bir avukattaydı. Yüce Divanı ve sizleri saygıyla selamlıyorum sayın hakimim ve sayın savcım. Elde edilen ve toplanan bütün deliller cinayeti sanık Miran Karabaht isimli şahsın işlediğini apaçık gözler önüne sermektedir. Bundan dolayı tüm itirazları yalandır, delili olmayan birer hayal ürünü olduğu da nitekim ortadadır. Rahmette yolculuk eden müvekkilimi ve ailesini temsilen burada bulunduğumdan dolayı, yüce mahkememizden katilin en ağır şekilde yargılanıp, cezaya çarptırılmasını önemli arz ederim, diyerek tekrardan yerine oturdu. Oturduğum sandalyenin boşta kalan kenarlarına iki elimi yanlara doğru açarak bastırmış, kim konuşmaya başlasa bütün vücudumu o tarafa döndürüyordum. Avukatın bu sözlerinden sonra yüzümle birlikte tüm bedenimi ona doğru döndürerek "Canım cehenneme," diye mırıldanıp tekrar önüme döndüm. Beni savunacak bir avukatımın bile olmaması, çetin bir savaşa eli boş, silahsız girmek gibiydi. Önündeki kurşun kalemi ve kağıtları tekrar düzelttikten sonra Şahin bakışlı hakim, savcı ile birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldamaya başladılar. Tam o sırada arkadaki kalabalığın içinde bir gürültü koptu ve askerler hızla müdahale edip susturdular. Hakim, önündeki tokmağı sertçe alt vurduktan sonra. Tanıkların ve sanığın verdikleri ifadelerin tekrardan incelenmesi için davaya 15 dakika ara verilmiştir, diyerek hepsi aynı anda koltuğundan kalkıp salondan çıktılar. Bu ara ile birlikte arkadaki kapıda açılmış, askerlerin kontrolünde birileri koridora çıkıyordu. Yıllar önce kaç kere feleğin çemberinden tam geçecekken geri döndüğümü daha önce okurlarımıza anlatmıştım. Ama bu sefer feleğin çemberinden geçmekle kalmıyor, geçerken sillesini de yediğimi biliyordum. Şu saatten sonra beni kimsenin kurtaramayacağını bildiğim için, 20 yıllık bir esaret hayatının çanları kulaklarımda çalmaya başlamıştı. Koca 20 yıl. İçimden ağlamak geliyordu fakat pınarlarım kurumuş gibiydi, gözlerim yaşarmıyordu bile. Ağlamak da bu saatten sonra bir şeyi değiştirmez, hem niye ağlayıp kendimi acındırayım ki milletti, yeterince acınacak haldeyim zaten, diye düşünürken, başımı avuçlarımın içine doğru eğip, eziyet veren şu 15 dakikanın geçmesini beklemeye koyuldum. Verilen ara dolunca hakim, savcı ve geri kalan herkes tekrar salona girerek yerlerine geçip oturdular. Arkadaki kalabalıkta hızla yerini almış, ölüm sessizliği sarmıştı her yanı. Elindeki bir kağıdı inceleyen hakim. Mirze Bey'in ailesi hariç köydeki hiç kimse seni doğru dürüst tanımıyorlar galiba. Hepsi aynı şeyi söylemiş, tanımıyorum. İşçisi olduğun yani çobanı olduğun ailedeki herkes ifade vermiş fakat mektuplaştığın şahıs hariç. Evin adarı getirin, diyerek askerlere emir verdi. Evinin neden ifade vermediğini ben de anlamamıştım doğrusu. Az sonra askerlerle birlikte içeriye giren evinin yüzü, ölülerin yüzü gibi bembeyazdı. Ellerini önde birleştirmiş, sürekli parmaklarını birbirine bastırıyordu onun bu tuhaf halini herkes gibi fark eden hakim. Çok solgun görünüyorsunuz, hasta mısınız? Evinin sesi titriyordu. Evet sanırım biraz üşütmüş olmalıyım. Hakim. Bu mevsimde üşütmek de şans olsa gerek. Geçmiş olsun, size birkaç sorumuz olacak, diyerek oturduğu sandalyede duruşunu düzeltip devam edecekti ki evin. Tabii sorabilirsiniz, diyerek sözünü kesti sözünün kesilmesine pek aldırmayan hakim. İfade vermemişsiniz, neden? Parmaklarını hala birbirine bastıran evin. Çünkü söyleyecek bir şeyim yok, tanıyamamışız demek ki Miran'ı. Öyle yani. Bir şeyler daha söylemek istediği belliydi ama devam etmedi. Hakim. Suskunluğunuzun dikkat çektiğini belirtmek isterim. Bu olayda en kritik kişisizsiniz biliyorsunuz değil mi? olayın açığa çıkmasındaki en büyük pay, sizin sana yazdığınız mektup. O anda arkada büyük bir ultu yükselmiş, en başta Mirza olmak üzere başkalarının da belli belirsiz tehditleri yükselmişti ki, hakim tekrar müdahale edip, devam etti. Bu uyarılarımı dikkatle almanızı tavsiye ederek, bir daha soruyorum, ifade vermek istiyor musunuz, diye sordu. Yüzü birden bire kızarmış, kafasını bana doğru çevirip gözlerime bir anlık bakan evin. Hayır anlatacağım bir şey yok, diyerek sustu. Aldığı cevabı pek beğenmeyen hakim. Peki, diyerek eliyle çıkmasını istedi fakat evin salondan çıkmayıp, kararsız ve çekingen adımlarla arkadaki kalabalığın arasına girerek oturdu. Hakim, önünde oturan kadına. Sorgu yargıcının olayla ilgili eklediği veya ekleyeceği herhangi bir şey var mı kızım diye sorunca sesini ilk defa duyma şerefine nail olduğumuz kadın ayağa kalkıp Herhangi bir bilgi gelmedi efendim diyerek tekrar yerine oturdu. Savcı önündeki kağıtları toplayıp hakimle tekrardan bir şeyler fısıldadıktan sonra elindeki kağıtları hakimin önüne dikkatli bir şekilde koydu. Kağıtlara pek aldırmayan hakim, tokmağı tekrar eline alarak, altlığa sert bir şekilde vurup gür bir sesle, karar dediğinde herkes bir anda ayağa kalktı, en sonda ben kalkmıştım. Yaz kızım, yapılan incelemeler, toplanan deliler ve şahitlerin verdiği ifadeler neticesinde, sanık Miran Karabaht'ın cinayetin işlendiği. Hakimin ve diğerlerinin girdiği kapı açıldı ve parlayan kel kafasıyla sorgu yargıcı elinde küçük bir torba ile içeriye girdi. Herkes ne olduğunu anlamamış, hakim kaşlarını çatarak, sözünün kesildiğine pek memnun olmadığını gösteren bakışlarını sorgu yargıcının üzerine dikmişti. Yargıç hızlı adımlarla hakime doğru yaklaşıp, kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadıktan sonra elindeki torbayı masanın üzerine koydu. Savcı hızla yerinden kalkarak torbanın ağzını açıp içine bakınca gözleri fal taşı gibi açılmıştı kendi aralarında ne olduğunu anlamanın mümkün olmadığı sessiz bir konuşma geçiyordu. Biraz sonra hakim elindeki tokmağı tekrar altlığa vurarak, 15 dakika ara, dedikten sonra masadaki torbayla birlikte hepsi hızla salondan çıktılar. Arkadaki kalabalıkta ultular tekrar yükselmiş, herkes yine haddini aşan yorumlarını dile getiriyorlardı. Bu mahkeme hiç bitmeyecek galiba diye düşünürken, Arkamdaki kapıdan tanıdık bir sesi işittim fakat kimin sesi olduğunu hatırlayamamıştım. Kafamı çevirip baktığımda kalabalığın içinde kim olduğunu bir türlü anlayamadığım için tekrar önüme dönerek beklemeye devam ettim. Verilen aranın süresi dolunca ön kapı tekrar açıldı ve mahkeme üyeleri yüzlerindeki şaşkınlığı gizleyemeden yerlerine geçtiler. Savcı, az önce sorgu yargıcının getirdiği torbanın içine beyaz eldiven taktığı elini sokarak içinden bir şey çıkarmaya çalışıyordu fakat bir türlü başaramıyordu bunu. Ayağa kalkıp torbayı ters çevirerek masanın üzerine doğru silkeleyince içinden hiç kimsenin göremediği bir şey önce masanın üzerine, ardından sekerek yere düştü. Yanındaki duran askere gözleriyle yerdeki cismi işaret ederek kaldırmasını isteyen savcının bu beceriksizliğinden dolayı gerildiği belliydi. Emil Kulu asker yerdeki ismi cismi belirsiz nesneyi almak için eğildiği sırada arkadaki kalabalıktan biraz önce duyduğum fakat kim olduğunu hatırlayamadığım ses tekrar duyuldu. Konuşmak istiyorum. Konuşabilir miyim sayın hakim? Hakim eliyle ön tarafı işaret ederek evinin az önce ifade verdiği yere gelmesini istedi. Kalabalığın arasından tedirgin adımlarla çıkan kişinin yüzüne bakınca tanımıştım. Fırat'tı bu kişi, Mirze'nin yeğeni. Hakimin yorgun düştüğü göz kapaklarının yavaş yavaş çökmesinden belli oluyordu. Kısılan sesiyle. Önce kim olduğunuzu açıklayın, ardından başlayabilirsiniz konuşmaya, dinliyoruz, diyerek geriye yaslanıp, bakışlarını Fırat'ın üzerine dikti. Gözaltı torbaları sarkmış, kenarları morarmış, saçı başı dağılmış olan Fırat, onu tanıyan herkesin görmeye hiç alışık olmadığı perişan bir haldeydi. Gözlerini önündeki masanın ayaklarına dikerek, bir şeyler düşündüğü için hakimi duymamıştı. Hakim ihtarda bulunarak sözünü tekrar etti. Size söylüyorum beyefendi, başlayabilirsiniz. Bir an nerede olduğu aklına gelmiş gibi irkilen Fırat, derin bir iç çekerek başladı. İsmim Fırat Adar, Şemsettin Adar'ın oğlu, Mirzeydin Adar'ın öz yeğeniyim. ''Buraya size bir itirafta bulunmak için geldim, Baran adlı şahsı bu gariban adam, eliyle beni göstermişti, öldürmedi, ben öldürdüm'' dediğinde arkadaki kalabalıktan ''Aa nene'' gibi ultular yükselmeye başladı. Hakim tokmağı eline alıp çok sert bir şekilde altlığa vurarak ''Bir daha ses çıkaran olursa dışarıya atarım, bu son uyarım. Siz devam edin'' diyerek tokmağı tekrar masanın üzerine bırakıp dinlemeye devam etti. Herkes pür dikkat kesilmiş, katil olduğunu dile getiren kişiye, yani Fırat'a odaklanmıştı. Tekrar bir iç çekerek. Evet ben öldürdüm, bunu da size itiraf ediyorum. O gece çadırın içinde ben vardım, Miran yoktu. Savcı hemen araya girerek. Olayı en başından anlatır mısın, nasıl oldu, nasıl yaptın? Fırat biraz duraksadıktan sonra. Tabii ki olaydan önceki günün öğlen vaktinde Baran ile ben köyün ortasında dövüştük. Herkes de gördü zaten. O gün bizi ayırdılar ve Bedirhan beni alıp eve götürdü. Evkalade sinirli olduğum için düşünemiyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Bu halimi gören Bedirhan beni biraz sakinleştirdikten sonra sevdiğini asla kimseye bırakma. Kim ne derse desin, benim gibi yap. Bak ben pişman mıyım? hayır tabii ki dediğinde aklıma bir fikir gelmişti. O gece çadıra gidip, baranı kararından vazgeçirmek için tehdit edecektim ve o niyetle de gittim zaten. Savcı tekrar araya girerek. Bedirhan kim? Fırat. Bedirhan benim kuzenim, yani Mirze amcamın oğlu. Zaten o gün baran, Bedirhan ve çocukları beraber geldiler köye, diyerek bir anlık susup, gözlerini tekrar yere indirdi. Duyduklarım karşısında hem şaşkın hem de içten içe seviniyordum. Konuyu pek dikkatle dinleyen hakim devam etmesini isteyince Fırat başını önce evine doğru çevirip sonra hakime döndürerek devam etti. O gün akşama doğru yengem için gelen kalabalıktan faydalanarak evine ahırın içinde yalnız yakaladım ve planımı anlattım. Beni dikkatle dinledikten sonra gözleri parlamıştı adeta. İlk başta nedenini anlayamadığım bir biçimde bunu yapmamı çok istedi. Elinden ne geliyorsa yardımcı olacağını da söyleyince bana varma niyetinde olduğunu zannetmiş. Arka tarafta Mirze'nin bağırışları ile sözü kesildi. İhtiyar kızına doğru atılmış, askerler hemen araya girerek onları ayırıp, savcının talimatıyla evine ön taraftaki ayrı bir sandalyeye oturttular ve defalarca kesilen konuşma tekrar devam etti. Öyle zannetmiştim fakat öyle olmadığını sonradan anladım tabii. Onun gönlünde bu zavallı sefil adam varmış. Ben de herkes gibi bilmiyordum bunu. Bilsem yapar mıydım? Neyse işte, evin akşam büyük eve gelmemi söyledikten sonra ahırdan ayrılıp evime giderek karanlığı beklemeye başladım. O gece saat 12'yi geçince hazırlanıp dışarı çıktım. Cebime de dededen yadigar çakımı da koymuştum. Gözdağı vermek amaçlı tabii evinin geleceğimi bildiği için uyumadığını da biliyordum. Mutfak penceresinin yanına gelip, cama tıklayınca büyük kapının açıldığını duydum ve ön tarafa doğru yürüdüm. Çok karanlık olduğu için önümü zar zor görüyor, yavaş hareket ediyordum. Büyük eve girince kapıyı tekrar kilitleyip mutfağa giren evinin peşinden yanına gittim. Evin bana baranın misafir odasında olması gerektiğini, orada bulamazsam yengemin olduğu çadırda bulacağımı, söyleyerek mutfaktan çıkıp odasına gitti. Misafir odasına doğru giderken dış kapının zorlandığını fark ettim ve tedirgin oldum. Hızlıca mutfağa geri dönüp kısa bir süre bekledikten sonra kimsenin içeriye girmediğini anlayınca tekrar misafir odasına doğru yürümeye başladım fakat bu sefer elimi çabuk tutmam gerektiğini biliyordum. Misafir odasına girince Baran'ı orada bulamadım ve geri dönüp kapıdan çıkacağım zaman banyodan bir ses duyduğum için korkuyla kapıdan dışarıya fırlayıp büyük çadıra doğru koşmaya başladım. Savcı durmasını isteyerek önündeki kağıtlara göz gezdirip "Çıktıktan sonra kapıyı arkanızdan çektiniz mi?" diye sordu. Fırat kendinden emin bir şekilde "Hayır, çıktığım gibi koşmaya başladığım için kapı açık kalmıştı. Bunun farkındaydım zaten." İşimi hallettikten sonra evime dönerken çekmeyi de düşündüm aslında ama işler planladığım gibi olmayınca geri oraya dönemedim haliyle." dedikten sonra sustu. Savcı önce kafasını önündeki kağıtlara, ardından hakime çevirerek bir müddet bakıştılar. Bir şeyleri konuşmadan kararlaştırdıklarını belli eden biçimde birbirlerine kafa salladıktan sonra hakim, "Devam edebilirsin." dedi. Fırat arkasına dönüp kalabalığa baktıktan sonra derin bir iç çekip devam etti. Çadırın yanına gittim ama içeride ışığın yandığını görünce, Mira'nın yatıp kalktığı çadırının arkasına geçip biraz beklemeye karar verdim, yengemi korkutmamak için. Biraz bekledikten sonra ayak sesleri duymaya başladım ve hareket etmeden olduğum yerde durdum. Biri arkasında beklediğim çadırın içine girdi ve bir süre çıkmadı. Ardından dışarı çıkıp büyük çadıra doğru ağır ağır ilerlemeye başladı. Kim olduğunu anlamak için kafamı uzatıp baktığımda, Miran'ı gördüğümde çok şaşırmıştım. Ne yapacağını öğrenmek için hareket etmeden biraz daha beklemeye başladım, olduğum yerde. Miran büyük çadıra doğru giderken kümesteki horoz ötmeye başladı ve Miran horozu susturmak için kümese doğru koştu. Orada anlamadığım ve göremediğim bir şeyler oldu. Horozun sesi birden kesildi ama ne olduğunu anlayamadım. Ardından çadırdaki ışık tekrar yandı. Baran elinde bir mumla dışarıya çıkıp kümese doğru yürümeye başladı. Zaman geçiyordu, şafağın sökmesine de az kalmıştı artık. Baran'ın bu saatten sonra bir daha uyumayacağını düşünerek, fırsat bu fırsat deyip, hızlı adımlarla kimseye görünmeden büyük çadırın içine girdim. İçeri girdiğimde yengem uyanıktı ve karanlıkta birden böyle girdiğim için korktu. Çalık atmaya çalıştı fakat sesi çok çıkmadığı için inlemeye başladı. Beni herhalde Azrail'i falan sanmıştı. Bu iniltiyle birlikte Baran elindeki ışıkla hızla çadıra geri geldiği için saklanmaya fırsatım olmadı ve orada olan oldu zaten. Dedikten sonra duraksadı. Biraz düşündükten sonra devam etti. Yüzüme sert bir yumruk atarak üstüme atıldı yerde boğuşmaya başladık. Benden çok daha fazla kuvvetli olduğu için gücümün ona yetmeyeceğini, onun beni o anda boğarak öldürebileceğini biliyordum. Bu yüzden can havliyle bıçağı cebimden çıkarıp boynuna sapladım. Buna rağmen birkaç saniye beni bırakmayınca bu sefer bıçağı aşağı çekerek boğazını boydan boya kestim. Hoca bedenini üzerinden atıp ayağa kalktığımda hala can vermediğini görünce daha çok korktum, ve yerdeki bıçağımı alıp koşarak eve gittim, dedikten sonra dizlerinin üzerine çöküp hıçkırarak ağlamaya başladı. O sırada arkadaki kalabalığın içinde Mirze'nin önce bağırma sonra da öksürme sesleri gelmeye başlayınca hakimin talimatıyla askerler tarafından salondan çıkarıldı. Yere çöken Fırat'ı savcının yanındaki asker kollarından tutarak tekrar ayağa kaldırıp başında beklemeye koyuldu. şaşkınlığın ve korkunun esir aldığı bu kalabalıkta derin bir sessizlik başlamıştı. Birkaç saniye sonra biraz önce masanın altına düşen ve hala orada duran ne olduğunu bilmediğimiz cismi yerden alması için savcı sert, bir o kadar da tiz bir sesle "Sana şunu yerden al demedim mi?" diyerek Fırat'ın yanında bekleyen askere bağırdı. Bunun üzerine asker koşarak yerdeki cismi alıp masanın üzerine koyduğunda gözlerim yerinden fırlamış gibi açılmıştı. Eline yeni bir eldiven taktıktan sonra savcı, masanın üzerinde duran ve benim o gece kendimi kurtarmak için kopardığım horozun kafasını havaya kaldırarak, cinayetin işlendiği yerdeki kümesin içinde inceleme yapan arkadaşlarımız tarafından bulunmuş. Bu sizin horozunuzun kafası mı? diyerek evine gösterdi. Kendi kendime. Af geri zekalı, nasıl unutursun bunu? ben atmıştım içine o gün, diye mırıldandığım sırada, evin, gözlerindeki yaşları temizleyip, evet, kaybolan horozumuzun kafası bu, diyerek suçluluğun verdiği utançla başını tekrar önüne eğdi. Hakim masanın üzerindeki tokmağı alıp, altlığa bir daha vurarak, 30 dakika ara, dedi ve tekrardan hepsi dışarıya çıktılar. Karar Suçsuzluğumu savunanlar, gerçek katili yerin dibine sokanlar, eleştirenler ve diğerlerinin boş muhabbetleriyle geçen 30 dakikanın sonunda kapı açıldı ve mahkeme üyeleri tekrar içeriye girdiler. İçimde parlayan o müthiş sevincin tanımını yapacak kelimeleri henüz keşfetmedim diyebilirim. Aklanmıştım ve bu beladan kurtulmuştum sonunda. Mahkemenin insanı yoran ve gereksiz uzatmalarının detaylarını hiç dinlemedim o dakikadan sonra. En son bütün deliller toplanıp sanığın itirafı karşımda oturan yazıcı kadın tarafından daktilo ile yazılıp, Fırat'ın altına imzasını atmasıyla dava sonuca kavuşmuştu çok şükür. Yaklaşık 5 saatten fazla süren yargılama neticesinde hakim ve savcının istişaresiyle alınan karar kağıtlara şöyle geçti. Gereği düşünüldü. Sanık Fırat Adar işlediği cinayeti kendi öz iradesiyle mahkememizde itiraf edip, bütün suçu üstlenmiştir kendisine olayda yardım ettiğini öne sürdüğü Evin Adar isimli şahıs da bu suçlamaları kabul etmiştir. Fırat Adar tarafından verilen ifadenin, şüpheli olarak yargılanan Miran Karabaht'ın ifadeleriyle uyuşması ve Miran Karabaht'ın o gece Mirzeydin Adar'a ait olan horozun başını kestiği iddiasının kanıtlanması neticesinde, mahkememiz, 5237 sayılı, Türk Ceza Kanunu'nun 81. ve 82. maddeleri uyarınca, Sanık Fırat Adar'ın 23 yıl hapis cezasına Olayda kendisine yardımda bulunup, suç işlemeye tahrik ettiği ispatlanan Sanık Evin Adar'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 14 yıl hapis cezasına karar verilmiştir. Şüpheli olarak gözaltına alınan ve olay günü hırsızlığa teşebbüste bulunan, yapılan aramalarda ve alınan tanık ifadelerinden Sanık Miran Karabaht'ın çobanlık yaparken, yediği gocuğunun cebinden Mirzeyd'in adara ait olduğu tespit edilen sigara tabağının bulunması. Sanığın 11 yıl önce henüz reşit değilken başka bir hırsızlık suçuna karıştı, Ferman Adar'ın ve babası Bedirhan Adar'ın tezgahından portakal çaldığı, sanığı elindeki doğum lekesinden kendisini tanıdıklarını söyleyen şahitlerin ifadeleri de dikkatte alınarak sanığın suç işlemeye meyilli olması. Sanık Miran Karabaht'ın, cinayetin işlendiği günün öğlen saatlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev başındaki resmi personeline saldırıda bulunması ve birçok görgü şahidinin bu konudaki ifadeleri de esas alınarak, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs suçlarına işlemesinden dolayı, Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı kanunun 142. maddesi uyarınca, sanık Miran Karabaht'ın 1 yıl, 11 ay, 22 gün hapis cezasına, sanığın mahkemedeki sakin davranışları göz önüne alınarak, verilen cezanın denetimli serbestlik olarak uygulanmasına karar verilmiştir, diyerek dava sona erdi ve mahkeme salonu bir anda boşalmaya başladı. Koşarak hakimin tonton suratlarını sıkıp öpmek geliyordu içimden ama yapmadım tabii ki. Askerler evin ile Fırat'ı kelepçeleyerek salondan çıkarıp, koridorda önden yürümeye başladılar. Arkalarında galip geldiğim haklı davamın sevincini yaşarken, bu işten de sıyrıldığım için kendimle gurur duyduğumu söylemesem içimde kalır. Ellerim cebimde, başımı önüme eğmiş, yüzümde saklayamadığım aptalca bir gülümsemeyle tatlı hayaller kurup, özgürlüğün rahatlığını hissederken nihayet boğucu duvarların arasından kurtulup kapıdan dışarıya çıktım. Bir yandan da üzerime kurulan haince planları, içine düşmekten son anda kurtulduğum tuzağa kendime ders edinip, bundan sonra daha temkinli davranmam gerektiğini düşünüyordum. Aynı devirde yaşadığım insanların ruhlarında, kendi ruhumda dahil olmak üzere asla saf, çıkarsız bir sevginin var olamayacağını anlamıştım. Bundan ötürü evine karşı içimde herhangi bir hissiyat kalmamış, belki de hiç olmamıştı. Askerler evin ile Fırat'ı arabaya bindirmek için bahçenin içinde önden ilerlemeye devam ediyorlardı ki, bir anda kıyamet koptu ve bir silah art arda patladı. Bahçede müthiş bir bağrışma İnsanlar arasında korkunç bir izdiham başlamış, herkes birbirini ezmeyi göze alırmışçasına can havliyle sağa sola koşuyordu. Ne olduğunu anlayamadan korkuyla kendimi yere atıp ellerimi başımın üstüne koydum. Birkaç saniye sonra merakıma yenildiğim için koca kafamı kaldırıp önüme bakınca evin ile Fırat yerde kanlar içinde yatıyor, askerler silahlarını birine doğrultmuş, silahını bırak diye bağırıyorlardı. Askerlerin koca gövdelerinden ve geniş omuzlarından dolayı kime bağırdıklarını bir türlü göremiyordum. Bu manzara karşısında dehşete kapılmıştım. Cesaret ile aptallık arasındaki ince çizgiyi birbirinden ayırt edemediğim için kalkarak onlara doğru yürüyordum ki bir silah daha patladı ve askerlerin silahlarını doğrultarak perdelediği başka bir ceset yere yığıldı. Yaşanmayan veya yaşanamayan yaşamlar, insanların hayatlarını bir anda söndüren hırslar, gelenek ve görenekler, hiçbir akla mantığa sığmayan törelerin kana susamış cellatları. Binlerce yıldır insanoğlunun doymak bilmeyen gözü, kendi iç dünyasında kutsallaştırıp, yere göğe sığdırmadığı kibri, gözlerimin önünde üç cana, iki yeşermemiş fidanın hayatına mal oluyordu. Ertesi gün şehir merkezindeki büyük caminin minare hoparlöründen selalar şu isimler için okundu. Baran Elçioğlu Fırat Adar Evin Adar Mirzeydin Adar Son Söz Bugün pencere kenarında dışarıyı izlerken, yeniden toprağa can vermek için kış ayından kalma buzların eridiğini, ilkbaharın göçmen kuşlarını ve uzun, çırpı bacaklı leylekleri tekrar gördüm. Yaşım da epey ilerledi sayılır, kırka merdiven dayadım artık. Hafızamın da her gün biraz daha zayıfladığını, Unutkanlığın yavaş yavaş kapımı çaldığını hissediyorum. Yarın Nevruz bayramı kutlamaları olacakmış ülkenin her yerinde. Sabah radyodan duydum. Sanırım bu senede gidemeyeceğim. Dizlerim ağrıyor. Dalgın bakışlarla etrafı süzerken cami hoparlöründen tanıdığım bir adamın selası okundu. Bedirhan Adarın. Yarın öğlen namazına müteakip kendi köyünde Taşlı Köy defnedilecekmiş. Bu sela okununca aklıma geçmişimdeki başıma gelen o kahrolası yılları dün gibi hatırlayınca koşarak salona geldim. Eskiciden aldığım çürümeye başlayan tahta masamın üzerindeki tozu silmeden, çekmecesinde yıllardır elde edilmediğim koyu mavi kapaklı defterimi çıkarıp bir ayağı kırık olan sandalyeme oturdum. Eğer ki bir gün tamamen her şeyi unutup, kendi ismimi bile hatırlamayacak duruma gelirsem, ki bu gidişle pek mümkün görünüyor, yalnızca o günleri hatırlamak için dilimin döndü, hafızamın yettiği kadar yazmaya çalıştım. Son Dinlediğiniz için teşekkürler, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız.